Ben geçirdim, bekliyorum. Hoş geçirdin kardeşim, hoş geldin. Yayındayız. Online kariyer ile. Yani umarım yayındayızdır diye de demeden edemiyorum. Bir bakayım, şöyle bir kontrol check edeyim. Yayında gözüküyorsun. Evet, yayında gözüküyorum şu anda. Teşekkürler. Tamam, ben de ekranı açtım. Ne yapıyorsun kardeşim, nasılsın? İyiyim kanka, sen ne yapıyorsun? Aa, çok şükür, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kamer hocam Cimbom Vlog uygulamasıyla selam tatlım olarak geldi. Hoş geldin Kamersan. Kanka kura çekim var lan Şampiyonlar Ligi'nde. Direkt geldiğim gibi. Çek. Bir izleyeyim bakayım kura çekimini. Allah yardım et ya Rabbi. Playoff oynayacağım bugün biliyorsun. Bir aksilik olmazsa. Kura çekimine başla. Diğer takımlarda mıyım ben? Ya oğlum, ben niye diğer takımlar atmışlar kanka? Ben niye seri başı değilim? 9. olmuştum sadece. İlk 8'li bitiriyor demek. İlk 8 direkt şeye oynuyor. Son 16 oynuyor. Bunlar playoff oynayacak olanlar. Onu bilemedim o zaman. Yalnız kurayı Zinedine Zidane çekiyor ha. Hadi bismillah. Porto. Porto. Rakip Liverpool. Real Madrid. Ajax. Allah'ım bana gelmedi. Çok şükür ya. Nice. Aa, ben seri başıymışım. Tamam, Crystal Palace'mışım ben. Tamam, okey. İyi yayınlar dilerim. Savaş hocam da selamlar demiş Kamersan. Aleyküm selam, sağ ol hocam. Bayağı lever kuzun. Celtic olur. Leipzig gitti. Galatasaray. This is Galatasaray. Ulan ben Galatasaray değilim değil mi? Kendimi ben Galatasaray sandım kanka. Galatasaray geliyormuş şimdi, amma gülerim ha. Bana. Selam demedim. Başarılar diledim. Görüşürüz. Yanlış. Ayda. Ya yanlış okusam ne olacak be adam, aşk olsun. Hoş geldin. Ya Galatasaray'la eşleştim kanka ya. Ne güzel oğlum. Nasıl eleyeceğim ben Easy. Galatasaray'ı, Icardi var. Easy, easy Ne izisi kanka? Icardi, Ziyech, Zaniolo, Kerem. Can almışlar lan. Kanka can bozduğunu almışlar hayvan gibi. Torreira, Sanchez, Nelson, Boy, Abdülkerim hayvan gibi. Ya yedeklerinde Zaha Tete'si falan da duruyor. Her şeyi duruyor. Selamlar, hoş geldiniz beyler, çağrı. Sını satayım, Galatasaray'la eşleştik. Hadi geçirdim. Uğurcan Çakır'ı liderlik eğitimine başlattım kardeşim. Umarım takıma liderlik edecek. Biraz ekranı hayırlısı büyüteyim. be. Raporlar gelmiş. Vücudanın raporlarına bakıyorum. Ben bu arada kendimi de bas konuş alayım da sana rahatsız etmeyeyim kardeşim hemen. Nerede komutlar? Sağ ol. Est. Ayarlar. Ses. Bas konuş. Okey. Yanıtla. Şampiyonlar Ligi'ne kimi kaydedeceğim diyor bana da. Sol bakkeni kaydedemiyoruz mu ya? Kanka sol bakkeni kaydedemiyorum Şampiyonlar Ligi'ne. STV'yi falan mı kaydetmesem diyeceğim de o da sıkıntı olur çok. Yani nasıl olacak? Pinya'yı bir kaydetmesem o da olmayacak yani. Zaragoza'yı aslında sağ kanat oynatabilirim. Valla ben 18 yaşında yeni aldığımı kaydetmedim ya. Ben de Pinya'yı bir kaydetmeyip sol bakkeni kaydedeceğim ya. Aleykümselam, hoş geldiniz beyler, eyvallah. Tamam, öyle yaptım ya. Bir değişiklik yaptık. Yapacak bir şey yok. Galatasaray amacı Türk olmayan takımları yenmek, geçmiş olsun hocam. Eyvallah. Bingo game, hoş geldin. Çağrıcığım, diğer hesaptan hoş geldin kardeşim benim. Sefalar getirdin. Eyvallah. Selamünaleyküm chat. Selamünaleyküm hocalarım. Aleykümselam Yusuf'cum, hoş geldin. Galatasaray'la eşleştik abi Şampiyonlar Ligi'nde. Kanka zaten ben bir an kendimi Galatasaray hissettim. Ulan ben niye diğer takımlarda gözüküyorum da seri başı gözükmüyorum falan diye oldum yani. Bir farklı hissettim ama meğer Tebrik ediyorum. Crystal Palace'mışım ve Galatasaray'la eşleştim bir de üstüne. Orhan hocam, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bir Eyvallah. saniye şimdi. Aleykümselam. Eyvallah kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Çağrı, nasıl gidiyor okul, hayat? Yayına yeni gelenlerin videoyu beğenmelerini rica ediyoruz. Yayınımızı beğenmelerini rica ediyoruz. Keşfete düşmesi için çok teşekkürler şimdiden. Oh, Newcastle'la da oynayacağım. 8'in intikamını al. Hangi 8'in? 8 yemedin mi? Galatasaray'dan. He, Newcastle için diyorsun.
Doğru, haklısın. Onu alabilirsek alalım da yani çok zor kanka be. Bir tık zor yani. Alma teklifi gelmiş bizim eşeğe. Onu bir kabul edeyim, belki gider. Haftanın takımı Malatasaray falan olmuş. Sunum slide hazırlamaktan gına geldi. Abi üniversitenin şeyi bu yani, üniversiteye gidince sunum slide hazırlayacaksın. Yapacak bir şey yok Çağrı o konuda. Öğrencilik abi zor. Bakma, çalışma hayatı daha zor. Yine öğrenciyken iyisin, güzelsin, rahatsın. Canını sıkma yani bu tarz şeylere. Orhan hocam hoş Bir bulduk. dakika. Page of Exile batağına düştüm. Galatasaray'a da kıyamazsın. Hayda. Page of Exile ne demek hocam? Bilmiyorum, Galatasaray'a yani kıymak istiyorum ama nasıl kıyacağımı bilmiyorum. Ya yenemeyebilirim işin kötü tarafı, çünkü çok eksiğim var. Sıkıntı da var yani. FM'ye de girmiyorum. Çıkamam diye zaten. Hayda. Çıkarsın abi, niye çıkmayasın? Kendine bir saat belirle. O kadar oyna çık. Takım dinamiklerine bir daha bir son bakalım. Takım toplantısı yapmayacağız ya. Yok. Antrenman. Yeni bir mentorluk yaptık abi. Bir şey olsun diye. Ben hemen bir bitki çayım alıp geleyim mi ya? Bu azarım Git kal gel. rahatsız. Geldi zaten bitki çayım, hemen alıp geliyorum. Chat geliyorum. Geldim karşım. Oy. Diablo'yu da biliyorum da hani çok hakim olduğum bir oyun değil ama şey biliyor musunuz abi? Diabolik diye bir çizgi film vardı küçükken. Onun hastasıydım böyle. Adam böyle kötülerle savaşır geceleri. Böyle suikast mı mükast mı düzenlerdi? Ne vardı hatırlamıyorum da. Diabolik diye bir çizgi film vardı abi. Dijitürk'ün bir kanalı vardı. Maxi TV diye mi ne? Orada yayınlanırdı. Selamlar Osman hocam, hoş geldin. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la eşleştik Crystal Palace olarak. Sen de duy. Biliyor musun? Abi Diaboli'yi bilmezsin ya. Diaboli'yi yaşlılar, oldlar bilir. Ben bir old olarak biliyorum. Sen de mi olsun Orhan Ak hocam? Yoksa gerçek Orhan Ak sen misin? Galatasaray'da top oynayan sol bek. Kanka Premier Lig maçım var Newcastle'la. Öcüm almak istiyorum. 8 yemiştim en son. Çok teksiyim var. Nasıl olacak bu işler? Esposito Simeone. Zaragoza. Rot. Rot yerine niye bar şey oynatamıyoruz? Barco'yu. Barco daha iyi oynuyor. Rot da oynamış ama. Bilmem mi, senden doldum ben. Hayda, yaş kaçtı hocam ya? Ayıptır sorması. Soruyorum ama. Hani ayıpsa sormayayım. Ferguson'u değil be baba orada. Franchi oynatmak istiyor gönülde. Ferguson'dan biraz memnun olmuyorum yani. Bunlar bana geçen 4-3 çıkmıştı. Sıçmışlardı şarkıma. Ya saçma sapan bir taktikleri var Allah'ım ya Rabbim. Kanka çok saçma bir taktikleri var bunların ya. Böyle baklava dizilişi gibi. 2-2 kanat yani, 2 forvet oynatıyorlar ya da 2 forvet arkası oynatıyorlar, 2 de forvet oynatıyorlar. Böyle çok değişik bir dizilim var Newcastle'ın. Kanka, oyunu saçmalı değilim. Bilmem mi, senden doldum ben 86 model. Hayda hocam, ablamla eşitsiniz Orhan hocam. Orhan abim. Kolpani niye oynatmıyorsun ya? Memnun oldum Kolpani abim. kardeşim oynasın. Hocam online mini oyunlar oynamaktan keyif alır mısınız? Eskiden alırdım. Hatta mini klip diye bir site vardı abi. Onunla çok oynardım. Hatta o ondan sonra uygulamaya döndü diye biliyorum. Selamlar Taha Yasin'cim, hoş geldin canım. Taha Yasin, Galatasaray'la eşleştik abi Şampiyonlar Ligi'nde. Project Winter tarzı, bilmiyorum ne olduğunu. Project Winter'ı ilk defa duyuyorum. Allah yardımcımız olsun. Yarım kalan bir hesabımız var 8'lik. Ilgaz'ım hoş geldin. Bu hesap Eyvallah tek kardeşim. maçla kapanmaz gibi ama. Yani 5 kere oynasam 5'inde de kapayamam gibi geliyor. O hesabı. Aa, mini kulübün bilardosunu bilmem mi ya? Galatasaray'a mı yenileyim yoksa Anfulof? Hayda, canın sağ olsun Ilgaz. Alperen'cim hoş geldin. Eyvallah Alperen hocam. İyi seyirler dilerim. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la eşleştim ya. Ya bu İsa falan bir sert falan gireceğim kanka. Bunların içinden geçmem lazım benim bugün. Ya benim Glau'da almışlar. Bak oynatıyorlar 10 numarada. Eşşol eşekler ya. Kanka bahisçi adamı da oynatıyorlar. Tonali nasıl cezaevinden oynuyor bunlarda ya? Kanka şey de oynuyor. Ivan Toni de oynuyor. O da cezalıydı sanırım. Onun cezası bitmedi mi ya Premier Lig'de? Oynatamıyorum.
Casemiro uzaktan gol attı ya. Ya Galatasaray'ı istesem bile yenemeyebilirim gibi geliyor. Kadrosu benden güçlü yalnız Galatasaray'ın. Onu söyleyeyim Ilgaz hocam. Bir de benim iki forvetim de sakat şu anda. Okoli. Ya Okoli'yi sol stoperim benim. Normalde sağda oynatıyor bak. Eşek takım ya. Asistan menajere bıraktım. Patlamayalım inşallah. Mateo, Espa, Brian sola oyna. Simeone yap. Ya buna penaltı mı verilir? Eşek niye atıyorsun kendini? Gol yemeyelim be. Gol yemeyelim. Hocam penaltı. Stoperi çok çekti. Ya İshak yine gol attı kanka. Yine ilk şutu gol oldu bu İshak'ın. Adamın bu sene bana 8. golü. Offside da yok. Penaltı. Çok güzel. Hadi Uğurcan da 6-3 ile başlıyor. Patlamışsın. Ya bilerek satmam maçı da 6-3'e direkt çıkartırım abi kaleci. Hiç orada bile olmam yani. Yeler'de biraz oyun disiplinini kaybedebilir diyor da. Abi bu kaleciyi değiştireceğim direkt ya. Maçta böyle başladığı zaman değiştireceğim ya. Ya bilerek maç satmam ama ben beni biliyorsunuz da. Yani tabii yenilmek de isteyebilirim. Yenilirsem de çok üzülmem ya da. Ya Premier Lig'de de sıçıyoruz son haftalarda. Premier Lig'de galibiyet alamıyoruz. Bir Şampiyonlar Ligimiz var. Orada da Galatasaray geldi anasını satayım. Ya baksana neler oluyor. Kaptırmayalım ya. O pas nasıl pas ya? Mateo vur lan. Lan be. Abi 4. sezon başı Trabzonspor'dan Ajax yaptım. Türk milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final yaptım. Türk milli takımı da mı yönetiyorsun ta? Helal olsun. Aslan. Ya bir ünlem Discord yazabilme şansınız var mı? Komutlar çalışıyor mu? Bir bakayım. Abi 2'yi de yedim ya. Bunlar beni yenecek yine galiba ya. Ya ben bunlara ne oynayacağım abi? 4-3 falan mı oynayacağım? Bilmiyorum ki ya. 4-2-4 oynayamıyorum bunlara ya. Sürekli değişiklik yapmama rağmen bir şey olmuyor. Yok ya çalışmıyor yine komut bak. Komutları ayarladım sözde. YouTube'da acaba komutlar falan çalışmıyor mu ya? Başka bir şey mi ayarlamam lazım YouTube'da? Farklı bir Streamlabs değil de farklı bir şeye mi geçmem lazım acaba? Farklı bir şeye geçeriz abi. Öyle yaparız artık yapacak bir şey yok. Merhabalar Zeroş'um hoş geldin canım. Neyse ben kendim Discord linkini atayım abi size beyler. Onu da sabitleyelim. Şöyle sabitleyelim abi Discord'umuzu. Hadi abi bir gol daha lan. Mesajı sabitle. Van der Sol'u niye oynatmıyorsun kankam? Ya oynatıyorum aslında. Rotasyonlu kadroda oynatıyorum sürekli. Yani sürekli değiştiriyorum yerlerini. Merhabalar hocam. Savaş Hoca ne durumda demiş. Zeros geldiği gibi. Ne durumdasın İyiyiz, kardeşim? İyiyiz. Ortalamayız ya. Ortalamayız. Şöyle bir değişiklik yapacağım ya. Hadi. Lan boş kaleyi nasıl kaçırıyorsun ya? Şöyle bir değişik. Ya böyle oynar ya bu. Berabere kaldım Manchester United'la. Maşallah ben Newcastle'a yeniliyorum. Yani helal olsun sana. Newcastle'a yenme gibi şansım yok benim muhtemelen ya. İki şutları gol oldu kanka. Dakika kaç? Dakika daha erken ya. 20'ymiş ben kahve yapıp geldim. Sen kahveni yap kanka. Seni de kanat forvet yapacağım çocuk adam. Seni de kanat forvet yapacağım. Forvet gibi oynayalım. Hocam hatırlar mısınız? Barış'tan bek olur mu diye sormuştum. Alay maçı sonrası babanın içinden Davis çıktı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde o kadar olurunu görmüyorum. Sevgili Çağrı. Tabii ki ligde olur da Şampiyonlar Ligi'nde çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Gerçi fiziksel olarak gerçekten iyi de. Discord'da insan mı yazıyor? İnsan mısın yazıyor. Ayar oldum yok hayvanım. Kime? Discord bildirim olarak mı soruyor? Abi penaltı verdi. Ya bu Newcastle'la benim şeyim ahirete kalacak herhalde hesaplaşmam. Yani hiç mi yenme şansım yok benim bunlara abi? Sürekli bir şeyler oluyor maçta. Oh be aferin Mamardaşvili. Bir temposu falan oynamayı deneyelim. Yani hiçbir şey yapamıyorum abi adamlara. İnanılmaz herifler ya. Yaratıcı oyna demeyelim. Karşı pres demeyelim. Daha sık önde savun da demeyeceğim. Abi İshak'ın bana 8. gol 2. maçta. 2 maçta. Ya at be oğlum. 2 tane forvetim yok. Tamam da yani bu kadar da olmaz abi.
Yok yani. Alamıyorum adamları aşağı. Ulan herkesi yendim. City'yi, United'ı, Liverpool'u herkesi yendik yani. United işte ne bileyim kim varsa Chelsea'si, Chelsea'si bunları yenemiyorum. İşin bir tarafı kötü de oynuyorum yani. Adamım da yok. Simone gel baba. Seni çalışkan forvet yaptım burada. Burada seni buraya aldım. Ferguson'u da buraya aldık abi. Bakalım böyle ne yapacağız. Yo'yu aldım evet oynatmak için. Ya Simeone'yi satacaktım zaten. Satmak için aldım abi. Bedavaydı. Sözleşmesi bitiyordu. Ucuza çektim. Ve şu an kimse yokken oynatıyorum mecburen. Hocam ben 2026 yılındayım. Savaş orta saha kimi önerebilirsiniz? Valla Salih'ten çok memnunum performansından. Salih alabilirsin. Her türlü oynuyor. Savaşçısını oynuyor. İki önlü oynuyor. Oyun kurucu da oynuyor. İlginç bir taraf. Bilmiyorum. Çok beğendim ben. Oyuncum da sakatladı ya eşekler. Ya ikimizin de bu arada XG aynı ya adamlarla ama yok. Yenemiyorum ben bunları. Rot da oynamıyor abi. Daha fazla oyuncu değişikliği de yapamıyorum abi. Ya Torreira nedense özellikleri çok iyi olmasına rağmen iyi bir istatistik yakalayamıyor ya oyunda. Yani ben yakalayamadım bu zamana kadar. O yüzden Torreira'yı almadım hiç. Dünya Kupası'nda çeyrekte elendim abi. Sonra da saldım A milli takıma. Geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Ben de satıyorum genellikle Torreira'yı. Abi adamların 7 şutu var. 20 şutum var. Yok. Adamların bütün bulduğu pozisyonlar gol oldu abi. 20 şutum var ya. Selamlar Mr. Krable. Hoş geldin hocam. Ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Yine bir Newcastle'a yenildiğimiz, hezimete uğradığımız bir maç oldu. Yeni gelenlere hatırlatma yapalım. Galatasaray'la eşleştim Şampiyonlar Ligi'nde beyler. Playoff turlarını Galatasaray'la oynayacağız. Crystal Palace olarak. Başka bir hatırlatma daha. Yeni gelen arkadaşlardan canlı yayınımızı beğenmelerini rica ediyorum. Galatasaray kariyeri yapıyorum zaten. Torreira'yı sattım. Ne kadar satabildin Torreira'yı? Ben ya arkadaşlardan bazıları 50'ye falan satmış. 50-60'a satan vardı. Ben 30'a sattım ama biraz tartışmıştım. Takım dinamiklerimiz bozuktu. Kerem yüzünden kavga ettim Torreira'yla. Ondan sonra 30'a falan sattım diye hatırlıyorum. Ben Saşa'yı 50'ye sattım işte. Saşa Boye'yi. Bir de Zeki almıştım sağ beke. Sağ beke de Zeki'yi de 30'a falan sattım. Hocam katıl butonları vizyon gelecek mi? Gelecek. Hani şey gibi olacak abi katıl butonu. Regen oyuncu. İşte gelecek vadeden oyuncu. Önemli oyuncu falan tarzında bir rotasyona gideceğiz abi. O tarz bir değişiklik yapacağız. İşte rotasyon oyuncusu falan gibisinden. Revizyon yapacağız. Katıl butonuna hatta ekstra özellikler de getireceğiz inşallah. Hocam senin Umar Sadık geçen ay dehşet. Evet evet gördük. Ben izledim maçı bu arada. Hayvan gibi herif ya, çok iyi herif. Aynı gün birisi daha çok güzel bir gol atmıştı ama kim de hatırlamıyorum ya. Ona göre katılacağım erken mi diye sordum. Ya sıkıntı yok katılabilirsin ya ama revizyon yaptıktan sonra o isimler değişmez mi sizde de mesela? Diyelim ki o yeni katıl butonuyla katıldım. En şeyle uygun fiyatlısıyla 2,5 liralık olanla. Onda farklı bir isim yazıyor diyelim. Ben onları güncelledim. Senin katıl butonun öyleyken ismin öyle gözükmez Ne mi? oldu? Yeni haliyle. Yenildim kanka ne olacak? 5 şutları var yenildim. Aa, benim 17 şutum var. 2-0 yenildim. Geçmiş olsun. Toplamda 10 gol yedim adamlardan 2 maçta ya. İsak da 8 tanesini attı. Kopenhag maçında ne yaparız? Abi Galatasaray yensin Çok iyi anıracağım. oynuyorum. Keşke yense. Dün demiştim galiba. Beşiktaş Fenerbahçe maçı varken. Beşiktaş puan alsın anırırım demiştim. Puan alamadım Şu maalesef. lanet fikstür bir bitse de bir rahatlasam ya. Değiştir büyük ihtimal ama forma şansımı görmeden imza atmayayım. Ya forma verme gibi bir durumumuz yok ya filtrecim. Katıl butonuyla alakalı forma kurası çekmeyi düşünmüyorum. Öyle bir imkanım yok maalesef. Olursa yaparız ama. Icardi getirin Kopenhag şu inşallah zaten yapması lazım yani. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde abim gruplara kaldıktan sonra çok bir şey yapmadı yani. Zaha ile Icardi'den çok büyük bir şey beklemek lazım maçlarda. Fedakarlık. Küçük oyuncularıma teklif gelmiş onlara gönderiyorum. Küçük oyuncuların. O anlamda. Altyapıdaki topçular ya onlara kiralık miralık teklifler geliyor. Ya ama tabii Icardi'nin çok iş yapmayan hali bile abi işte görüyorsunuz. Yani bir top geliyor saçma sapan
olmayacak bir asist yapıyor yani. Topa sadece böyle bir dokundurarak ufaktan. Arkaya doğru pas atıyor, asist yapıyor Kerem'e. Yani top oynamadığı maçta bile böyle bu adam. O yüzden muhtemelen çok çalışmadı bu sene. Biraz da sakatlık falan yaşadı ya. Belki de ondan fizik kaybı var bu kadar. Ya bu adamı da yeni sözleşme önermeyeceğim abi. Kusura bakma. Geri adım attım. Kim bu Balmır ya? 18 ya. 18 demiş zaten bana burada. Oo, hiç fena değilmiş lan. Ben bunu satmaya satamıyorum ya. Tamam, satalım biz bunu ya. Bana burada trip yapıyor. Evet evet, bu o sezon çok bir iş yapmadı ama iş yapmamış hali bile iyi yani. Orospu. Kim kanka? Bissek. Aa, evet. Burak hocam selamlar, hayırlı akşamlar dilerim. Aleykümselam. Hoş geldin. Maçı çıkmış zaten. Daha ne istiyorsun ya? Yarısında oynamışsın maçların. Ay, Fulham'la maçım var. Herkes yorgun. Sakat. Alicardi'nin performansının son maçlarda düştüğünü değil de oyundaki rolünü değiştiğine inanıyorum. Yok ya, oyundaki rolü bence belliydi ya. Belki şimdi biraz daha geri fazla geliyor. Belki ama abi fiziksel olarak da çok düştüğünü görüyorsunuz ya abi maçta. Ben çok düşük buluyorum yani fiziksel durumu. Ya 4-1-2-1-2'ye falan dönmek istiyorum ben ya. Abi de 4-3 oynuyorlar. Gökerez gel baba. Ya şöyle bir şey deneyelim. Olmazsa yapacak bir şey yok artık. Sizi de kanat forvet yapacağım abi, ikinizi de. Sizi de kanat forvet oynayayım bundan sonra. Girelim de ne olacak? Önümüzdeki 3 maçta spot puan bekliyor. Geçen sene tek golcü Icardi'ydi, belki o yüzden. Buna katılmıyorum ben ya. Bu duruma. Mesela Tete'nin golü yok. Hakim Ziyech tam gol attı falan ama Zaha da hani gol attı belki ama yani direkt katılmıyorum. Icardi bence pozisyon buldu ama yani fiziksel olarak durumu iyi olmadığı için çoğunu gole çeviremedi bence bu sene. Geçen sene de bizim kanatlar gol atıyordu o kadar. Ya o nasıl pas yani abi? 17 pasın var senin ya. 16 pardon. Geri pas atamıyorsun ya daha çok ya. Çok patlıyoruz ya. Ben de maç kazanamıyorum hala Premier Lig'de kardeşim. Kimle oynuyor? Tete bayağı iyiydi evet. Fulham'la oynuyorum kanka. Sever misin? Hacı. Ya abi ilk şutları gol oluyor. Ben niye böyle yiyorum kanka ya? Ben de iki tane yedim hemen hızlı hızlı. Tebrik abi niye ediyorum. Böyle bu oyun ya? İnanmıyorum. Daha yaratıcı oynayın. Ne boku yarayacaksa. Kanka yok, kazandırmayacaklar bana bu akşam herhalde hiç. Yine küme düşmeye oynuyorum herhalde. Şu elim değmişken kaç puanım var? Ya bilmiyorum, 30 küsürdü herhalde. Düşmezsin 30. Kanka Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kaldım ya. Küme düşmemeye de oynamayayım yani. Ya amına koyayım senin topçu gibi, tamam mı? Zanyola satılamayacak gibi. Katılıyorum abi. Keşke satabilsek. Abi nasıl pas gitmiyor lan? Ya 3 oldu ya. Simüle edemiyor mu? Bende simüle etme butonu yok. Al kanka bir tane tema yükleme. Bizde kalsın, aferin. Hadi abi. Hadi abicim hadi. Sigeceğim yapacaklar oyunu ya. Ya çok kaptırdık ama bak. Abi biz niye atamıyoruz? Hocam Buğurcan sevgisi. Abi özellikleri çok iyi. Çok ucuz bir de. O yüzden böyle bir sevgimiz var. Yoksa ne yapacağız abi Buğurcan'ın? Yapma yapma yapma. Yine ikinci şut, ikinci gol değil mi? Abi ben biliyorum malımı ya. Eşek bunlar ya. Ben bu sezonu saldım ya. Ben de saldım kanka. Çocuklarım, gençleri, en potansiyellileri oynatacağım kadromda hep. Ya çok zor işim kanka. Her gelen top gol oluyor. Atakları gol yiyerek savuşturuyorum. Ben de öyleyim şu an. Bak şimdi bak. 6-2 oluyor bak, köpeğe bak. Hop. 4-0. Çık ya. Tebrik ediyorum. 5 isabetli şutta 4 gol yedin lan. Hadi 6. isabetli 5.yi ye. Hadi aslanım benim. Yaparsın sen. Kanka benim 11 şutum var. Adamların 2 tane isabetli şutu var. İkisi de gol oldu. Ben yeniliyorum bir de 2-1. Atarsan adam değilsin lan. Aferin lan. Boş kaleye avuta vur. Adam tamam değil mı kanka? Ananı namına kadar at boş kaleye. Stadın dışına vur boş kaleye. Yayın artı 18 alayım mı beyler? Şuna bak ya. İki önlü oynuyor ya. Bu kadar olur ya. 6-10 oynuyor. Yok gol atamıyoruz ya. Abi beşliye döneyim de.
Ya yaratıcı oyna bak. Şey olsun. Böyle daha fazla yemeyeyim amına koyayım. Ya bütün değişiklikleri de yapmayayım neyse ya. Vespa kalsın bakayım. Belki atarız. Hoş çocuklar. Hoca hangimiz daha iyi oynuyor mücadelesi geçti. Valla sorma ya. İşimiz zor. Abi merak etme toparlarsın. Çok zor. Ama ofansif bir beşliğe döneceğim. Çok fazla ceza sahasına girmiyor Icardi son maçlarda. Stoperiyle hücum mücadelelerden kaçtığı için mi? Stoperi bile hücum oynatıyor. Yoksa verilen rol gereği mi? Bakacağız performansına. Abi siktir git. Doğru ama fiziksel olarak da çok iyi durumda gözükmüyor. Mesela önüne top alıyorlar koşamıyor falan yani. Hadi lan bari 2-2 falan olsun ya. Golü vermedin. Vur lan. Oh be. Okan Buruk mu daha iyi küfür ediyor? Hocam mı karar veremedin demiş Mr. Crowley. Ya sinirlendim ya. Bu kadar olur. Vallahi bu kadar olur. Şeytan oyun şeytan. Şeytan kanka zaten. Son boyda önünde kurun. Topa da dalın. Yüksek şiddet. Gerideki 10 kişiye de ya bak saçma sapan önünde kal diyeceğim şimdi golü kanka. Bak bak geliyor gelmekte olan bak. Hakikaten şeytan boyun ya. Şimdi gol yedirip bitirecek maçı kanka. Hadi lan. Ne olur kaptırmayalım bir daha. Ne olur. Allah aşkına Olis. Ne olur. Lütfen rica ediyorum. Ferguson. Kes içeri. Amına korun bak. Müthiş bir kontra atak. Boş kale lan. Kale boş lan. Kale boş. Boş kaleye taca vuruyor ya. Dominguez'i aldılar evet ya. Salak köşe bendirini mi direkt sanıyor nedir? Hep o taraflara vuruyor aptal. Sebastian iyidir abi de FM24'te denemedim. Ama 23, 22 ve 21'de ve 20'de basın denedim. Oğlum, hepsinde iyiydi. Gibi ısırın kuduz köpek gibi. Ananı sikeyim senin takımın gibi. 6 oldu. Kardeşim. Ne oluyor? Ya kanka girdiğimi atamıyorum. Geldiklerini atıyorlar ama sikerler. Boş kaleye de atalım ya. Sikeceğim. Maç motorunu da. Hepinizin suyumu ona götünü sikeceğim hepinizin götünü sikeceğim. Yemeyelim lütfen son dakika. Ne olur kaptırmayalım bak bu hatayı kaptırmayalım. Ha, gol olmayabilir ama maç bitsin burada. 8 isabet düşüt var 6. Aa offside'miş lan son yediğim gol. Oh iyi bari kardeşim ya. Kanka sayamıyor takip edemiyorum yediğim golleri artık. Kaç taneydi lan oğlum? 5 taneydim. Aa hadi attık. Başlayalım. Hadi lan. Ya nereye atıyorlar ya? Ya bunlar eşek ya. Sen şu maçın hakkı 5-0 değil yemin ediyorum. Oyan. Missouri. Getir maçı hadi ağzım. Ya boş kale lan bak hepsi boş kale ya. Kanka kazandım. Uzun yıllar sonra kazandım kardeşim. Çok şükür Rabbime. Hocam bir de kırmızı ver. Ananı namına ver o kırmızıyı tamam mı? Kırat hocam hoş geldin selamlar. Anam kusura bakma. Güzel anan. Biraz şey bir karşılama oldu ama. Bu güzel ananız. Savaş hoca yeniliyor da 5 taneymiş City'den. Kanka bir... Bu maça gir istatistiklere bak Allah aşkına böyle bir şey yok ya. Kanka hemen giriyorum maça. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kanka neden kaybettiğini biliyorum seni şu an City'ye. Bugün sana attığım şeyi hatırlıyor musun WhatsApp'tan? Yallah ya. City bugün Luton Town'dan gol yemiş abi. City'nin kocası Savaş kardeşim falan diye WhatsApp'tan fotoğraf attım. Abi 5-0 oldu şu an maç. Ya şuna bak kanka 1.46 XG ile 5 gol attılar ya benim XG'm 2 ya. Oha hakikaten bu ne lan? Bu nasıl XG lan City'ye karşı deplasmanda Savaş? Ya kanka bozuk oyun yemin ediyorum bozuk ya. Livakovic, Labrovic 6-1 oynamış. Bak 10 kişi bile atak yapacağım şimdi iyi seyret. Çok teşekkür ederim hocam. Var olun hoş geldiniz. Yayını beğenmenizi rica edebilir miyim? Eğer zahmet olmazsa. İndirirsin at. Özür dileyerek şurayı da ilikleyeyim. Fernandez bak 10 kişiyim bak 10 kişi bile sikiyorum City şu an. Derken topu kalktı. O nasıl? Kanka 6 oldu ağzını ha kardeşim benim. Neyse iptal ettiler bunu da hadi. Ya atacağız bir tane şeref golü atacağız. Bu artık hayat Mehmet Mehmet meselesi. Aha. Beyen. Oy kardeşim ağzını sağlık. Vallahi dedim attı kişi, kardeşim. 10 kişiye bak 15 şutum var. 9 isabetli şutum 5 gol ya. İkisinin de fazla senin ha. Son dakikalarda 10 kişi kaldım diye biraz şut çektiler ama böyle değildi normalde. Aman okudum. Kardeşim Kırat hocam geldiğin gibi hemen orta üyelik grubuna hoş geldin ya. Çok teşekkür ederiz. Kesene bereket. Yani hiç gerek yoktu. Çok sağ ol. Allah daha çok versin hocam. Milyon katını versin. Hepinizin hem benim hem katını götünü sikeceğim. Tamam mı? Bir daha gelirsiniz bana forma şansı vermiyorsun diye. Al. Savaş hocaya al o formayı şimdi götüne sok. Kanka City be.
Hiç canını sıkma City yani. Ya kardeşim ben hakkımı istiyorum. Ben iyi oynadım. Ben boş kaleye pozisyon kaçırdım. Boş kaleye pozisyonu amatör takım bile kaçırmaz ya. Senin canın sağ olsun kardeşim benim. Hiç canını sıkma. Ben senin başarılı olduğunu biliyorum. Bayern Münih Almanya Kupası'nda köy takımına elendi. Biz boş kale atamıyoruz ya. Premier Lig seviyesindeyiz. Burakcığım bunu söyleyemem ya. Kim tasarlamış oğlum bunu? Niye maç motorunu? Son maç hakkında söyleyeceğim. Dinlenme diyelim. Gel. İki gün diyelim ha. Takımları biz aldık hocam ya. Küme düşmeye en yakın olan takımları almaya çalıştık. Tabi Savaş'ın takımı biraz daha zor. Luton Town aldı. Kanka Galatasaray'la maçım geliyor. Maçım var. Bekle oyuncularıma küfür ediyorum. Senin canın sağ olsun. Ben de maça bir hazırlanayım zaten. Ne oynuyor Galatasaray? 4-2-3-1 mi oynuyor abi? Bir taktikler. 4-2-3-1 oynuyor. Tamam 4-2-4 oynayabiliriz Galatasaray'a. Çok özür dilerim. WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Bakmam gerekiyor. Sen ne yapmışsın maçta? Hiçbir sik yememişsin. Yok, bunu hiçbir sik. Kim kanka? Öyle durmuş gezmiş Molerio ya. Kanka o eşek çok istikrarsız ya. Ama Lavrovic de çok istikrarsız ve kötü olduğunu söylemiştim sana kardeşim. Bak kaç tane gol yedi. Ya Lavrovic'lik değil bu maç ya. Bu maç Lavrovic'e nasıl yazsın ya? 5 oynamış lan. Ama beş ondan oynamış. Değil mi diyorsun? 5 oynamış diye gördüm ben de. 6-70 oynamış kanka. 5 küsür lan ben bakarken. Nasıl düzeldi o? 6-2 idi, 6-3'tü. 6-7 oldu sonra. Ben 5-8 falan diye gördüm de sonra düzelmiş herhalde. Oyuncuları dinlendirdik. 4-2-4 oynayacağız. Abi taktiği değiştireceğim herhalde ya. Çok fazla patladık bu aralar. Bekle daha söylemem bitmedi. Alayını sövüyorum çünkü. Hocam bu arada Discord kanalımıza da bekleriz. Sıra sıra çağırıyorum. Bir de sondan sonra toplu söveceğim. Diyeceğim ki bugün toplu antrenmanımız var beyler. Hazır olun. Bugün topla birlikte çalışacağız diyeceğim. Sonra alayını toplayıp söveceğim. Abi Galatasaray serisinin devamı ne zaman gelir? Yarın yaparım olur mu Mehmet? Yarın öğleden sonra falan yapabilirim belki. Eğer vaktim olursa. Onu da çünkü bayağıdır devam ettiremiyoruz. Yapacağız inşallah. Hoş geldin ceza bu arada. Ceza kesme de yok. Var ya nasıl fırını kuduruyorum şu an ceza veremediğim için Rospulara. Ah kardeşim benim. Üzme sen canını üzme. Ben çocuklara bir takım dinleni, sosyal faaliyet takım kaynaşması falan vereyim birazcık. Galatasaray maçından sonraya mı verdik? Sonraya verdik. Önceye veremiyoruz ya. Arada hızlıysa uzun top. Ya aslında benim taktik değiştirmem lazım ama. Lan deplasmanmış ya ikinci ilk maç. Biraz kapalı mı oynasam acaba? 4-2-3-1'e karşı. 4-4-2 tarzı oynayabiliriz belki ya. O tarz oynayalım. Kimle oynuyorum lan 3 gün sonra? Tottenham'da mı? Ulan Tottenham biraz vallahi var ya. Sana patlayabilirim şu an. Ters ayaklı da oynayalım. O ne? Ya. 40 maç sonra opsiyon mu istiyorsun? Siktir git 5 maç oynat adamı al. Ya Greenwood iyileşmedi. Greenwood iyileşse biraz daha iyi olacaktık. O çocuğum inşallah 18'i bitirsin. Ta hiç sinirliyken söylemeyeyim abi. Hiç söylemeyeyim sinirliyken. Sövmesin sonra. Davucuca. Kızgınken biliyorsun yani dayanamaz. Amardaş bir de gel kaleye. Yeleri de kesiyorum abi. Sizi siki siki topçu yapacağım. Hepinizi siki siki topçu yapacağım. Labrodovic'i şey izliyor lan. Kim? Aliler. Araplar mı? Buna 30 verirlerse ben bunu satarım. Bildirimleri açmam var ama canlı İngiliz kaleci çekerim oraya. Yani şeyim artar. Rotasyonu. Aynen. İngiliz kaleci yaparsın. Tatlı olur yani. Hem ileride muhtemelen önümüzdeki sene hani Avrupa'ya falan gidince şey de olur kanka. Kolaylık olur lisans açısından. Nereden bildirim gelmiyor? YouTube'dan mı? Yoksa Discord'dan mı? Kankacığım. Discord'da da bildirimleri aç ve Discord'da da katıl. Discord'dan evri bana atıyorum yayın açarken. Maça kadar full dayanıklılık, direnç, sürat, çabukluk antrenmanı yaptırıyorum köpekler. Bir götünüz götünüzden çıksın da görün. Bir hayal ettim de kanka o sahneyi yani çok hoş bir sahne olmadı. Öğrensinler itler. Amına koduklarım. Yener gelişiyorsun da paşam her maç sıçmaya başladın yani. Seni almayacağım. 6.76 ortalama ne? Eski sevgili gibi mesaj atıp duruyor ya. Kim? Sule. Ben Zaragoza'da sakatlanmış ama yarın başlıyor antrenman. Yarın maç ki. Herkes sıkıntılı. Ya ben taktik değiştireceğim galiba Galatasaray maçına kanka. Baklava düzenine geçebilirim. Sakatlanmışsın. Aynen Discord'dan kesin görürsün çünkü yayına girince direkt everyone atıyorum Furkan. Yani bildirim atıyorum direkt. YouTube'dan da direkt bildirimleri açarsan. O direkt aslında atar sana ama. Bilmiyorum bilemedim. YouTube'a yeni başladım ya yayınlara. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Twitch'te açıyorduk normalde biliyorsun.
Kanka çok eksiğim var ya. Şampiyonlar Ligi maçına. Ne kadarım var? 4 günüm var. Nerede oynatabileceğiniz oyuncu yok. Greenwood ne zaman iyileşiyorsun abi? 12 gün. İkinci maça bile yetişemeyecek herhalde Greenwood ya Galatasaray'ın. Bak görürsem geliyorum oradan Emi Ziros'ta. Bu eyvallah, maçın Ziros. Yarın mı? Benim yarın maçım kanka aynen. Ya 2 gün sonra da Chelsea'yle oynuyorum Tottenham'dan. Kardeşim bu nedir ya? Benim Arsenal'da maçım var ondan sonra kanka. 2 gün sonra Galatasaray'dan. Ben ne yapayım? Ya kanka çık Galatasaray rotasyon Arsenal'a az çıkarsın. Ben Tottenham'a mı yedek çıkayım Arsenal'a mı Chelsea'ye mi? Kanka ben Arsenal'a yedek çıkacağım ya. Sıçarım ligine ya. Ligde bu sene kötü olabiliriz. Problem değil de hani Galatasaray'ı elemeye çalışalım. Şampiyonlar Ligi'ne devam edelim ya. Oğlum elersin lan. İki ayaklı değil mi maç? Ya iki ayaklı da kanka Newcastle'dan 10 yedim iki maçta yani. Belli olmaz. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Ya yok be. Atıyor Fransa sözleşme istiyor kanka. Bir dakika sorun çıkarttı. Antrenmandan 6-10 almış. Aman okuduğuma bak sen ya. İlk başına bir sözleşme görüşmesi yapacağım kardeşim. Kusura bakmazsan. Hareketlerine çeki düzen ver. Yılın takım primi de ekledim. Sözleşme uzatma opsiyonu ekleyelim ama. Parmakla işaret et. Bir sene. Ben bunu biraz arttıralım. Yılın takım primi verdim. Asist primi ekleyeyim sana paşa. Maç başına ücret ekleyeyim. Bir de Şampiyonlar Ligi primi ekleyeceğim sana. Şampiyonlar Ligi'nde bizi başarılı kıl. Finale çıkarsak bu kadar para vereyim. Vallahi 2 senede oradan 2031'e kadar bizdesin abi. Tamam. Savaş Hoca Galatasaray'ı küçümsüyor ayıp demiş Ziros. Ya abi niye küçümsemeyeyim ya? Galatasaray'ı da eleyemeyecekse oynamayayım mı kardeşim? Ya kanka Şampiyonlar Ligi'nde elersin yani Galatasaray'ı. Vallahi bilmiyorum ben çekiniyorum. Hocam UC ile kazanma pelin 5-10 milyon ekle olduğun sezon yap. Takımı yenemeyeceksek 3'teyse. Gel lan Joe Tyler bu eşek oyun oynatacağım ama seni oynatırım. Yapıyorum zaten. Bu hepsi yaptığım şeyler. Diomende. Fafundi. Oyen gel lan. Adam ekleyemiyorum lan yedeklere. Hiçbir şey yok. Yedekler eksik olacak. Çıkartırsın 90 dakika. Hiçbir şey olmaz oyuna. Greenwood'u bari ekleyebilseydik ya. Oo patron eyvallah. 9 yedik mi buradayız ya her zaman biliyorsun. Hoş geldin Yusuf Salih hocam. Galatasaray geldi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına çıkıyorum şimdi. İlk maça çıkıyordum. Tam zamanında geldin. Hemen gelmişken yayınımızı beğenmeyi unutma. Zaragoza'yı da sakat sakat nasıl oynayacağım bilmiyorum ya. Furkan hocam hoş geldin. Eyvallah kesene bereket. Furkan da kolay üyelik grubuna katılmış. Çok teşekkür ederiz. Kesene bereket abi. Sen ne yapıyorsun ya? Kanka şey taktik yapıyorum ya. Değiştiriyorum. Baklava düzenine geçtim. Adam yok çünkü. Geç. Eyvallah çok teşekkürler. 5-6 yayındır evet geceler açıyordum. Şakasına söyledim. Hani hep erken açıyorduk falan gibisinden. Ya müsait oldukça açıyoruz işte beyler. O da sadece destekli oynasın. 1-2-1-2 tarzında oynayacağız. Maç taktiğini maçta ayarlayacağım. Beni maça gönder maçta ayarlayacağım geri kalan taktiği. Benim de maçım var. Öyle mi? Başarılar evet. Kardeşim. UEFA'da mısın? Tottenham'la oynuyorum. UEFA'da mı yoksa şey lig mi? Ligde ya. Benim maçlarımı niye koyuyorlar abi? Ben dinleneyim bu hafta ya. 5 yedim. Yiyince de yoruluyor insan. Allah yardımcın olsun kardeşim zor. Bunların amına koyacağız bu Tottenham'ın ama deplasman dinlemeyi. Aslında Ferguson da oynayabilir derin oyun kurucu destekte ama bu daha çok iki yönlü paşam ya. Bu da savaşçı oynamak istiyor. Tamam savaşçı oyna sen ya. Sen savaşçı oyna hadi. Çıkın sahaya içlerinden geçin lan. Davuton hoş geldin. Savaşçı oynatacağız abi bunu. Salih'i iki yönlü oynatalım abi. Mateo'yu da destekte. Derdi abi burada oynayamıyor musun? Tamam şurada şöyle yapalım. Bas. Aleykümselam. Aleykümselam Gökselam hoş geldin. Senin pasını sikeyim tamam mı? Demeye yeni başladım. Sizi buldum çok beğendim. Ya. Yayın kalitenizi ve sizi yayınlar dilerim çok başarılı. Çok teşekkür hocam. Var olun Davut Hakan hocam. İyidik. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neler oluyor burada? Hiç problem değil hocam. Hoş geldiniz. Ya Galatasaray'la eşleştim Şampiyonlar Ligi'nde Göksel. Yetiş ya Göksel. Şimdi yenersen. Ya nereye yenebiliyorum ki? Yenemem ki. Hayatta yenemem. Bak görürsün. Bekler desteğe gelsin. Sana. Kesin tıklayacak. Ben sana söyleyeyim. Okan hocam mı var başında? Bakmadım. Disiplinli oynayalım ya. Selamlar Yavuz hocam hoş geldin. İlk maç mı? İlk maçta deplasman. Karşı pres yapmıyorum ya.
Desli oynamayacağım. Bir isabetli şut, bir gol. Ya çok sakatım var. Çok sıkıntılıyım yani. Göksel. Yine de taktik değişmiş. Evet. Yani yok adam yok. Kanatlarım sakat olduğu için taktik değiştiriyorum. Bir tık standart savunma atı yapalım. Sizin takım gibi ağlamınızı koyayım. Tamam mı? Beni göndermeye mi çalışıyorsunuz? Gitmem. Ben buradayım, siz gidersiniz. Orospu kıp. Semih hocam hoş geldin. Eyvallah, Palas'tan devam. Beraberiz. Git. Sana operasyon mu çekiyorlar? Mamicim, Ali Hüseyin hoş geldin. Operasyon ne desem, bunlar onu bile bilmez. Okuma yazması yok bunların hiçbirinin ya. Abi Icardi, Ziyech, Zaha, Daniolo. Bu nasıl bir kadro lan? Torreira, Can. Aa neyse, sol bekte Kazım varmış. Acaba. Hadi bismillah. Edelim şu Galatasaray'ı. Can Bozdoğan galiba. Maça başlamadın mı? Kanka taktiği değiştirdim ya, anca başlıyorum. Abi kafayı yiyeceğim. 50 dakikada 0 isabet düştüğümüz var. Nereye vuruyorsunuz topları ya? Abi hiç atak yok ya maçta. Diğer maçları göremiyor muyuz canlı skorlarda? Buradan bakabiliyor muyuz diğer maçlara? Canlı skorlar diyelim. Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçlarını görebiliyoruz böyle. Ya abi duran top verme Galatasaray'a ya. Icardi var, o kadar adam var. Baksana vurdu, direğe çarptı. Bir tık hadi, uzun değil de kısa pas yapalım bir tık. Evet abi, dakika 70. Merkezde oynamaya zorlayacağım rakibi. Orta yapmasına izin verme diyelim bakalım. Vallahi bak. Ezi'nin kör annesini getirsen 80 dakikada isabetli şut çeker. Ah kardeşim benim, konuş. Hadi yavrum be, Ulis, Marco, iyi orta. Elba vur kafayı, vurdu. İkinci sezondayız. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'la eşleştik. Sapladım. Muslera yine Muslera golü yedi ya. Muslera golü yedi, çok şükür. Kazımcan'la Esposito eşleşti. Pio Esposito eşleşti kafa topunda. Sapladı kardeşim benim kafayı. Muslera 38 falan herhalde, hala oynuyor abi. Toplumu kesti. Saşa, aman Saşa yapma. Valentin yapma oğlum. Bala bak. Lan Zanyolu. Ligde kaçıncısın savcı? 12 falan, 12-13 aşağı doğru gidiyorum ama. Dibe doğru çöküyoruz. Aha, ilk isabet düştüğümüz dakika 85. Sağ tarafı mı oluyor onların? Yok, sol tarafı. Bas ilk tarafı. Gibi bas. Aldık çok güzel. Van Dersson'a hücum diyelim ya. Kazımcan tarafını kullansın. Abi 19-18 pası olan herif yanındaki adama pas veremiyor ya. Bak Saşa Boy da sakatlandı, güzel oldu. Hepinizin amına koyayım, tamam mı? 2 gün sonra Chelsea maçı var bak. Dübü ama baskıya karşı iyi oynar ya. Bay sattım, Araplara sattım. 1-0. Barış Alper Yılmaz'ı 40 milyon euroya. Umut hocam hoş geldin. Ben bu arada Crystal Palace'ım şu anda. Bay'ı Crystal'da almıştım. Crystal'dan sattım. Alo hocam. He? Yok, playoff'lara oynuyorum ya. 9. oldum. Son 16'ya kalamadım. Playoff'lara oynuyoruz o yüzden. Şampiyonlar Ligi'nde. 8. olamadım bir averajla. Ya yapma oğlum. Sakatlanırım bu maç ya. Dur, Gökreş'te hiç top oynamıyor. Şolaşek. Aa, Boy sakatlanmış. Bende de Barco sakatlandı şimdi. Benimkiler de sakat ama kafadan. Adama diyorum ki organizasyon falan filan. Hocam ben ayarlarım akşam için yemek istiyorsanız falan diyor bana. Cevap veriyor böyle saçma sapan. Aptal. O da Kazımcan var diye beki kanat bek yapmış ya. Kötü oynuyordu. Ne yapayım? Ya sen ne bir çingen bir insansın ya. Ya ne yapayım, kullanmayayım açıklarını. Sen biraz utanır ya. Kendi takımına karşı oynuyorsun bir de. Ben şu an Galatasaraylıyım normalde Semih hocam. Ama Galatasaray'a karşı oynuyorum. Crystal Palace'da Galatasaray'la eşleştim. Ne yapayım, kendi takımımla eşleştim. Van der Sar, yapma be oğlum onu. Kaptırmayalım şimdi çıkarken. Bak sol bomboş ha. Ya bu nasıl pas abi, rot. Icardi yapma, affetme. Ay affet. Salak. affetti. Ağız alışkanlığı. Ağız alışkanlığı, pardon. Pirox hoş geldin canım. Yemeyelim lan. Ya yükleniyorlar. Dakika kaç? 86. Ya 1-1 olur en fazla, sen bunları içeride yenersin. İnşallah, keşke. Biraz zaman geçirelim Galatasaray'ıma ya. Yok artık. Vallahi geçireceğim, kusura bakmasın kimse.
Kademeden tempoyu düşür. Ben utanmazlık gördüm de böylesini görmemiştim ya. Gittik geri çekelim savunma hattını. Antrenman. Önde savunma. Maçtan sonra altı işareti falan da yaparsın sen şimdi. Bu yaştan sonra bana altı işareti yaptırtmasınlar yaparım. Ya Icardi sapladı ama ya. Dakika 87'de gol mü yenir abi? Aynen Sesemi hocam aynen. İnsan yalnız doğrada. Aşk olsun kardeşim. Ya sen bana mesaj mı attın kanka 20.50'de ya? Neredesin diye attım ya. Ne bileyim atmayın mı kanka? Allah Allah mesaj da mı atamayacağım kardeşime ya? Buradayım. Böyle mi olduk şimdi kardeşim biz? Ne olduk biz ya? Mezelle oyna ya. Bir kanat gibi oynasın. O tarafı Kazımcan tarafında belki son dakika kullanırız. Gol yemeyelim bu daha. Bu kim? Lan bitir hoca bitir. Ulan bitir. 8 dakika oynattı Galatasaray lobisine bak. Fransız lobisine. 6 dakika uzatma verdi. 8 dakika oynattı ya. Neyse 1-1 yeter. İnşallah yeneriz evimizde. İnşallah hayırlısı nasip kısmet bu iş. Ya arada da Arsenal maçı koymuşlar. Yemin ediyorum çoluk çocukla çıkacağım Arsenal maçına. Ya kardeşim ben bir fikstüre girdim. Barco 6 hafta gitmiş yuh. Öldüm o fikstürde öldüm. O fikstürün son şeyindeyim şu an. Canın sağ olsun Barco. Vallahi full rotasyon çıkacağım Arsenal maçına sıçarım. Hiç şeyimde değil yani Arsenal maçı. Zaten ligde kötü gidiyorum bu sene. Bu arada Savaş Hoca ilk sene ne yaptı falan dediniz. Yani i̇lk senesinde ben 4. oldum. Savaş UEFA'ya gitti 7. oldu. O takımla gayet başarılıydı bence. Gel buraya amına koyduğum. Revire döndük. Sen niye pas vermedin? Sen niye almadın? Yahu sen Levent Kırca mısın be kardeşim? Amına koyduklarım. Bu adamı ne hale soktular. Kanat bek hücum oynatıyorum ben Furkan Barko'yu ve gayet katkı sağlıyor normalde. Bak bekle, mesela bekle. 11 asist 3 gol yapmış bu sene. Forma şansı istiyordun sen değil mi? 6.61 ortalamam var. Ne yap veririm sana o formayı? Veririm anca böyle götüne sokmak için. Ne oldu bize böyle be kardeşim? Sana da abilik yap dedik orospuluk yapıyorsun takıma. Siktir git. Şu anda beleş alantı gelmiş. Aa ciddi misin? Kiralık mı normal mi? Normal canım. Nasıl güzel lan? Güzel bir kartı. Perkü falan da çok iyi. Yapma ne ya. Ne perkü var hocam? Ben dedim ya sana bedava verilecek diye. Roket var hocam. Motor mu bağlamışlar? Hızı 94 ha. Yuh. Valla herkese verildi bir de. Abi benim Haaland ne oldu? Yalan mı oldu benim Haaland? Evladiyelik. Ömürlük Haaland mı oldu şimdi benim? Senin Haaland çöp oldu. Hemen hocam bu bedava indiremezsiniz bir abi. Tane görev var. Xbox'a i̇şte aylık üye olarak alabilirsiniz. Bir option. Sağa çık mı sola çık mı ne oynuyor ya. Onun kartını almak için sana böyle günde her gün iki maçlık ikon Maldini veriyor. Hayırdır? O Maldini ile ben bir oynadım. Stoper. Eşeği atın abi. 87 defans 96 güç 87. Geldin, hayvan evet. Gibi bir kart ya. Neymiş ya. Vallahi kulübe gönder şunu ya. Çok fena. Hiç burada durmasın. Sadece bir tane gönder. Girip maç atman gerekiyor herhangi bir Hiroksum, spam yapmayalım canım. Cevap verdim sana. Kalıcısını vermez hocam. Öyle kartın kalıcısını verdin mi? Ne yaptın sen? Yok yani sonunda görevlerin sonunda falan belki veriyor. Yok hocam sen ne yaptın ya? Yedi taş mı yesin ya? Bir salandı diyorlar. Bizim gibi enayiler açacak ki. Bizim gibi enayiler açacak. Maldini çıkacak diye sonra iki tane skos verecek. Bu arada yine ikon görevi yaptım. Kaka geldi. İyi değil mi oğlum kaka? Bu sefer gerçekten bok çıktı. Yok kakanın... Kaka da mı kötü? Kötü kanka bir tek forvet arkası oynuyor. Bu sefer hakikaten bok çıktı ya. Zico'yla beraber kucak kucağı oynasınlar. Valla. Şu halanda bir deneyelim ya. Annesi 3 yaşında eşeğe bineceğim derken eşeğe bindiği için babası ona... Bazıları gibi 300k vermedik daha iyisine sahip olduk. Haland konusunda mı diyorsunuz? Yok şey konusunda. Üzülüyorum böyle deyince Haaland'a verdiğim 300k paradan dolayı. Ulan hadi ben Haaland'a 300k verdim. Sen bu FC Point almadın mı? 1.5 bin lira vermedin mi ya da 2.5 mi vermiştin? Yok 10 bin verdim. Ne kadar vermiştik ona? Görkem hocam hoş sen geldin. Sen de verdin ona. Ya Görkem Twitch'te yayın yapan insanlara kızdığım için YouTube'dan yayın yapıyorum bundan sonra. Kusura bakmazsanız abi. Ben de verdim de ben olsun senin üzerine oynamak için söyledim. Ölü taklidi yapıyor şu an. Ya chatle konuşuyordum o sıra.
Cypher Scout hoş geldin canım. Gel lan, eyvallah, teşekkürler. İyi seyirler. Ne diyeyim amına koyayım size ya. Hepiniz oynayın lan. Twitch'te bizim haklarımızı sorunsaydınız Görkem hocam, belki Twitch'te yayın yapmaya devam ederdim ama yani o kadar saçma sapan insanlar yayın açıp bir de şöyle bir algı yapıyorlardı ya. Dedim bakayım, de gerek yok abi, ben YouTube'da yayınımı yaparım yani. Valla online kariyer yayınları burada duruyor. YouTube'dan izleyebilirsin kral. Yayınlar bittikten sonra canlı yayınlar. Normal kariyerlerimizi izleyebilirsin. Online kariyer devam ediyor Savaş Hoca'yla beraber. Görkem hocam. Hoş geldin. Ya takımda aynı ülkeden olmayabilir ama olsun. Kardeşiz hepimiz abi. Birbirlerine alıştırmaya çalışıyorum. Hocam bu arada ben Zico'yu yedeğe attım ya. Ne diyorsun? Evet. Taktiği 5-4-1'e çevirdim. Forvet'e gelişmiş Nunez'i koydum. Estev olmaz Polacı'ya ya. Polacı'ya son. Sağ açıda Kelly'yi koydum. Tamam, sağda oynasın. Yemin ediyorum daha iyi oldu ya. Orta sahada da Gattuso ile 88'lik Locatelli var. Orta kafa gol mü oynuyor? Araya da atıyor Kelly. Araya da kaçıyoruz. Sıkıştığım anda sonuna Plesa atıyor. Derin oyun kurucu destek ya. Sen derin oyun kurucu destek oyna ya. Tamam. İşte oyunu genelde sağ taraftan kuruyorum. Cancelo var ya orada. Onun da pası ben, 88 mi ne? Bu Haaland haberi ilk sızdığında bu Norveçli teknik direktörü 100 gol'dan toplamıştım. Bayağı duruyordu ha bana. Forvet'i kim oynayacağım? Pinye forvet değil normalde ama neyse oynasın ya. Rotasyonu kapatacağım. Parayı vuracağım. Galatasaray maçı var sonra. 100 tane falan topladım. Neyden? Oyun oldu mu öyle? Bu Haaland için bedava geldi ya. Herkes oynatmak isteyecek. Norveç'te adam mı topladın bilerek o yüzden? Norveç'te teknik direktörü topladım. Ya o, çok fenasın ya. Ya. Oynadığım zaman toplamıştım ya. Evet Uğurcan yine kadromuzda var. Kardeşim vardı. Bize kart vermiyordu oyun. Biz böyle şeylerden para kazanıyorduk işte. Ya sen de bu işi ticaretinden kazanıyorsun be kardeşim. Bak oyuna girdim. İlk karşıma gelen adamda aynı Haaland var. Oynuyor. Evet. 4-3. Merkezden oynamaya zorlayacağım. Merkezim kuvvetli şu anda. Başarabilirsiniz lan diyorum ama aslında hiç inanmıyorum demeyeceğim ya. Hadi yiyin iki tane yiyin de gelin. Nereden oynayacağımız önemli değil. Şöyle diyebiliriz ama bekler desteğe gelsin yine. Maç bizim sahamızda. Tempoları hadi, düşüreceğim hadi abi. Çocuklar. 10 bin kişi bizi hadi izliyor şu an. Hadi. Alperen hoş geldin. Katıl abonesi olarak aramıza katılmış. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Sefalar getirin. Kesene bereket kardeşim. Boşuna abone değilsin. Hocam 10 kişiyim sahada. Renkli çıkması. Burada da 10 TL renkli isim çıkabiliyor hocam demiş. Estağfurullah. Haklı bu arada. Yani Görkem Hoca da. Ama ne yapalım Görkem Hocam. Yani o kadar saçma sapan algı döndürüyorlardı ki. Dedim artık yayın yapmayacağım Twitch'te. YouTube'da geçerim. Siz de buraya geldiniz. İsterseniz aboneliğinizi ben hediye ederim. Görkem hocam burada. Oyun her türlüsünü yiyorum. Nasıl ya, burada bir hediye edildiğini bilmiyorum ama. Oyun. Ya da Twitch'te size bir tane abonelik sözümüz olsun dönersek. Ha. Hızlı bu seferki. Kanlı gibi değil. Ya yemeyelim ilk şutta ya. Oo! İlk şut yine gol. Bir de geride kurdum oyunu. O kadar da ileride kurmadım ya. Ya tam rotasyon daha yaptık falan ama ya. Daha bitti oyuncular beni çıkartın diye değişiklik işareti yapıyorlar. Alıştık ya, YouTube güzel demiş Furkan. Eyvallah çok teşekkürler. Bir de mesela insanlarda ücretsiz YouTube, sınırsız YouTube paketi falan olabiliyor öğrenci arkadaşlarda. Onun için de faydalı oldu diye düşünüyorum Furkan. Bak interneti yokmuş mesela Çağrı'nın. O tarz izliyor herhalde bizi. Abi Saka merkezi bu kadar delemezsin ya. Saka mı bu? Ya o Saka gibi ya. Göksel bir de Rice araya kaçıp gol attı. Yaratıcı forvetmişsin sen Rice. Savaşçı adamsın. Bir de geçerli. Ben de Gaysoy'dan gol yedim aynı şekilde. Allah'ım. 10 bin atak yemişim bir de. Amına i̇şte koyayım sizin takip ya. Bir tane daha çıkacağız. Onun bile 5 müşteri takip var. Yazık. Estağfurullah hocam. Bir de yaratıcı oynayan dilimi sikeyim. Ya full farklı kadro çıkınca Arsenal'dan 10 tane yiyeceğim herhalde bugün bu maç. Ya atmayın yeter be kardeşim. Yazık. Tamam, gel ya öyle şey alacağım seni alayım sen oyna bir. Bir de sen sıç orada. Üstüne git demiyorum. Duran top kazanmaya çalışmıyorum. Atsa adam gitti. Göbekten oyna belki diyebiliriz ama. Vur. Bekler de desteğe bu gelsin diyelim ya. Disiplinle oynayalım. İşte bu. Geri dönmek. Sen busun. Premier Lig'in sefiri olacağız. Gol mü attın kardeşim benim? 7-1. 7-1 ne lan? Yeniliyor. Şaka mı? Yok. Kime? Şaka yapıyorum lan.
Hadi bir tane daha lan. Hani zaten bir beni büyükten izleyip gibi şey gelenler daha çok da abi. Doğru söylüyorsun. Bir tane daha lan. Ulan oğlum. Adamların bırakın hücuma çıkacak halleri kalmasını. Nefes alacak güçleri yok adamların. Savaş kardeşim çok güzel bir yorum geldi, okuyorum. Oku. Abi çok seviyorum seni. Çok zevkli videolarım var ama küfür olmasa daha iyi olur demiş Molican. Genç bir kardeşimiz ben, herhalde. Ali Hoca çok küfür ediyorsun sana diyor. Online kariyerleri tavsiye etmiyorum o zaman seni. Online kariyeri izlemeye tavsiye etmiyorum. Çünkü burada her türlü kaos var abi. Ama normal Ali kariyerleri izleyebilirsin Molican kardeşim. Eğer yaşın küçükse. Ali Hoca çok küfürbazı ya beyler. Benim ağzım kusura biraz bozuk abi online kariyerde, kusura bakmayın. Siz bir de CS oynarken görün. At bunu. Ya CS oynarken yazışmalarını görmeniz lazım. Niye öyle diyorsunuz lan? Abi CS'miz var ya, özlendi. Yükleyelim mi geri yeniden? Sildim mi? Şey, yeniden CS. Hani öyle bir başlık atarız. Gece oynayabiliriz ya. Senin kudurmaların aklıma geldi de. Hayda. Zevkli olabilir. Sol bekte de adam kalmadı. Gel abi. Rotasyon. Tavucu'nun skorları öyle alıştık. 7-1 deyince inanıyor. Vallahi inandım ben de. Patron hiç şaşırma. Hiç şaşırma. Lutonu günlük önü 7 gol. Vallahi öyle. Evimizi attık, Chelsea'yi siktik. Estağfurullah. Doğrudur kardeşim. Tebrik ediyorum. Ben de Arsenal'a koyuluyorum. Londra'nın piçlerini. Arsenal da Londra takımı değil mi? Alanda sakın şeye basma. SPC'yi oynatmayacaksam da görevleri var. Sıçarım deyip pres yapacağım. Oynattıkça falan paket veriyor görevleri. Ya bir şey çıkmıyor ki hocam. Bok çıktı işte geçen. Alsın ya. Baka çıktı ya. Bir tek 10 numarada oynuyor adam ya. Ben 10 numaralı oynamıyorsam ne yapayım ya? 10. yapışım ya. İkon görevini 10. yapışım. Bir tane adam geldi. Kanlı var. Bugün yerlerini... yaptın. Bugün yaptım. Bugün gelmiş diyorlardı. Yoktu ama 2-3 saat önce yoktu ya. 6 gibi girdim sanırım. Orada bir kişi aplan olmuş. Çok teşekkürler beyler. Aynı mı? Arif hoş geldin canım. Eyvallah. Temel ikon görevi mi? Aha. Aynı. Bir tane 86 ovalerli bir 11 kuracaksın. Bir de haftanın takım oyuncusu koyman lazım ona. Uzun top oynayabiliriz abi. Bir de 87 ovalerli bir takım. Ya VL'ye girdim. VL'de aldıklarımla işte paketlerden çıkanlarla. Hadi bir tane sallayalım şunlara be. Yaptım. Bastım. Heh, aferin. Ben oynadım seri seri ya. Kardeşim seni savunan çok güzel bir yorum gelmiş. Futbol ve küfür ketçap ve mayonez gibidir. Hiç kahvehaneye gidip maç izlememiş herhalde diye bir random yorum gelmiş. Ya arkadaş rahatsız olmuş olabilir ya, ama ne yapalım. Küçük de olabilir kardeşimiz de oluyor. Sinirleniyoruz işte. Sinirleniyoruz. Kaos oluyor abi bizde. Ya biz küfür kullanmıyoruz bu arada. Bağlaç olarak kullanıyoruz yani o ek olarak cümlenin sonuna falan. Bir de bu oyunu uzun süre oynayınca insanın ağzı bozuluyor. Bu oyun çünkü şeytan. Bu oyun askerlik gibi abi. Benim askerde de ağzım bozulmuştu. Molican hocam 8 aydır izliyorum, bu yayına denk geliyorum. Ortam böyle değil normalde. Luton'un talihsizliğine denk geldim. Senin maçın bitmedi mi hala ya? Kanka yenildim 2-1 ya. Çeviremedim. Son dakika bir tane daha saplayamadım artık. Canın sağ olsun. Sen şimdi kimle oynayacaksın? Ben sana söyleyeyim mi? United. Galatasaray'la oynayacağım şimdi. Yok, ligde diyorum. Ben ligi umursamıyorum kardeşim. Lig benim için bitti bu sene. Kardeşim senin şöyle fikstüre bir bakayım ben. Benim ben küme böyle... düşeceğim değil mi? Arsenal, Tottenham. Yok, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Sonra arada bir City var. Ya bir de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray falan elersen var ya. Yani Allah yardımcım olsun. Elenirsen mi? Elersem. Galatasaray'ı elersem hayvan gibi bir takım eşleşeceğim muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde. Arada o maçlar da olacak yani. Hocam Twitch'i bıraktınız mı? Arif hocam dediğim gibi Twitch'te bak, yayın yapan... adam 2 gol attı diye insanlara kızdığım için Griezmann yerine tercih ediyorum. PM yayınları yapan insanlara kızdığım siktir için git o zaman YouTube'a bir geçtim. Takımın başına menajer ol da Griezmann'ın yerine Molero'yu al. Pezevenk. Kimi kızdırdı kardeşim seni ya? Yardımcı antrenörüm ya. Kov sana kanka ya, yardımcı antrenör. Kim getirdin? Berko Hoca'yı falan mı getirdin yardımcı antrenör? He. Ne yaptı? Seni mi çağırdı yine arenaya? Hocam maçı Lacı'da izleyelim hoca falan diyor. Kendim bamba. Celal'cim hoş geldin. Bakayım. Allah'ım milli ara. Ya isim vermiyorum çünkü tartışma ortamı olsun istemiyorum. Etkileşim vermek istemiyorum. Dinlenin azıcık. Boş ver. Hiç önemli değil yani. Bir dakika kanka, bir dinlenme vereyim de. Voleybol yayınları olursa küfürsüz olur mu? Voleybolda tabii ki hakkaniyet bir şekilde küfürsüz yayın var. Ulan var ya, tam da bitirici bir santrafora ihtiyacım vardı ya. Ya canımı çektirme Göksel, benim halant ne oldu? 10K'ya mı düştü fiyatı? Bak bakayım.
Bilmiyorum, bakmadım. Ne kadar hesap edeceğim benim alandı? 30K falan olmuştur büyük ihtimal. Bu bir de hızlı ha. Seninki gibi hantal değil. Çekebiliyor falan topu. Ya öyle demesene, üzülüyorum. Perk'ü çok iyi yani. O perk çok kötüydü ondaki. 4-4-2'ye döneceğim ben ya. Geçirdim kanka. Maçın ne zaman? Kanka 2 gün sonra galiba. Evet, 2 günüm var. İyi, benim daha çok maçım. Daha çok maçım var demişim. Maçıma çok var. Falcao'yu izle. Falcao'yu çağır. İyi maç izler. Hızlıyı basıyorsun hani hocam. Şutuyla dribbling'i de fulleniyor bunda. Hızı zaten 94. Abi hızı 94, yani hızlı alakalı bir şey basmamıza gerek yok o zaman. Evet işte, bitiricilik basıyorsun. Zaten yine artı 5 veriyor mu hızlı bitiricilik? Vermiyor. Şutla dribbling veriyor. Ha, o da iyi. Hızı zaten 94, kaç yapacak? Hızlanması ne? Biri 98 mi ne? Diğeri işte 89. Yeri düşükmüş ama ya. Bir hız vermek lazım, yarım hız veren bir şey. Yok, gerek yok. Kanka onu 99. Adam. 99 yapsan da Van Dijk gelip yetişecek, alacak ondan topu. Yeah. Bitiriciliğini ve driplingini yükseltiyorsun. Hantallığı gidiyor işte. Sevgili Sivaslı Ceyda'cığım, Sivas'tan sana selamlarını yolluyor sevgili Göksel. Özellikle seni... Sivas'ta mıymış? Yok, değilmiş. Ama özellikle seni söyledi. Bir de Savaş'a söyledi. Ha, selam varmış. Aleykümselam. Aleykümselam. Sivas'tan selamlarını yolluyor değil mi? Sivas'ta olduğu için birazcık renk katayım dedim. Ya biz memleketçiyiz bilirsin. Memleketçisin kardeşim benim. Sakaryaspor'u şey, Sakaryalı olup da Sakaryaspor'u sallamıyoruz diyemiyoruz yani. İşte öyle şeyler yok. Ya abi sallamıyorum demiyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı severek maçlarını izliyorum. Ben Sakaryaspor olarak yine hani lafta kardeşim, desteklerim. Erkek adamın takımı kimliğinde yazar. O zaman abi Galatasaray'ı tutma sen de Göksel. Tutmuyorum. Ya bok tutmuyorsun. Maçlardan sonra ama, yanlışla bir puan kaybına nasıl kuduruyorsun? Ama Sivasspor'u da tutuyorum yani, senin gibi değil. Ne bu, ne bu abi, çiş mi bu, tutuluyor iki tane takım? Evet. Regista vereyim sana ya. Sen bir regista oyna bakalım nasıl oynayacaksın. Mesela Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali olmadığı senelerde maçlarda Sivasspor kazansın istiyorum. Allah Allah. Ama Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası varsa hiç yapma. Bana uyduruyorsun gibi geliyor Göksel. Yo, ciddiyim. Sivas'ta Sivas şey, Galatasaray deplasmanlarına gidiyordum işte şampiyonla oynadığımız dönemlerde. Hayda. Babam yan tarafta maratonla izliyordu. Zaragoza bu maçı satma be. Aferin geliş. Heh, Greenwood gel, sakat sakat oynatacağım ya. Neredesin sen? Sen gelişiyor musun? Lazım. Bak özelliklerin artmıyor. Gelir sikerim oraya ama ya. Kumara düşmüş hocam o ya. Ya hocam hiç gelişmiyor ya. Sayamam Sakaryaspor ambürün abi. İzlemiyorum diyorum yani. Bilmiyorum. Bana 15 gün daha mühlet. Fenerbahçeliyim. Manchester maçında az daha Galatasaraylı oluyordum. Kral takım. Kral Galatasaray'ı da ayrı seviyoruz. Saygı duyuyoruz. Oğlum bence yol yakınken gel. Hayatın huzurlu geçsin. Gel. Bak daha sele bitmeden gel. Siyafer Scott. Yaş kaçtı abi? Onu da söyle. 20'den aşağıysa hemen transfer ol. Stressiz bir hayat için. Ya Uğurcan'la çıkmışım Galatasaray maçına. Satacak şimdi maçı Galatasaray'a. Fark etmedim. 25'miş yaş. Sen olabilirdin Uğurcan. Benim taklidimi mi yapıyorsun Göksel? Yok ya, bir tane öyle bir fenomen varmış. Hı. Maçta bağırmış Uğurcan'a. Ünlü olmuş sonra. Tanıyor musun? Ya, tanımıyorum. Kimmiş o? Aa, Icardi sakat. Bir tane bir de ben vurayım ayağına. Şey ya. Zanyolo da vuruyor. Yumurcak TV. Yumurcak TV mi? Oyuncak. Icardi ile Zanyolo bayağı sıkıntılı. Ayaklarını kıracağım. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Allah yardımcımız olsun çocuklar. Crystal Palace. Haydi Crystal. Bugünler için geldik Premier Lig'e. Küme düşmeme mücadelesine bugünler için geldik. Gyökeres'e bir foul vardı orada ama vermediler. Muslera'ya baskı var. Kapalı mı orada, aman. Icardi, eyvah, geliyorlar. Salih. Kaptık topu. Salih soldan geliyor. Soldan geliyorlar. Ziye. Eyvah. Top bir orada bir burada. Yemeyelim. Gyökeres. Müthiş top. Greenwood sakat atamadı. Diamond'e indir ama. Nereye indiriyorsun Diamond'e ya? Aferin Rod. Onunuz var ya, benim bu defansta Iko Nesta var. Bir tık yavaş ama. Diamond'e.
İyi pas yapıyoruz. Direkt yapıyor millete falan. Olis. Kaç hızı? Nasıl çıkartıyorsun Olis ya? 6'ydı galiba. Hadi abi. İyiymiş. Atalım artık. Vur lan Salih. Ulan cana bak. Şeyi defansı 92. Bizde kalsın. Fiziği de 90 mıydı, öyle bir şeydi. Gol abi, be. Ofsayt yok, ne olur. Var. Kadro kurma görevlerinde onu yapmıyor. Teo'nun. Yoktu hocam, canım hocam. Vallahi yok gibi. Vallahi vermedi. Güzel. Gol. O stoper şey ya, geçerli. Luka. Luka pardon. Stoper olan işte. Onun ben hızımızı fena ya. Defansı da iyi. Zidane'ın SPC'si gelmiş. Salih. Çok felaket kart. Yapma Salih. Yapma. Salih. Galatasaray satıyorsun gibi geliyor maçı. İstemiyorum artık, yeter. Alalım o topu be. Ama hocam defansı yetersiz kalır. Aleykümselam Yusuf hocam, hoş geldin. Brian. Yeni gelenleri hatırlatıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la eşleştik. İkinci maç abi. İlk maç berabere bitti 1-1. Şu an bizim evimizde. Brian. Brian Divan Delen. Van der Son. İyi çıkardı. Olis. Allah direkt. Olis'i ben de ters ayaklı kanat kullanıyorum hep ya zaten. Arada sırada performans vermediği zaman değiştiriyorum ama genellikle ters ayaklı kanat kullanıyorum. Abi çok top kaptırdım ya. Torreira çok top aldı ya. Yapma oğlum, yapma. Bizde kalsın, yok öyle. İndir bir tane topu be. Eşşi olaşek. Olis. Pas at, pas at. Gol be. 2-0 yaptım. Galatasaray'a çakıyorum. Ne köpek bir adamsın ya. Eliyorum Galatasaray'ı, son 16'yı bekleyeceğim. İnsan biraz utanır ya. Ne utanacağım ya? Ya oyun bu kardeşim, Allah Allah. Bu maç karakolda biter demiş. Eyvallah. İkardi'nin kulaklarını ne çekeceğim? Top mu oynuyor şişko? Oyunda Fatih Terim aldı mı tapıyorsun ama köpek gibi. Ben oyunda da Fatih Hoca'cıyım çünkü. Ama oyunda illa Galatasaraylı olmama gerek yok. Şişko'da gerçekte de Galatasaraylı değilsin zaten. Şişko'da top oynayamıyor. Bak işte ya götüre. Kaldıramıyor götünü. Çok kötü şu an. Zanyolu'nun da içinden geçtim. Ayıp mayıp yok abi. Buraya gireyim, pres yapsam. Can'a pres yapalım ya. Bu Can presle top zaten yapıyoruz ama. Hakime de sert girelim ya. Sıçarım. Kime mi şişko diyorum? Abi kime diyeceğim? Icardi'ye diyorum. Kime diyeceğim başka şişkoyu? Başka çalışmayan adam mı var? Ya Efe pres full önde yapmamız lazım ya. Daha önde karşılamamız lazım. Yapma ya. Kaçırmayın Icardi'yi ya. Yapma ya. Zanyol attı ya. İptal etme hocam be. Ulan geçerli saydı ya. Kaç kaç? 2-1 öndeyim ama yani ilk şutları gol oldu isabetli. Uğurcan şaşırtmıyor. Ya Olis ikinci direğin oğlum bu ya. Kaptırmayalım orada. Çok riskli dur. İyi ki orada kaptırmayalım dedim diye kaptırdın değil mi? Efe'den kapalı mı abi? Ara bomboş içerisi. Oh be. Offside verme be. Attım 3 oldu. İnşallah edeceğim Galatasaray'ı mı? 3 basit oda topladı, 4 oldu. Aslanım benim, kafayı da vurdu yine. Tamamdır, bu iş bu kadar beyler. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Ligde küme düşmeyi oynayabilirim ama Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. İstiyorum kupayı. Kupayı istiyorum, Şampiyonlar Ligi kupasını. Tuttum sapına. Kapını dururlar sen hocam. Şampiyonlar Ligi'nde. Tuttursunlar. Palas lobisi mi? Ulan ne oldu da Palas lobisi? Penaltı mı aldık? Kırmızı mı gördüler? Biz Galatasaray mıyız her maç penaltı alalım? Penaltı Saray. Maç 7.5-3'te olur. Oha. Savaş Hoca sana bir soru. Soracağım. Zico'nun SPC'sine kaç görev istiyordur? 30. Zico mu? Zico diyorum ya, pardon be. Zidane. 30. 20 mi? Zidane. 20 mi? 30 ne ya? 30 çok değil mi? Ne bileyim, 13. Çoktur diye biliyordum da. Azmış. 13. 13. Şeye de öyleydi sanırım ya. Douglas mi? Stoiko. Onunla da öyleydi. Ya onlar da 9-10 taneydi. Ya o nasıl gol? 13. Offside ver be. 13. Bir tane ya. Söyle hocam. Hoca iptal etti. Stoç koydu sanırım 13 olan ya. Ya da Douglas, emin değilim. Çişko'nun attığı gol iptal oldu.
Offside. Göbeğini... Sen bir de Mbappe'ninkine bak. 20 tane istiyor. Mbappe 20 tane. Zaten şey ya. Böbreğini veriyor. Bu arada 10 tane ikon görevi yapana kadar ben yaparmışım Mbappe'yi. Yapardım bu arada. Vallahi. Vallahi. Bu FM24'deki editör DLC'si ne durumda? Düzeltiler mi? Ben hocam paket açmayı 24 seviyorum. 24'te editör kullanmadım bilmiyorum. Benimki bağımlılık. Mbappe de Mbappe yalnız ya hocam. Köpek. Hangisi? Sarı kartı mı? Altın kartı mı? Yok. Potum. Kaç oynuyor? Overall'i ne? 92. Overall'i ne yapacaksın oğlum? Mbappe'nin özel kartı çıktıysa. Mbappe'nin overall isterse 50 olsun. Doğru haklısınız ya. Ne bileyim dalga bir Mbappe yani. Bir Van Dijk. İkisi zaten çok OP. Ol baba gel. Yok mu haberler Galatasaray'dan beyler ya? Kopenhag maçı için. Kopenhag'dan haber yok. Bir bülteni falan duyamadık bugün. Apo nerede? Bilmiyorum. Ya yiyeceğiz galiba bir tane daha. Ya maç 4-1 yesen ne olur ya. Eledim çok şükür. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız abi. Galatasaray'a girecek 10 milyon euroyu da ben aldım. Aferin Olis. Geçir bakayım. Geçireceğim, oyuncuları dinlendiriyorum kanka. Tottenham'la maçım var ya. 2 gün tatil vereyim şunlara, dinlensinler. Geçirdim. Çok şükür. İş yapmamış hali hem gol hem asist kralı şu anda. Icardi şu an Türkiye Ligi'nde hem gol hem asist kralı mı Göksel ya Savaş? Bilmiyorum. Asist kralı gol yok değil. Tadic'le aynı asisti var. Ama şeyin golü daha fazla olduğu için listede o oluyor ilk sırada. Dzeko mu? Kimin? Icardi'nin işte. Icardi gol kralı mı Icardi şu anda? Hocam bak asist kralı dedim. Tamam onu duydum. Ondan sonrasını anlayamadım. Tadic'le aynı asiste sahipler ama golü fazla olduğu için Tadic'ten asist kralı olarak geçiyor. Anladım. Peki gol krallığında durum ne? Peki? Gol krallığında eşitler herhalde ya. Dünkü Dzeko'nun golüyle eşitlediler galiba. Vay anasını. Juventus'tan iş teklifi geldi. Siktir git Juventus. Hayda. Juventus'a da demezsin öyle be. Şikecilerle işim olmaz. Kardeşim benim. Helal olsun. Hayır sonra maçlara hazırlanmak yerine kupon yapacağız birlikte başkanla. Başkanla transfer paralarını kupona mı yatıracaksınız kanka? Vallahi öyle olacak. Ya Göksel 300 milyon euro soktum takıma. Benim 300 milyon euro borcum var biliyor musun? Takım başkan nereye harcadıysa paralar artık. Başkan hortumluyor seni. Ya bir de Göksel sonra bir daha satış yaptım. Transfer bütçemde yine 200 milyon euro var. Yine bak yani yaklaşık 500 milyon euro'luk falan satış yaptım. Yine para soktum. Mali durum zengin değil de güvende gözüküyor. Ulan ya. Hayvan gibi de borcum var. Toper çıkardım. Heyecanlandım. Van Dijk sandım ya. Ne geldi? Botman. Deliktir. Ya yine paran var senin. Botman altına bir tane Van Dijk ya. Ya oynamıyorum zaten de. Hani gelse iyi olurdu yani en azından. Boktan bir paketti. Oğlum Karabağ Cup finaline çıkıyorum ben lan. Tottenham'la. Savaş. Hayırlısı olsun. Eyvallah. İnşallah kupanı alırsın. Savaş hocanın bir anda Juventus'a gitmesi yok mu? Ali Hoca tek başına kalsa Premier League. Yok abi niye kalayım? O da benimle birlikte gelir ama şans olmaz o zaman. Çünkü biz şike yapar kazanırız bütün maçları. Ya oğlum senin şikene mi kalır maç? Ben bir şekilde alırım Allah'ın izniyle. Sektella. Ali Hoca'nın bir İtalya kariyeri vardı ya. Hiç unutmuyorum. Müthiştim. Bilenler bilir. Yok. O müthiş olduğun değil. Kovulacaktın. Kaçtığından bahsediyorum. Ya o maçta en son kimi yendim? Juventus'u yenip de ayrıldım. Ya da Milan'ı mı yenip ayrıldım? Milan liderdi. Milan'ı yendim çıktım. İstifa Savaş Hoca sana bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle kovulmadan hiçbir kariyerin ortasında kendin istifa ettin mi böyle? Normal offline oynuyorsun. Kendi tek başına. Yok hocam. Bak. Anlatacağım durumu. Kariyeri bıraktı ya. Kariyeri bırak. Kovulacağı belliydi. Bak durumu anlatıyorum. Tamam bana da bir savunma hakkı ver madem. Avukat adamsın. Yok kardeşim vermiyorum. Her öyle şey mi olur? Hakkı var senin yok. Ya öyle şey mi olur? Abi takım takım çok kötü gidiyordu tamam mı? Çok kötü gidiyordu. Dedim ki ben bu Milan'ı yenemezsem muhtemelen kovulurum dedim.
Ya, kovulmadan dedim. Kovmazlarsa da dedim. Hani yine de yenilsem istifa edeceğim dedim. Sonrasında şampiyonluğu neredeyse kesinleşmiş olan ve lider durumda olan Milan'ı küme düşerken 2-0 yendim. Hayvan gibi de top oynadım Milan'a karşı. Dedim ki beyler ben bu dikişi tutturamadım bu İtalya'da. Ben yani istifa edeyim bu takımdan. Çünkü biraz Ocak ayında mı ne katılmıştım? Takım dinamikleri falan bozuktu. Ondan dolayı istifa ettim. Kovulmadan istifa ettim. Bir soru yönelteceğim. Buyur hocam. Dürüst ol ama. Tamam, dürüst olacağım söz. Kariyere devam etsen kovulacağını biliyordun ama, değil mi? Ya çok böyle kayıp alıyordum, kayıp puanlar alıyordum. Yani Tamam işte kovulabilirdim. yani. Kovulabilirdim. Yüksek ihtimal kovulacaktın yani. Ama lideri yendiğimden dolayı bence bana Ya süre bak verirlerdi. lideri boş ver hocam. Tamam yendin, ben de yendin okey diyorum ama o kariyere devam etsen %90 ihtimalle kovulacaktın bir yerde. Yani belli Çünkü olmazdı kötü diyorsun sen ya. gidiyordun. Evet kötüydüm Yok ama kovulacaktın. belli olmazdı bence. Ya kovulacaktın. Kovulacağını bildiğin için yani burada ikimiz biliyorduk bunu. Sen dedin ki İtalya bana göre değilmiş deyip kaçtın şimdi. Ya o kariyerde bana göre değilmiş dedim. Çünkü Ocak ayında geldiğim için takım dinamiklerini oturtamadım orada hiç. Ya ben gördüğümü söyledim. Eyvallah. Yönetim Beşiktaş'a basmış dünkü maçı. Başka açıklaması yok. Olabilir de dün ben Beşiktaş bir puan alırsa anırım dedim yani. Bu açıklamama rağmen bastılarsa yazıklar olsun abi. Juventus Zaniolo de alırsa şikenin kralı döner. Hayda niye abi? Juventus Zaniolo'yu alır mı? Ya da Zaniolo Juventus'a gider mi yoksa? Juventus almaz bence. Yani o şeyden istenen paraları vermez Aston Villa'dan. Greenwood ikinci yer alacağım oyunu. Max Juventus'un vereceği max 20 yani max o da. Ki 20 verirse yine satarım bu arada. Ben de satarım. Yani abi ne kadar kar alabiliyorsam Zanyolu'dan direkt elden çıkartır satarım. Hiç gerek kalmadan başka bir şeye. 20 milyon iyi para yani. Kesinlikle abi. 8-10'la işte Vuracağım. Aston Sıçtırma Villa'dan maça lütfen tıkladın. artık. Toplam 30 milyon euroya gelmiş olur yani. Final maçı vuracağım. Maça giriyorum. Tottenham 4 atar bu maçı. Vallahi az yıldırım. Doğru söylüyorsun. Bana da öyle gibi geliyor. Zaten kupayı almayalım ya. Çok fazla bonus prim verdim oyunculara. Süt kupası istemiyorum. İstesem de alamıyorum zaten. Defanstan pasta çık demeyeceğim ya. Hiç talimat vermeyeceğim. Yaratıcı oynama. Biraz böyle oynayalım. Başka bir günümde en güzel Bu şu anda pasta yemedim çünkü çalışkan forvet oynatıyorum. Bunları da hiç demiyorum abi. Topu stoperlere de vermeyebilirsin. Hiç problem değil. Ya savunma hattını geride kuruyorum. Daha sık önde savun demiyorum. Kırmızı yememek için de ayakta savun dedim. Biraz hatta pozitif oynayalım abi. Hadi bismillah. Allah yardımcımız olsun. Bazen de teknik adam da istifa etmeli. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben kendimi başarısız buldum, istifa ettim abi. Tamamen bundan kaynaklı. Uğurcan'la barışmadım da Ne bu ya? Rıza Çalınbay'a bir gönderme mi vardı? Evet. Ya Uğurcan, sıçam sana. Daha yeni barıştık diyoruz. Önemli maç diye oynattım diyorum. Büyük maçlarda oynama sevdan var yüzünden oynattım seni köpek. Dakika 15'teydi ya. Ferguson sallan araya. Offside ya. Hocam Kayserispor'un formu çok iyi. Böyle giderse konferansa kalırlar. Bilmiyorum. Ya acaba Kayseri'den ayrıldığı Kayseri için şey midir? Mutsuz mudur? Şey hoca, Başakşehir'e giden adamın adı neydi? Bağdaş mı? He. Ya daha çok para falan kazanıyordur. Bir İstanbul'dadır. Mutsuz değildir bence. Başakşehir'i illaki toplayacak bugün de kazandı. Biraz daha fazla rehber videosu lazım. Çektik abi. FM24 rehber yaz. Kayseri Bir direkt benim videom çıkıyor. 9'da Skat. 8 yaptı. Bir tane Adana deplasman şey beraberliği var. Üçüncü 9 sırada değil mi? maçın 9. Evet. Aferin lan zarar. Oğlum Pasla. Hatay'ın son 8 maçın 7'si mağlubiyet, tahmin Bir tek edin bizi bir maç kime yenmişler. kazandı. Bir tek bizi yenmişler abi. Şaşırmadım. Volkan hocama şaşırtmadım. Estağfurullah. Kaçtım demek uygun olmaz abi bize. Ulis bir tane gol attı ya. Ya Ulis 100 tane frikik kullandı, bir tane atamadı abi ya. At lan. Bir daha. Yok ya, atamayacağız ya. Yeneceğiz yani belli.
Çok da değişiklik yapmak istemiyorum da. Trabzon kadar ya, sen ülke puanı gel gel. Neydi? Penaltı oldu. Vefada mı? Sıfır. Ney? Deme öyle hocam, ben de yaptım geçen birine. Ya Rivals oynuyorum hocam ama VL de değil bu. 0-0 dakika 4'te penaltı oldu, adam çıktı. Gol atmadan mı çıktı direkt? Penaltıyı atamadım işte. Allah seni ne yapmasın. Top oynamıyoruz, yeniliyorum ya. Şaşırdın mı? Sahte bek hücum oynuyor. Şaşırmadım kanka, ben de yani Chelsea'yi yendim. Ondan önceki 3 maçta mağlubiyet. Arada bir Arsenal'ı yendim. Sonra 5 maç mağlubiyet. Kaç? 10 maçta 2 galibiyetim var. Şampiyonlar Ligi'de olmasa maç kazanamayacağım kanka ben. Ona ne diyorsun? İnanırım. Doğrudur. Bakın biraz daha öne yaslayayım. Ne dedin? Fikstür zordu ama. Ben şimdi o zorlu fikstürden anlamın akıyla da olmasa götümün teriyle çıktım. Götümden terler aktı. Sezon bitince Göksel Başkan da gelmez mi lige? Ha Göksel Başkan. Ya Göksel, bizde suç var bu arada. Biz Göksel'le Forjuna sormadık. Ama daha önceden hani ikili konuşmalarımızda, sohbetlerimizde falan Göksel Süper Lig olursa oynarım dedi. Bir de Savaş'ın böyle bir şeye başlayacağı da kesin değildi. Biz bir anda Savaş'a ikna olacağını görünce bir anda başladık abi. Ulan davet edilmedik hocam ya. Davet ama tabii başımızın üzerinde yerim var Göksel. Hemen başlayacağım dersen gel buyur abi. Yok. Hayda. Davet edilmediğimiz yere gelmeyiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayda. Vallahi üzülürüm böyle dersen ya. Yok ya, zaten FM oynuyorsun çok yok. Sene çok sarmadı oyun beni. Ya biraz onları falan da biliyordum, hiç sormadım. Bir de çünkü biz başlayınca 10 sezon falan oynayacağız muhabbet yaptık ya Göksel Savaş'la. Yani ya da 5-10 sezon. Bir tek dediğim gibi böyle Süper Lig değil mi? Anadolu falan yaparsak ona gelirim. Bir ya. De Brezilya kariyeri geçen sene yapamadık, içimde kaldı. Tamam. Yalnız Brezilya kariyerinde bir taraf A grup B grup muhabbeti mi vardı? Ne vardı Göksel? Ya neydi o? Bir şey vardı da onu çözeriz yani. Abi 4-1 yeniliyorum ya. Kupayı da yine verdim, şut kupasına. Canın sağ olsun. Abi ikinci final maçını kaybediyorum ya. Canın sağ olsun, ben çekerim. FA Cup finalini de kaybettim geçen sene Göksel. FA Cup mı? He. FA Cup'ta finale ben kaldım. Onu da kaybettim. Kardeşim benim gibi yapacaksın. Kime? Finalde kime yenildin? Vallahi Chelsea'ydi galiba, yalan olmasın. Kanka gelen giden çakıyor, ne olacak böyle, kovulma sakın demiş Ilgaz. Abi tamam da Şampiyonlar Ligi'nde gidiyoruz yani. Geçen sene de dördüncü oldum. Ben sana finallerde kaybetmemenin rolünü veriyorum, taktiğini iyi dinle. Hı, dinliyorum. Finale çıkmıyorsun, finalde de kaybetmemiş oluyorsun. Rıza Çalınbay gibi ha. Bu nasıl bir taktik? Bu kadar abi. Benden de çete bir şey gelsin. Merak etmeyin, Ali Hoca kovulmaz. Kovulacağını anladan da istifa eder. Evet, teşekkürler. Tanıyın beni. Ben hiçbir zaman kovulmam abi. Abi böyle büyük de konuşmayayım da. Geçen sene ben Osmanov maçı satsaydım görürdüm. Vallahi kovuluyordum ha vallahi. Yalnız Osman ben değil de Osman küme düştü orada. Ondan sonra Osman bir daha çıkamadı işte gel. Osman'ın salaklığı kendi geldi bana son maçta artistlik yaptı. Ben çok rotasyon çıkacaktım. Çok büyük konuştu. Ben rotasyon yapacaktım yani o maçta. Yani benim orada ligde kalma şansım hiç yoktu. Sen bir anda son maç Osman'ı yendin, Osman'la kamera düştü orada. Biz Savaş hocamla playoff oynayacaktık. Galatasaray'ı yendim mi? Ben takımı dinlendirecektim playoff için. Osman geldi son maçta ahkam kezmeye başladı küme düşme hattında. Gerek yok kanka, sen salayım falan dedin ya. O da gerek yok kanka, ben kazanırım zaten falan mı yapmıştı? O tarz bir şey söyledi mi? Ben zaten yeneceğim falan mı? Bir şey dedi böyle. İşte sen de kendim, tamam dedin herhalde içinden. Ben kendim kalırım ligde falan tarzında böyle bir şeyler konuştu. Sonra son iki maç sana gelene kadar da kaybetti galiba. Son maça gelince tutuştu diye hatırlıyorum. Son maç çaktım, buna yatırma düştü. FM'yi bıraktı sonra. Oğlum ondan sonra Discord'a da gelmiyor adam artık. Bana Osman Hoca. Büyük sonuçların olacağını bilmiyordum. Adam bilgisayarını şirkete götürdü. Bilgisayar eve girdiğinde bilgisayar açmıyor artık. Özlüyorum Osman'ı. Osman Hacı'yı. Ya niye unfollow be kardeşim, sen bilirsin de. Ne? Icardi ile bizim maçı atanan İtalyan hakem arasında büyük mevzu varmış. Yok artık.
Inter maçlarına vermemişler uzun süre. Yok ya artık. Bu haberleri nereden? Abi nasıl bir dedikodu lan bu? Bu haberleri kim yapıyor ya? Ya İtalyan hakemle Icardi'nin arasında ne olabilir ya? Onun neyse. Ya biraz keyifli anlattım. Kusura bakmayın Adem. Bugün Kamer hocamı da yendim. Kamer hoca muhtemelen alt taptasındır. Çok mutluyum o yüzden. İki kere yendim hem de yüzükte. Yüzük Lord yani bilmiyorum LOTR var ya abi oynadınız mı bilmiyorum da Yüzüklerin Efendisi oyunu. Middle of Earth diye mi yazılıyordu? Nasıl yazılıyordu? Of. Lord senin ilk maçın var değil mi? Şampiyon Chelsea ile maçım var aynen. Bakayım aynen senin maç eksiğin varmış ya. Benim eşleşmem olmamış lan Şampiyonlar Ligi'nde hala. Chelsea'den sonra herhalde eşleşeceğiz. Tabii oynuyorum abi çok severim ya. Ilgaz hocam oynarsan Discord'a katıl hemen. Ara sıra oynarız yani. Ben ara sıra oynayacak adam arıyorum. Bilgin olsun. Ulan bir maç oynatacağım. Sakatlandın değil mi? Ayağı su toplamış. Ayağın küçük ayakkabı niye giyiyorsun aptal? Ayağına mı vurmuş kardeşim ayakkabısı? Salak ya. Abi 70 milyon euro bayıldığım iki tane stoperim var. İkisi de 70 milyon bayıldım. Birbiriyle anlaşamıyorlar ya. Ya biri sol stopere biri sağ stopere nasıl anlaşamıyorsunuz kardeşlerim ya? Ya dünya hayatı ya. Küçüklük dargınlık olur mu? Kardeş kardeş oynayın. Ben kimi oynatayım burada şimdi? O kole oğlum. Gel vazife sana düştü. Hangi serisini oynuyorum? Ya 1.04 mi deniyor? Ne deniyor bilmiyorum da. İşte bu normal strateji oyunu. Age of oyunu gibi olan. Bu şey üzerinden oynuyoruz. Game Ranger üzerinden oynuyoruz. Bir tane arkadaşlar geldi lan. Bana da çok haber geldi. Adamın karar ya antrenman oğlum, şeyini standart oynayacaktım. Tamam sen de standartsın ya. Gel sen de standart oyna. Biraz keselim adamları da unutsunlar birbirlerini. Abi bütün özellikleri oyuncunun düşüşte. Yardımcı antrenör gelmiş diyor ki hocam bu futbolcu da ne gelişti ha diyor. Bak kaleci oynatacağım mı? Kalecim bile sakatlandı. Bu maçlardan önce maça böyle 2 gün kala oyuncular 2 gün sakatlanıyor ya deliriyorum ya. Ya ben de sinirleniyorum kanka. Ya ulan bir hafta önce sakatlandı bileyim hani seni oynatıp oynatmayacağımı. Sana göre hesap yapıyorsun kanka. Adama göre hesap yapıyorsun. Bir gün önce sakatlanıyor. Köpek. Abi yemin ediyorum bu oyunu yapanlar bunu bilerek eklemişler ya. Millet kudursun diye mi kanka? Kudurtmak için mi? Aptallar. Greenwood baba gel artık ya. Şu formayı sana verelim artık paşam. Hadi abi artık. Vazife bekler paşam. Böyle bir başlayalım bakalım ne olacak. 6-62 Brian Zaragoza. Vallahi hiç top oynamıyorsun oğlum. Biraz top oynaman lazım ya. Tee baba seni alabiliyor muyuz yedeklere ya? Seni de alalım. Yok alamıyoruz. Barco iyileşti mi paşam? Barco da sakat. Bok yedik. Yok Rise of the Witch King bilmiyorum abi onları bilmiyorum. Bir, belki birinci versiyondur tam bilmiyorum. BFM 1'dir herhalde ya da 2'dir. BFM 2 pardon. 2 olduğunu hatırlıyorum tam şu anda. Açoyu kestik abi. Wanderson bir şeyler yap abi. Yelerde de bir şey yok çünkü. Sen hücum oyna ya. Kanat bir hücum oynasan. Ben hazırım ya. Ben de hazırım kardeşim. Chelsea maçına gidebilirim. Kupa maçı. Senin ne kupası? FA Cup 5. tur. Hayda. Yedek çıkacağım. 16 yaşındaki çocuğumu oynatacağım. Yine gol atacak. Yine mutlu olacağım. İyi seyredin. Hadi inşallah kanka. Barış mıydı neydi? Barış Sürgülü. Hadi aslanım yiğidim. De stoperde niye bu arkadaş oynuyor? Salih mi oynasam ya? İlk önünde bir de oynatayım bakayım. Salih'i oynatmak istiyorum ama Ferguson daha verimli oluyor. Nedense ilk önünde anlamadım. Allah kolaylık versin Yusuf hocam. FM'ye gir sen de. Oradan karşılıklı atışırız. Bu maç Pinyavi mi oynatsam ya? Hadi gel bakayım Pinyavi ya. Gel bir top oyna da seni oynatayım aslanım. Keseyim Zaragoza'yı seni oynatayım. Seni oynatayım istiyorum. Top oynamıyorsun ki keseyim. Alan dünyanın en iyi forveti ya. Hayda ne oldu Göksel? Bak şimdi kuduracağım. Niye kudurayım oğlum ben severim ki. Doğru söylüyorsun. Bedava alan tamam. Benimki paralı olan. Benim ikisinde emek var emek. Alın teli var. Best oynayacağım ya. 4-2-4 oynayacağım.
Çıkarlarsa da çıkarlar, yapacak bir şey yok. Önde kuruyorum savunmayı da. Rakibin orta yapmasına izin vermedim. Sikeceğim Baxter seni. Kolunu evde unutup gelmişsin yine ya. Hadi bakalım, bismillah. Chelsea maçındayız. Şöyle bir puan durumunu açalım abi. Maç kazanmamız lazım artık ya. Patlayacağız artık. Maç kazanırsan beni geçiyorsun ha. Ben ligde oynamıyorum oğlum. FA Cup dedim ya biraz önce. Ne bileyim, bir anlık dalgınıma denk geliyor. Ya bu adam stoper değil mi? Sol bekten gelip asist yaparsa söverim artık ha. Yapma. Ya senin bir daha oynatırsam namussuzum ben ya. Seni satacağım şerefsiz köpek ya. Ya ilk şutu her maç yemek zorunda mısın sen ya? Gene mi oluyor? 6-2 oynuyor. Tebrik ediyorum Baxter. İptal et bari. Ya bir daha bunun zor duruma düşmediğim sürece oynatmayacağım ya. Yani anca Mamardaşvili'nin falan sakat olması lazım. Elinin kırılması lazım bunu oynatayım ya. İstikrarlıydı ama. Ya istikrarlı bir şekilde gol yiyip duruyor ya. Ya bayağı istikrarlı bir kaleci. Göksel, 3 gol atmadığım hiçbir maçı kazanamadım ya. Neden? Çünkü her maç en az 2 tane gol yiyor. Ben Uğurcan'ın oyunda iyi bir böyle oynadığı bir kariyer falan hiç hatırlamıyorum. Yani ne kendimde ne başka bir. Ya Galatasaray'da mutluydum ben onunla. Kafama göreydi, dişime göreydi Galatasaray'da. Ya benimkisi direkten dışarı çıkıyor. Ya yardımcı antrenör koymuş, dedim çıkartmayayım, bozmayayım şimdi. Vardır bir bildiği hocamın ama her bildiği maçta 2.5-3 yiyoruz. O da en az. Yalnız selamlar, şu Gürcü Velet, hoş geldin. Benim nasıl satıyor maçı vallahi var ya, köpek mutsuz diye. Sene başından beri mutsuz. Evet, bu seride biraz bozuk gibi ya. Eşek çok gol yedi ya. Vallahi sıçtı iyice. Top da oynamıyorum. Bayağıdır. Maalesef. Ya ne onlar top oynadı ne ben top oynadım ama ben yeniliyorum abi. Neden? Çünkü bende Uğurcan var. Gel pivot oyna aslanım. Sana orta açtıracağım ben durmadan. Havadan orta açtıracağım sana. Geçmiş olsun kardeşim benim ya. Nasıl bu kadar rahatsız oldum? Kanka diğer görücüyü de alacak mısın? Hangi kim o Ilgaz? Selam hocam, yayınlar. Fenomen Ronaldo ve Ronaldo'nun 16 yaşındaki halleri olan data buldum. Brezilya'da. Oha. Ama onları alınca güzel bir karar. Vay be. Çok tatlı olmuş Erkan hocam. Hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Eyvallah. Çok ya güzelmiş Everton'u yani. Kes amına koyayım ya. 3 tane attılar. Allah yardımcımız olsun. Bakalım ne alt edeceğiz. Biraz moral motivasyon vermeye çalışıyorum. Başarabilirsiniz çocuklar. Sizin gol attığınız gün ben kurban keseceğim ya valla. Yine başladık golsüzlüğe. Nereden tahmin edeceğim Ulgas? Mamardaşvili mi diyorsun? Rotu sakatladılar galiba. Sol bekteden kimi alacağım? Paço'yu alayım hadi. Ya sol bekimi sakatladılar. Gol atıyorlar bak sol bekim sakatken ya. Lan. Takımda en iyi oynayan önümüzde 16 yaşındaki eyvallah çocuk. Utanın lan. Hadi abicim. Hadi canım ya. Ayağa bak. Ayak değil. Pas veremiyor. Pas özürlü. Polis, o nasıl bir top? Ya bugün oyun oynuyorduk ya Savaş Bey. O hocam gelemedim evde. Bu etraf dağınık diye etrafı topladım. Canın sağ olsun. Canın sağ, gol. Hadi be. Aferin, oh be. Hadi lan 3-1'den döner mi dakika 80'de? Hadi be yenelim şu Chelsea'yi ya. Savaş Hoca yine gergin demiş. Gürcü Velet geldi, selam söylüyor sana. Gergin olmayalım da ne yapalım ya. Adamları Arok'taki ilkel kabileleri top öğreten Arif'e döndük burada. Öğreniyorlar mı peki kanka? Yok ya. Aldık. Penaltı. Penaltı. Bunun adı penaltı. Kim kullanacak? Emeka. Gel bakayım.
Ha, çok çabalayayım be. Hadi beyler be. Artık sesleniyorum, bağırıyorum çocuklara. Gidiyor. Atamadı. Buray eşek. Oha! Penaltı kaçırdım. Dur! Sizin amınızı okuyun takım gibi, tamam mı? Penaltı kaçtı. Tebrik ediyorum. Abi nasıl kaçar o gol ya? Ya kaçırdığı gole bakın şunun ya. Eşeğin kaçırdığı gole bakın ya. Şuradan direğe vurdu. Şuradan şu direğe vurdu. Sonrasını da kaçırdık. Yok, ben sövmem hocam analarını babalarını. Analar kutsaldır. Ya abi 100 tane atak kaçırdı. Ne olur bir kere gelip gol atmasınlar şimdi. Zaten bir kere gelip gol attılar. Lütfen ya. Biz atalım abi. Lütfen Brian. Lütfen. Gol kaçırdın. Asist yap bari köpek. Ya yine kaptırdı topu bak. Eyvah. Nkunku gidiyor. Eyvah. Son dakika yemeyelim. Ne olur hocam be. Hocam bir kere de benim kalemi koruyun. Oyuncu değişikliği hakkım da doldu. Doldu. 5 tane oyuncu değiştirmişim. Kim alacağım? Winnex hoş geldin canım. Eğer... Şahsi bir soru varsa direkt şahsıma yazabilirsin Winnex'im ya. Ya yayın sonrası bakabilirim çünkü anca. Dakika 88 kanka. Oyuncu da değişti. Senin maçlar niye bu kadar uzun sürüyor ya? Ya kanka çok puan kaybı yapıyorum ya. Yani o yüzden hep değişiklik falan yapıyorum. O yüzden taktik değiştiriyorum falan maç içerisinde çok. Hiçbir şey değişmiyor. Kaybediyorum yine. Kaybedenlerdenim. Seni çok iyi anlıyorum. Hocam zaten. Gördüm. Ne diyeyim ki ya? Dosyaları indirdiniz. Atarken mi sorun yaşıyorsunuz? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ben de Chelsea'den bir puan aldım. Mutluyum. Çok şükür. En azından bir puan alabildim. Buna da şükür. Ya şu Diomondi'yi bir tatile göndereceğim. Bir kafa izni vereceğim bu çocuğa. Yoksa bu çocuk kendine gelemeyecek. Bir müsaade et kardeşim. Dinlenme. Bunlara iki gün. Diomondi'yi bir hafta tatile gönderiyorum abi. Kafanı topla oğlum. Nerede antrenman? Dinlenme. Bir hafta tatile gitsen. Bunlara da birer gün verdim. Dinlenin aslanlar. Size de iki gün verdim. Tamam. Evet, 40 dakikada indiriyorum. Bir gün aktarabiliyorum. Belgelerin grafik klasörüne. Hocam muhtemelen bilgisayarınızda boş yer çok az olduğu için yavaş indiriyor olabilir. Ya da SSD değildir. Hard disk'tir. Hard diskiniz ağır olduğu için yavaş atıyordur belgelerin klasörüne. Muhtemelen bundan kaynaklıdır hocam. Bir de C'ye bakar mısınız? Genellikle belgelerim C dosyasında. C'de yer kalmamış olabilir. O yüzden yavaş atıyor olabilir hocam. 12 GB yer kalmamış olabilir. Bir bakın isterseniz. Maç içinde kaleci değiştirsen kalmaz tabii. Kaleci maç öncesi seç, lazım olmadıkça değiştirme boşa. Hocam tamam da yani kimi ilk 11 başlatsam ilk şutu gol yiyor. Yani Şampiyonlar Ligi maçına gidiyoruz. Daha müzik bitmeden, Şampiyonlar Ligi müziği bitmeden de 2 tane yiyorum yani. Vallahi alacağım artık. Yapan, o yorumu yapan arkadaş seni ilk defa izliyor büyük ihtimalle. Yok ya, hep izleyen bizim patron ya. Fantazisi olduğunu bilmiyor herhalde ya. Ya Uğurcan eşeğini satacağım. Bana bir müsaade ederseniz. Uğurcan'ı satıyorum. Eşek. Artık seni sattığım gün bugündür. Az önce format bitti hocam. Ben artık SSD'yi denemedim. Beni dinlememeye başladım. SSD'yi yap. Ne? Beni dinlemiyorsun artık. Dinliyorum Göksel. Dinliyorum, uygulamıyorum. Uygulamam lazım biliyorum. Genelde sen hep haklı çıkıyorsun. Üstür kuralıyla oynuyorsun ya. Ya Barış'ı sattım bak, 40 milyon para kazandım. Oha, 3 yıldız gelecek bir sol bek stoper oynayabilecek bir genç yeteneğim var 17 yaşında. Sana Barış'ı da satma dedim, sattın değil mi? Ya Göksel oğlum, başkan karada kızda harcamış parayı, 300 milyon euro mu yemiş ya? Nasıl satmayayım? Anasını satayım. 300 milyon euro'm var. Bütün borçları kapatmışım. Geldiğimde 250 milyon euro borç vardı. 250'yi sattım. Bir de üstüne 300'lük daha satış yaptım. Kasada 300 milyon euro var. Başkan karada kızlar harcamış parayı. Ya da kumar oynamış bilmiyorum. Beşiktaş'a mı verdi dünkü maça? Bir anda gördüm 250 milyon euro borç olmuş abi. Ulan stat yapsa anlayacağım. Stat hala 25 bin kişilik. Ya stat deyince de üzülüyorum. Savaş kardeşim de 10 bin kişilik stadı var. Taraftar dolduramıyor.
Ya kapalı gişe maçı. Sıfır ya. Bir tane kapalı gişe maçımız yok. Ya kardeşim benim utanmam nedir bu? Köy takımı ya. Hocam İngiltere'de A kura çekimi takımı bile full oynuyor. Bir tek senin takım desteklemiyor herhalde İngiltere. Ya hocam ben nelerle dövüşüyorum burada. Savaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Aleykümselam. Hoş geldin canım. Ya bu nasıl bir eldir? Bu nasıl bir parmaktır? Ne? İlk çektiğim takım kendim oldum abi. Şampiyonlar Ligi kurasında. Hadi bir Bayern ver orada. Zaten bir de seri başı gelecek. Milan, Bayern, Arsenal, City, Barcelona, United, Paris. Benfica, Paris. Buradan Benfica hariç hepsini okeyim. Ben Benfica ile Milan'ı okeyim abi. Benfica geldi, çek. Benfica, Milan'ı okeyim. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Biz besmele ile çekeceğim. Paris ya da Bayern. Benfica geldi. City ile Paris gelmesin diye besmele ile çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benfica geldi. Arsenal geldi abi. Neyse, İyi sağlık lan. Olsun. İyi lan yine. Endik de ama olsun. Sağlık olsun. İyinin kötüsü geldi kanka. Kötünün iyisi geldi. Ya. Selamlar Berat hocam, hoş geldin. Bence eleyebilirsin Arsenal. Bence de elersin ya. Göksel Başkan sıkıntı o değil. Bay 23 milyon yıllık maaştır. Evet. Arapların ilgisinden 23 sonra... 23 milyon euro. Arapların ilgisinden sonra ben de ilk 25 milyon euro yıllık maaş istedi. Sonra dedi ki tamam hocam 23'e de razıyım dedi. Ulan 1,5 maaş alıyorsun ben de. 23 milyon euro nasıl vereyim sana? 23 milyon euro istedi. Yemin ediyorum. Hatta ilk 25 istedi. Ben 23'e düşürdüm. İstemesini. Amına koydum ben. Ben de sattım abi. Ne yapayım? Uğurcan'a teklif var. 40'a satıyorum Uğurcan'ı da. Araplara satıyorum güle güle. Direkt keş istesene hocam. Direkt keş istedim zaten. Son 16'dayız. Galatasaray'ı eledim biraz önce şeyde playofflarda. Son 16'ya kaldık. Son 16'da Arsenal'la eşleştik abi. Arnaud Tenas bakar mısın? Bakalım abi. Ne yapıyorsun ya? İyi kanka, sen ne yapıyorsun ya? Ahlıyorum. Potansiyeli biraz az ya. Ben kaleci alacaktım bir tane. Ya ben bir tane kaleci alıyordum. Nerede o? Tuluz. Genç dedim, iyi dedim. Tuluz. Yok o değil ya. O genç çocuğu demiyorum. O çok pahalı. Ha şey mi diyorum, bu Dortmund'daki çocuğu mu? Neydi, bir tane değişik bir isim vardı Göksel ya. Latav Babo mu? Öyle bir şey neydi ya? Dortmund'daydı ama git bak, Dortmund'da hatırladım. Kesin mi? Evet. Bakayım. 22 yaşındaydı. Kobel'le Meyer değil ya. Kobel'le Meyer var Dortmund'da. Altyapıda mıdır acaba? Hayır ya. Ya da kiralık mı vermişlerdir? B takımına bak. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'la eşleştik. Önemli o var. Vallahi 19'a da göremedim Göksel. Ya benim sistemdeydi aslında. Nasıl göremedim ben onu? Çocuğu önermeleri lazım bana. Satmış olabilirler mi? 15 milyon euroydu hatta. 15 milyon euroydu evet, bak onu hatırlıyorsun. Çok tamam, değişik bir isim vardı ya. Dortmund'daydı ya. Hatırlıyorum. Gözlemci listemde olabilir mi? Takip listesine bakayım. Babao mu? Öyle bir şeydi sanki de. Ya vallahi iyi hatırlıyorsun ha. O tarz bir şeydi. Atabolu. Atabolu. 18'e çıkmış lan fiyatı ama alacağım. Nerede? Freiburg'da. Transfer yapmış o. Yok yapmamış ya. Freiburg'daydı da yeni sözleşme falan imzalamışlar herhalde. Ha, şu profil resminin sayısı var ya orada. Bana gelmek istemiyor kalmış. Köpek. Köpek istemiyor şu an beni. Gelmez o. İlgilendiğimi açıklayayım. Öncelikle transfer hedefi yapacağım. Öyle alacağım bunu. Yıl sonunda alırım. Filip Jorgensen çok pahalı, alamam beyler. Filip Jorgensen falan yazıyorlar bana da alamam yani, çok pahalı. Ya senden bir ricam olacak ya. Bak kaç, hangi aydasın? Daha Mart'tasın. Mart'tayım Göksel, söyle. Sene sonuna kadar full hiç başka kaleci oynatmadan bir oynat bakalım Mamardaşvili. Zaten öyle yapacağım. Uğurcan'ı sattım bile oğlum. Yani Uğurcan yedek tamam bundan da. Sonra. Hani hiç yani her türlü rotasyon yedek. Yapma yani, onu söylüyorum. Yok yok, yapmayacağım. Yani isterse 10 tane gol yesin Mamardaşvili, yapmayacağım abi rotasyon. Ya daha demin o kadar kızdırdı ki artık burama geldi yani. Uğurcan eşeği oynamayacak yani. Allah. Şampiyonlar Ligi mi bu ya maç? Aa, ilk maçım Şampiyonlar Ligi maçıyla başlıyoruz yine ya. Oha. Besmele be kardeşim. Bismillah be. Nasıl oynasam bu çocuğu, oynamaz mı ya? Ben de lig maçına çıkıyorum. Allah kolaylık versin kardeşim benim. Kimle maça çıksak geçen maçtan kalan bir hesabımız var. Bir kapatamadık o hesapları. Senin maçın hangi gün ya? Oynanıyor mu? Aa benim evet. Maçım 3 gün var daha ya. Evet, adamlar atak yapıyorlar. Taktik yapayım o zaman kadar. Atamadılar, çok güzel.
Çıktık ata. Ya 4-3 oynuyor bunlara da. Bunlar 4-2-3-1 oynamak lazım. Ne yapacağım çıktık bilmiyorum. Çıktık ata. Arkadaşlar atağa çıktık. Kes içeri. Hiçbir rapor yok mu şu an? Adamsın. Allah kahretmesin sizi ya. Bir rapor gelsin bakayım. Rapora bakacağım ya. Hatun ilk geldiğim takımda kim olursa olsun kalecim 4 yıldızdan aşağı seçmem. Zarar bile etsem 4 yıldız kaleciye parayı basarım demiş. Ya öyle de abi çok pahalıydı ya. Resteve alacaktık. 50 milyon euroydu. 70'ti. Sonradan 70 oldu ya. Almadım 70 oldu falan dedim hatta. Bak hatta 105 olmuş şu an fiyat. 19 yaşında. Allah yardımcımız olsun evet. Eyvallah Berat hocam. Sen de oynuyor musun şu an? Şu an alttan kimler FM oynuyor? Ernst Bar kaleci demiş. Volkan Yaman hocam hoş geldin. Hocam bakarız ya. Kaleci alacağız yani öyle de gözüküyor. Uğurcan artık dayanamıyorum satıyorum. Kardeşim çok rahat bir galibiyet geliyor lan. Helal olsun. Evet. Yani hiç beklemezdim senden böyle bir şey. Sen bayağı toparladın lan, ha. Beni geçiyorsun şu anda. Lan ne toparladım ha. 5 maçtır kaybediyorum burada ağlıyorum 5 maçtır. Lan önümdesin lan şu an. Maç fazlam var. Ratkov'un bir profilini açsana Ratkov. Hocam hiç gelişmiyor ya. Açayım göstereyim Göksel sana. Bence yine bile iyi profili var ya. Hem de potansiyelli. Herkes mi FM'de? Ben hadi gelişmeyen adam sevmiyorum. Bu arada bunun profili burada kötü ha. Sen de daha mı 23'te çok daha iyiydi. Yeni gelen arkadaşlardan yayını beğenmelerini rica ediyorum beyler. Falan oluyordu bende. Bir senede. Bu West Ham kaçıncı ya? Oğlum UCL maçı. UCL maçı. Kesin küme düşer ha. UCL maçıyla başlıyoruz abi. Bir baksana kaçıncı. Kim? West Ham mı? 17'ciler. Doğrudur. Şaşırtmadı. Ya bunlar karşısında ne oynayacak ki ya? Savaş Hoca niye övgü almayı sevmiyor demişler. Zeyli ok olarak kabul ediyor övgüyü. Abi övülecek bir şey yok. 10 maçta 2 galibiyet aldım. Nesine övülecek? Bu övgü mü ya? Oğlum benim de öyle. E tamam kardeşim de yani sen kendini kötüyüm derken bana nasıl aynı durumdaki bana nasıl övgü verebiliyorsun? Aa bir dakika benim 10 maçta 2 galibiyetim yok. Benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maçta sadece bir tane premierlik galibiyetim var o da Fulham abi. 3 kez zar zor yendim. Yenilirken sonradan çevirdiğim maç. Ya geçen Blackburn'u yenmedin mi? O 15 maç öncesi işte 16. maç. O fikstürden çıktın bu fikstürden mi patladın ya? Ya sorma Göksel. Hayvan gibi gidiyordum bak şurada. Savaşı yendim. Ondan sonra takım bir daha iflah olmadı. Savaşı 4 tane sapladım. Bir daha iflah olmadı takım. Sapladım mapladım. Nasıl 4 tane değil lan. 3 tane yedim. Abartma bunu. Oğlum Nottingham. Pardon 3 taneymiş. Özür dilerim. Deplasman'da 3 tane sapladım. Özür dilerim abi. Kardeşim kırılıyorum ama. Özür dilerim kardeşim. Evinde de yendim. Sen... Deplasman'da yenince takıma bir şey oldu. Büyülendi takım sanki. Buna bir 5 tane daha at bu. Böyle konuşuyor da. Yok yok. Yok bu sefer olmaz o. İkinci maç ne zaman? Bayağı var. Yani 4-5 maç var. Benim City maçından sonraya koymuşlar. 3 gün bir de arayla ya. Savaş'ın maçına bakacağım. Nottingham Forest maçından sonra bir de onun 7 gün bekliyor. O dinlendiriyorlar araya, Savaş'ı. Kanka araya kupa mupa girecek o maçları ertelenir. Evet büyük ekşi Crystal Palace'lıymış. Ya ne Crystal Palace adamı 7 gün dinlendiriyor beni 3 gün dinlendiriyor. Luton tanımlıymış yani. Araya şeye girer diyorum ya. Eyvallah sağ olsun Gürcücüğüm. Allah başka bak. Maçlar girer UEFA MUEFA. Ben mod falan oynamıyorum ya Ilgaz. West Ham Fulham'dan 5 yedi bu Fulham ne yapıyor? AV demiş. Bilmiyorum ki abi. Dengesiz bir tane. Milinkovic Savic. Ne? Nikola Milinkovic. Stoper bakmıyorum ya. Şey Yavuz. Kaleci alacağım bir tane o kadar. Ufak gitti geldi herhalde ses. Sizde de oldu mu? Şimdi alayım ki buradan aslında satayım. Benim kiradaki oyuncular ne yapıyor gelişim merkezine bakayım ya. Kepri laf verin lan geliş aslanım benim ya. Top oynamamış ki düzgün. Dün geceki yayın YouTube'a gelecek mi? Yarın 3 tane bölüm beraber atacağım Furkan. Yarın geçmişte oynadığımız oyunların 3 bölümünü yayınlayacağım. Artık hani gün gün koymuş olacağım inşallah. Sadece bu bölümü bir dahaki gün olmuş olacak. Toparlayacağız yani böyle böyle. İkişer üçer ata ata yayınlayacağım merak etme. Furkan'cığım. Lunin çek hocam ben oynattım iyi tutuyordu. Ya bu arada şey bugün Galatasaray Lunin'i yazmışlar gördünüz mü beyler? Ukrayna'nın Lunin'i yazmışlar Galatasaray'a.
Herkese iyi akşamlar. Yumurtalı Patates namı diğer online kariyerdeki bahtsız kişi bendeniz Berk. Berk'cim hoş geldin. Selamlar. Çek Twitch'i saldım evet. Biraz. Twitch'te kızdım çünkü. Olmaz bu yayıncılara. O yüzden saldım. Hocam Fatou bu kariyerde gider. Güzeldi. Abi Kanada ihtiyacım var ama Fatou geliştirene kadar anamız ağlar ya. Ali? Efendim sesim geliyor mu? Bir saattir bağırıyoruz sana burada. Götümüzü yırttık. Vallahi mı? Hiç tabii, duymadım lan. Sesimiz gitmiyordu sana. Ben farkında değildim lan hiç. Benim internetim mi gitti? Sen oyunu bir kaydet de ne olur ne olmaz. Kusursuz bağlantı diyor ama. Dur bakayım oyunu kaydediyorum. Kaydettim kardeşim. Zaten Şampiyonlar Ligi maçım da var. Benim de konferanstaki. Ya rapor da gelmedi Arslan'ın. Öyle ya lan. Ne oluyor kanka? Hoş geldin. Ne oluyor lo? Ne oluyor la? Fizyoterapist gözetiminde göğüs kası çekilmesi. Evet. Antalya Spor iyi takım bu arada Süper Lig'de ya. Tatlı bir takım bence. Belki güzel, zevkli geçer kariyer. Göğüs kası çekilmesi ne ya? Ne bileyim hocam. Ne? Yani cübletmiş. Graf girmiş dese falan anlarım da. Oynamamak için bahane işte köpek. Oynatma kardeşim sen de. Ya adam yok adam. Aa Uğurcan'ı sattım. SG. Allah'ım şükürler olsun. Bundan da kendim Barış Sürgülü yine oynayacak. Paramız ne kadar oldu lan? 222 milyon euro oldu güzel. Artık bana bir antrenör verin ya. Allah evet, Muhammed aşkına. Transfer sezonu erken başladı. Bu sene 30 oyuncu gider 80 oyuncu gelir. Bana mı? Yok ya. Evet. Transfer o kadar fazla yapmayacağım. İhtiyaç alacağım abi. Tabii. Ben ihtiyaç olan kaç tane? Yani. 22 tane değil mi? Yani ihtiyaç neyse o kadar abi. Bizde böyle. Beni biliyorsun. Ben ihtiyaç dışı almam. Fizyoterapi sayısını da arttırın. Bir sonucu da görmüştüm. Bir önce kim sakatlan? Ya yeter be kardeşim. İğneyi vurdum abi. Sıçarım artık. Yalnız var ya şu orta sahaya aldım Kolpani'ni topçu ya. Neresi aşırı sakatlanmış lan? Vallahi mükemmel topçu. Allah Eden Wharton. Abi çok pahalıymış ama iyi de. Ya bu Blackburn'da Eden Wharton diye bir topçu var kanka İngiliz 21 yaşında. Hayvan gibi ya. Ya gömeceğim parayı falan yani. Baktın. Gördün mü kanka profilini? Görmedim ya. Görmen lazım. İngiliz hem de yani. İngilizce de ihtiyacımız var bizim biliyorsun. Bir dakika. Başka bu oyun Gnonto'nun gelmiş. Fofana'nın gelmiş raporları. Dušan Tadić Dortmund Ajax maçı diyeyim ipucu olarak. O tarz bir sakatlık mı yaşamış? FM'de Dušan Tadić sakatlı olmuş lan. Ne o sakatlık? Bu emaneti kırma sakatlığı. Allah kimsenin düşmanımın başına vermesin abi. Çok zor ya. Abi. Anlatamazsın. Derdini anlatamazsın. Ali kardeşim bir saniye. Turati ne alemde? Turati'yi kiraladım kirada. Ya iyi oynuyor. 7-0 5 mi ne oynamış. Ama yani ligi Sporting falan oynuyor. Sporting'de falan oynuyor yani. Portekiz liginde zaten ben de Sporting'de oynasam ben de bir 7.5 oynardım herhalde. Kalede. Çok top gelmiyordur Benfica maçı falan dışında. Aynen abi bir de kırılınca nasıl küçük abdest yapıyorlar bilmiyorum. Göksel hiç o tarz bir olay biliyor musun abi? Yan duruyorlar ya kardeşim. Ya oğlum sen niye böyle şeylere soruyorsun? Ya bana? Chat yaptılar abi ben yapmadım yani. Ya avukat adamsın görmüş geçirmiş adamsın diye soruyoruz. Yok kardeşim görmedim. Ya bu tarz bir şey gördüysen de söylemezsin değil mi? Doğruyu söyle. Yok. Peki. Bu listeki kaleci gelir abi bu sene sana. Onu al. Listeki mi? Bayağı iyi kaleci olmak. Messi diye mi diyorsun? Evet. Alınabilir ya. Mantıklı. Bir dakika. Biraz pahalı ama Göksel's. Ne kadar? 60-70 gömeceğiz muhtemelen ona. Ya yok 40 alırsın ya. Vallahi öyle diyor 60-70 diyor. Ulan Uğurcan'ı 40'a sattın zaten. Kaç almayı bir planlıyorsun? Ya param var param yok değil sadece gömeceğiz dedim. Bir şey demedim. Uğurcan'ın 40 ettiği yerde o adam 50 eder yani.
O Göksel avukat mıydı? Yeni öğrendim. 2 yıldır Ali'yi izliyorum. Göksel'im tebrik ediyorlar seni avukat olduğun için. Bu adam 6 Allah tane razı dil olsun. bilen avukat abi. Boş beleş avukat da değil yani. Siz bizi boş beleş adamlarla mı takılıyor zannediyorsunuz beyler? Ey gidey. Maçın mı Ben var kendi senin? primimi yapmadım hiçbir zaman bu kadar helal olsun hocam. Allah razı olsun Yani yapman gerekiyordu Göksel. Sonra primciler çıkıyor. Prim yapıyorlar, şov yapıyorlar yani. an sana kaleci buldum. Grabara. Kamil Grabara mı? Çok severim ben bu arada onu oyunda. Galatasaray'a almıştım onu ben zamanında. Şey, FM 23'te aldım ya. Seviyordum yani o zaman. Abi ben bunları yenme şansım yok ya. Abi adamların zayıf yönü yok bu Arsenal'ın. Nasıl yeneceğim ben bunları? Ben 3 tane yasladım. Ne yaptın? Ne oynadın sen bunlara? Kanka ben düşük tempolu oynadım onlara. 4-2-3-1 mi çıkmıştım? Tam hatırlamıyorum ki, bir bakmam lazım. Kanka sen Discord'da oyun muhabbetini nereden yapıyorsun? Bekle bakayım bir Genel saniye. sohbetten. Ya 4-2-3-1 çıkmışım. Şahsıma yazarsan Ilgaz, eğer yüzük atacaksak sana yazarım yani. Arsenal çok kötü oynamış ama ya, baksana. 5 şut atabilmiş, biri isabetli. Full düşük tempo mu oynadın? Ne yaptın? Hatırlamıyorum ya. Dündü o. Savaş Luton tamam. Hocam Nifen Ama alabilir miyim? kilitledim falan diyordum Alamadım tamam. ya. O maçtı işte, bu maç. Osimhen var. Allah sana yardım etsin. Çok zor şansım. Keşke alsaydım Osimhen'i ya. Gerçi gelmek istemiyordu bana da. En azından bu eşeklere karşı top oynayabilirdik belki. Gel, gel bakayım ya. Belki bir şeyler yaparsın. Ya, takım da hiç top oynamıyor abi yani. Salih ile başla. İki sözüm ne yazmış okudum mu? Ne? Kim? Çete bak. Orası çok gizli bir oda. Onu mu diyorsun? Yok en son. Yok canım, biz düşündük ki Göksel Başkan gibi bir adam boş beleş adamla takılır mı? Göksel Başkan gibi bir adama yakışıyor mu mesela? Hayda. Üzülüyorum böyle şeyler görünce. Canınız sağ olsun. Neyse, Allah'tan Savaş Hoca da var da birazcık genel Seviye kültürümüz yükseltiyor yüksek. mu? Tabii. Eyvallah. Yoksa Ben çivi düşünüyorum yani. yazısıyla falan anlaşacaktık burada. Vay nasıl. 4-2-3-1 oynayacağım bunlara karşı ya. Allah yardımcımız olsun bu eşeklerle. İnşallah top oynayabiliriz abi. Gel destek oyna lan hadi. Direkt bir şey seçmeyeceğim. Tamam, üstüne gidelim ama disiplinli oynayalım ya. Boşuna pas atmayalım. Oğlum bu Atalım mı bilmiyorum, kalsın. Tabelenin önerdiği kaleci oyunda felaket ya. Ciddi misin ya? Vallahi bak. 14'ten aşağı hiçbir şey yok hocam. Tempo düşük oynamaya çalışacağım. Bu maç. Özellikle. Boyu bir 97. Ulan bunu keşke alsak gerçekten. Bakayım mı ya Göksel maç sonu ona? Şampiyonlar Ligi maçını atlatayım mı? Kimlerin maçı var? Allah yardımcımız olsun abi. Hayvan gibi yükleniyorlar. Aferin babam Maradaşvili. Aferin oğlum benim. Temkinli abi ya bu maç. Hücum yapmışız yanlışlıkla. Ama şans vermedin ki moruk. Ya vallahi verdim Göksel, vermedim. Yarısını Garip o ya. oynamıştır. Lan niye donuyor? Gol atan da Uğurcan donsun. oynadığının yarısını oynamamıştır iddia ediyorum. Uğurcan kadar. Ah be direk. Direğe çarptı top. Ya saka sıçarım ama. Görüşürüz Ilgaz'cım, Allah'a emanetsin. Demek ki Kümünat'ı hiç kalsak Sen kariyer Black maçını Bandic yaparsak hangi kim adamı istiyor? Kim demiştin olsa lan? bilmiyorum. O yüzden bıraktım hala. Kanka unuttum, orta saha oynuyor. Hayvan gibi Önlü değeri bro mu? var. Önlü büro. Hayvan gibi değeri var. Bulsun. Bir tane gördüm de 12 milyon değeri vardı, o mu acaba dedim. Yok daha fazlaydı değeri. 50 falandı. Aferin lan Greenwood. Pas at lan. Greenwood sağ kanatta neler yapıyorsun? 1-0. Aslanım. Vatan evladı. Bir çoktan gol attı ya. Aslan, ama hemen yemeyelim evladım. Ne olur Allah'ım yardım et. Ya Rod nereye salladın o ya?
Bizim FIFA'da boşa sallama ayakları vardı ya, Göksels. Evet. Onun gibi boşa salladı ayağını eşek Rot. Bak. Başa sallamıyor. Hop. Salladı boşa. Greenwood koş oğlum. Kaptırma be oğlum. Bir daha lan. Alamadık bir daha. Edin Varton, Varton. Aynen Edin Varton söylediğim adam Savaş. Erkan Hoca yazmış. Doğru. Yememe. Aslanım Mamardaşvili be. Aslanım Gülücü kardeşim benim. Fena yükleniyorlar ya. Bu kim lan? Hadi be abi, bir tane de duran toptan sallayalım şunlara be. Bir tane stoper buldum. Allah'ım sana şükürler olsun. Arap liginde oynuyor, hızlanma 17. Oha. Kanka Greenwood 2'yi de attı. Hem de hayvan gibi yine gol attı. Ben bunu çökerim. Aferin beyler be. Aslanlarım benim. Maaşı ne kadar hocam? 3'e. Oğlum sağ kanatta acayip oynuyor Greenwood ha. Azmış. Sakatlanmasaydı şimdi kaç tane golü vardı aslında ya. Top kapma 14, pozisyon alma 13, markaj 13. Brezilyalı mı? Değişiklik yapmamış. İtalyan. Yok yapmamış. Oo, İtalyan iyi stoper olur. Yemeyelim be. Duran toptan yemeyelim özellikle, ne olur. İşte bir defans özellikleri bir tık 13-14 olması sıkıntı, onu da arttırsam hayvan gibi olur ya. Abi kaptırmayalım be. O Simeon yapma. Sakam yapma, saka yapma. Rot. Yapma yavrum. Top kaptırmayalım be. Bizde kalsın çocuklar. Toplayın o topu. At abi araya. Ya of. Ne biçim vuruş o. Pas atsana. Pas özürlü. Yeler. Greenwood. Yeler. İyi orta. Ah be. Kaçırmadı elinden Ramsdell. Şimdi atak yemeyelim abi. Topu kaparsak müthiş olur. Ama atak yiyeceğiz herhalde. Öyle duruyor. Baksana hayvan gibi paslaşıyorlar. Niye dondu bu kadar? Ama gol yemeyelim de donsun istediği kadar. Problem değil. Ama gol yemeyelim. Abi nasıl pas atıyorsun ya? Abi ne olur pas at aslında, yemeyelim. Allah kahretmesin ya. Of ya. Abi Barco tam sakatlanacak zamanı buldu. Anasını satayım ya. Sol bek adam alamıyorum onun yüzünden. Gyökeres de oynamıyor zaten. Espa gel lan. Pivot oynatacağım sana. Orta açtırırım bol bol. Havadan. Daha fazla orta aç diyelim. Havadan orta açtırırız. Ya biz savaşta ortak oynuyoruz ya, o yüzden donuyor bizde. Ben maç yaparken o oyuncu aratıyor ya. Aynı anda maçımız yok. O yüzden donuyor hocam. Hayvan gibi yükleniyorlar ya. Yemeyelim lütfen bu sefer. Ya verdiğim penaltıya sokayım ama böyle lobi yok ya. Ya direkt topa müdahale abi bir de ya. Sıçayım şunları, iptal etsinler artık ya. Attı eşek attı. Köpek. Hiç top oynamadılar ya. Tempoyu ben de artırıyorum bu sefer. Hadi bakayım. Ben de artırıyorum tempoyu, sıçarım. Önde basıyorum ben de, hadi bakayım. Korkumuz yok. Hocam bilgisayarınızla alakalı bir durum bu ya bu Winnex. Yani dosya taşıma bilgisayarla alakalı bir durum maalesef. Dosyalarla alakası yoktur diye düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum yani. Sahte beke mi Hasan Van Dersson acaba ya? Neyse değişiklik yapmayacağım ya. Ya gerçi çok yoruldu bizim. Kim yoruldu? Greenwood yorulmuş da abi, çıkartamıyorum onu. Hayvan gibi oynuyor. Van der Son gel ya. Seni aldım. Gel. Sahte bek oyna. Hücum oyna ya sahte bek. Görelim bakalım. Her sahipli mecbur alıyorum. Valentin Marco sakat. Ya Arsenal falan dönmedi. Hoca döndürdü ya. O kimse hakem. Adını da göremiyorum. Bana Discord'dan ulaşabilirsin Herox. Discord linkimiz chat'te, bak en başta tutulu.
Ako. Hadi bir aslanım be. Kaptırmadan bir gol atalım şunlara be. Sallan araya. Greenwood ya. Al be oğlum o topu be. Canım oğlum. Gol be. Aslanım benim. Çok şükür ya. Allah'ım yardım et yarabbim. Şunları kazanalım ya. Yenelim şunları ya. Devamı gelecek mi İsmail'cim? Hoş geldin, selamlar. Yeni gelen arkadaşlardan yayınımızı beğenmeden rica ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Beyler, bir de kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Bence sağ tarafta oynar mısın ya? Oynar ya. Hocam, Esposito uygun değil ya yardımcı oynamaya. Pivota daha uygun. Şu an oyuncuya göre oynatıyorum beyler. Branche sen gel ya. İki ayağım pas yapsın. Çok yoruldu Greenwood. Çok iyi ama çıkartıyorum. Gel seni aldım bir de. Şimdi. Kanatlardan yüklen demeyelim. Desteğe gelmesin abi sağ bek sol bek. Orta açmayın. Şimdi yaratıcı oynatacağız. Mevkiyi değiştirdik çünkü merkezi güçlü tutuyoruz. Defastan topla çık demeyeceğim. Biraz oyunu tutmaya çalışacağım ama tutamayacağız muhtemelen. Hayırlısı. Tempoyu düşür diyelim abi. Biraz takım kaleci geldi ya. Önde savunalım. Preste kesiyorum abi. Rakibi merkezden oynamaya zorlamaya çalışalım. Çünkü merkezimiz güçlü şu anda. Orta yapmaya da izin vermeyelim. Hopa dal diyeceğim artık. Korkan'ın çocuğu olmaz zaten. Saçma sapan penaltı verdi adamlara. Allah yardımcımız olsun. Şimdi ilk zaman geçirmeyi açtık. Dribbling'i azalt dedim. Bir tık temkinli yaptım. Hocam bitir artık. 90 artı 2 oldu bak. Bir tık zaman geçirmeyi daha açtım. Bitir hocam hadi. Arsenal'ı yendim. Yendim Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi'nde. Aferin. Yok ilk maç ya. Kendi evimde anca yenebildim. 3-2. Ona seviniyorum. Ne yapayım Göksel, ben de buna seviniyorum ya. Dedim ama sana Arsenal'i yenebilirsin diye. İğneyle gol attı adam ya. İğneyle çıktı maçta gol attı aslanım ya. Forvet. Gyökeres maç satıyor eşek. Genç çocuğun gol attı. İğneyle. Şu oyuncuları dinlendirip geçiriyorum Savaş kardeşim. Geçir, 2 gün sonra maçım var. Benim de 3 gün sonra Arsenal'la bir daha maçım var. Ya niye dinlendiremiyorum bunları? Aa, Diomunde şeydeymiş lan. Tatildeymiş adam. Paco'yu niye dinlendiremedim? Tamam, dinlendirdim. Aleykümselam, San Klaus hoş geldin. X-Raging hoş geldin sen canım. Eyvallah. Aleykümselam. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı playoff'ta yendim. Son 16'da Arsenal'ı ilk maçta yendik ama ikinci maçta içimizden geçecekler gibi geliyor beyler. Hocam futbol menajerde online giremiyorum. Direkt ekranda hızlı başlat var. Hangi futbol menajer oyununda? 23 mü 24 mü? Reis Galatasaray aldım. AKK Elemi Club hoş geldin. Reis Galatasaray aldım. Yönetim 0 euro transfer bütçesi verdi. Ne yapacağım, düzeltebilir miyim? Yani elindeki yüksek maaşlı oyunculardan satıp genç potansiyelli oyuncular alman lazım kral. İkinci maça Simeone tarzı bir defans geliyor. Allah yardımcımız olsun abi. Yüksel hoş bulduk. 3-2 yetmez gibi. Yetmez gibi geliyor bana da olsun. Olduğu kadar abi. Ne yapalım? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız beyler? Önder hocam hoş geldin. Zealand teması çıkmadı maalesef Önder hocam. Ama şu an kullandığım Kojiro teması da Zealand'e benziyor yani. Gayet güzel. Discord kanalımızdan alabilirsin. Teknik ekibi altyapı falan geliştir yani. Sevgili başkanım. O kadar para getiriyoruz takım. Ya bak yine paramız gitmiş. Yine bak güvende olmuş. Zengin yazıyordu 40 daha soktuktan sonra. Yine paramız güvendeye düşmüş. Yine bir yerlere borç yaptı bu başkan. Yine 40-50 milyon euroyu yatırdı bir yerlere. Bakacağım. Ulan bu borç bitmişti. Bak 170'e çıkmış ya. Evet, SAS 24 de iyi. Şey de iyi. Neydi? S ile başlayan yine. Yo, Tato da iyi. Tato teması da iyi. Mert hocam hoş geldin. Gir kardeşim benim, 6 gün sonra bir dahaki maçım. Niye o kadar fazla lan? Şampiyonlar Ligi maçım var yine 6 gün sonra. Beni sıkıştırmışlar yine fikstürlerimi kanka.
Sıkıştırmışlarla işte bir hafta arayla oynuyor. Ya böyle Şampiyonlar Ligi'de sonra bak şey gelecek. Nisan ayı. Nisan ayı full. 8 tane falan maçım olacak yani. Yeni gelen arkadaşlara yayınımızı beğenmelerini rica ediyorum beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi abi paralarım yine bir yerlere yatırıyor bizim başkan. Paralarımızı yiyor. Kaç tane satış yaptık yani? Kaç milyon euroluk satış yaptık? Hiç akıllanmıyor başkan ya. Penaltı yaptırdık. Hibernian'a penaltı yaptırdık. Pozitif çıkalım ya maça. Allah yedi penaltıya bak. Barco iyileş artık. Oğlum baba yaşlandı Cilayla ya. atladı köpek. Golü sövelim ya. Niye be? Sıçalım. Top oyna diyelim. Oha, Elif ne gol attı lan. İnşallah kardeşim benim. Uğurcan'ı sattım. El ele sattık zaten seni. Bu kadro dışına alabiliriz artık. Can sıkmasın hiç takımda. Bu da can sıkmasın. Neyse belki şeyde oynatırız ama ya. Ligde oynatırız bunları belki, problem olmaz. Olabilir Erkan hocam. Efendim X-Raging. 1 milyon euroyu fonlamışlar bir yere başkan. Vallahi öyle. San Klaus biz. Ben yanı yenemiyorum. Senin güzel canın sağ olsun kardeşim benim. Ay Virsin farası düşmüş lan. Gelir mi? Gelmek istemiyor ki. Tamam yedik çıktık da beyler. Niye Açık çalkalanıyor? top oynayalım. Hayırdır? Ne bakacaktım ya? Unuttum da bak. Leonardo Galarza. Pivot santrofor değil miydi o ya kral? Neydi onun adı? Leonardo Galarza. Hemen bakalım. Çıkmadı ya. İkisi ayrı adamlar mıydı? Stoper mi? Yok ama çıkmadı. Şöyle Galarza diye yazalım. Nerede, hangi ligdeydi abi bu adam? Belki ligimizde açık değildir. Lig açık değildir. Database'imiz yetersizdir belki. Ondan olabilir yani. Arko'yu yetiştirmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi maçına nasıl olacak bilmiyorum ya. Bu da çok zor. Ligde bok gibi gidiyoruz abi bu sene. Geçen sene ilk senemizde dördüncü olduk. Bu sene bok gibi gidiyorum ligde beyler. Şampiyonlar Ligi'nde ama son 16'ya kaldık. İlk maçta maalesef 2 gol yiyip 3 tane attık. Arjantin açık aslında ama çıkmadı ya. İsmail hocam hoş geldin. Selamlar. Hemen gelmişken yayını beğen. Antrenmanlarda sıkıntı var mı? Göremedim ya. Antrenmanlarda bir sıkıntı görüyor musunuz ya? Bir eksiklik, gediklik. Kaleciye bir baksana. Hangi kaleciye Göksel? Yazdın mı ismini? Taferel'in önerdiği ya. Neydi adı? Yazmış mıydın peki? Lucas Perry. Perri. Bakayım hemen. 2 R'yle. Hemen bakıyorum. Göksel refleksi biraz düşük ama çok iyi duruyor özellikleri ya. Çok hani bütün standartların üstünde hepsi, bütün özellikleri. Hiç 14'ün altında bir özelliği yok yani. Ama şimdi Brezilya'da oynamış, bu performansı vermiş. Bizde ne verecek Allah bilir. Bitti maç. Ama mesela çok istikrarlı. Yemyeşil yani, koyu yeşil. Bir de çok büyük maçlarda da çok seviyormuş mesela. Hem de bütün özellikleri 14 üzeri. Daha Boyu fazla falan da gelişmeyecek ama. bayağı iyi ya. Eyvallah İsmail hocam, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Coca-Cola bir orta saha vardır. Satılmış mıdır acaba? Abi isim söylemeniz lazım. Direkt bulamayız öyle yani. Echeverri var mı? Yani çok çıkacağını zannetmiyorum ama bir bakalım hemen. Facundo Torres vardır ya. Echeverri şu arkadaş mı abi dediğiniz? 29 yaşında. Facundo Torres 10 numara oynamıyor mu ya? Yoksa şeyin raporu geldi ha. İlhan Mesyar'ın. 35 ile 42 arasında gelebilir diyorlar ha. Sana ne dedi? Vallahi gelir diyor. Alayım mı ya? Ya o 30'da İngiltere'de bana oynayabiliyor değil mi? alırsın. Ne? İngiltere, İngiliz muhabbeti falan takılmıyor değil mi? Çalışma lisansı falan Adam yani. İngiliz değil miydi? Nereliydi? Sanki Fransızdı da ama sanki uyruk falan Fransızmış. vardı ya. Genç yaşından itibaren oynadığı için. Ya adam yıllardır zaten liste değil mi? Her türlü alır izni. Bir bakacağım. Bunun ekstra uyruğu olması lazım. İngilizce akıcı konuşuyor ama ekstra uyruk alamamış ya. 1800 günü varmış vatandaşlık alması için. Kanka o önemli değil ki amına koyayım. Ya biliyorum önemli olmadığına, yine baktım merak ettim. Niye o Ya zaman? zaten adam alırken orada alıp alamayacağı yazıyor ya.
Yerli oyuncu statüsü sayılıyorsa geç. Takunlu'ya da bakacağım hemen. Ay yazamadım. Sen niye bu kadar düşük aldın lan antrenmanda? Takunda. Takundo mu yazdım? Böyle gel Takundo, bakayım. Pardon. Arjantin'de 10 numara değil mi bu? Uruguaylı mıydı pardon? Uruguaylıymış. Ben Arjantin'i falan zannediyordum bunu. Ne kadar ki bu? Tam bir görüşelim. Bunu Amerika'dayken alıyordum ben. Marsilya mı ya? Marsilya'ya gitmiş ya. Ne kadar gitti acaba? Şu an 30 milyon değeri. Oyunda çok verim vermiyordu ben de ama. Ya direkt bir 10 numaraya ihtiyacım yok. 10 numaralı oyun oynamıyorum ama. Ya da belki düşünülebilir. Daha sonrası için. Edge Hever yazdım ama çıkmadı bir şey ya. Raging düzgün. Andre ne alemde acaba? Brezilya'da orta saha demişler. Tanıyor musun Gökse Az? Geçen sene döndü. Bok gibiydi. Hocam yazdığınızı anlıyorum X-Raging. Ama hani çıkmadı adam. Muhtemelen database'imizde kötü olabilir yani. Database'imiz düşük olabilir. Benim yine maçım var. Kardeşim benim de maçım var galiba. Yok şimdi değilmiş benim. Sen benden iki maç üstü olacaksın ha. Saçmalık yani. İşte. Fazlan var iki tane. Bunu da yenersin sen şimdi. İştesin zaten. İnşallah. İnşallah. Sen Avrupa'da yenildin mi lan ilk maç Hiberyan diye bir takıma? Nasıl yenildin lan? Şey gibi. Yenildim oğlum. Ne yapacaksın? Takımına. Ya Hiberyan ne abi? Hani Göksel... Pikimde bile olmaz. Ya... Konferans ligine mi kasacağım? Ya bu Fenerbahçe'nin grubunda olan takımın adı neydi Göksel? Bir şey söyleyeceğim. Nörşelen. Yok o değil. Bir tane daha vardı. Tırnava. He. Ulan tırnava olsa anlayacağım. Tırnava olsa anlayacağım bak yenilmesini. Hani diyeceğim ki bu tırnava. Sana ne kardeşim? Benim takımımla niye ilgileniyorsun sen? Çıktım yenildim. Yani Hibernian. Hibernian ya. Scottish. Bu şey değil miydi? İskoç takımıymış. İrlanda takımı diye hatırlıyordum ben. İskoç yazmışlar. Abi ilk defa duydum. Ne bakacağım da ben. Ya ben senin genel kültürün yoksa ben ne yapabilirim ya? İlk defa duydun diye ne yapayım şimdi? Kahru mu olayım? Ya kardeşim benim rütbem farklı ya. Ben Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veriyorum. Son 16'dayım kardeşim. İyi. İyi bok yiyorsun. Aferin. Süt liginde değilim ben. Hibernian'la oynamıyorum veya tırnamayla bile oynamıyorum ya. Tırnamayla ya, oynasan yine anlayacağım. Sikimde olmaz ya. Sikimde olmaz. 12 milyon euroymuş takım. Ya takımın değeri Savaş kardeşimin geçen kalede oynattığı adamın değerinden fazla ya. Ya ne yapayım kardeşim? Yenildim. Allah Allah ya. Allah Allah. İlla sessize mi alayım yine seni? Vay da. Tamam kardeşim kızma. Niye kızıyorsun? Bir şey söyledik. Ya kırmızı gördüm. Ananın amına gör kırmızıyı. İsmail hocam. Hibernian'ı ilk defa duyan. Şu Hertha'daki kaleci ne alemde? Ernst miydi? Ernst yazdılar. Bakmadım ya. Bakayım hemen. Unuttum. O gelişebiliyor ya. Hemen bakayım. Transfer yapmadıysa onu da alabilirsin belki. Potansiyeli düşük çıkmış ya bu oyunda. Ya iyi özellikleri iyi duruyor da potansiyeli yok işte. Full olsaydı mesela alınırdı yani. 2,5 yıldız potansiyeli var. Claudio Echeverri. Böyle de bakabilir misin? Tabii ki bakarız öyle de. Ha şimdi çıktı. Aa. Sen böyle oyuncu yazdığında biz bakmadık mı Raging? Bir rapor alalım hemen aslanım. Güzel duruyor ama potansiyele bakmak lazım. Savaş Hoca'nın takımı çok güçlü. Biliyorum Önder Hocam biliyorum ya. Dalga geçiyoruz işte. Savaş kardeşim seni savunanlar da var. Bak Önder Hocam yazmış. Savaş Hoca'nın takımı çok güçsüz ama demiş. Ya kardeşim ben zaten kasmıyorum yani konferans ligini. 16 yaşındaki çocuğu oynatıyorum ya. Ya kardeşim biliyorum tamam ya. O zaman ne konuşuyorsun? Ya takımın ismine güldüm kanka. Gülmeyin o takımın ismine ya. Aziz Ali olmuş gibi konuşuyorsun ya. Aynen. Ya Hibernian diye mi sıçıyorum? Ne yapıyorsun? Öyle. Ya ananın amına vur topu ya. Oha Celtic'te oynarken beni de yeniyordu Hibernian. Çok presli futbol oynuyor. Bak Yusuf Hoca tanıyormuş. Ulan ben bilgisizim. Kusura bakmayın. Cahilim ben. Cahil Ali. Genel kültürüm zayıf. Normal kültürüm de zayıf. Nerem doğru ki değil mi Göksel? Est. İkinci dilim de yok. Bak Göksel'in 6 tane dili var. Benim ikinci dilim de yok. Niye ya? İngilizcem var işte mükemmel. I am here. Oyun işte. Dondu. Dondu mu? Kanka oyuncu aratıyordum. Gelmiştir şimdi. Bakarım Hirox'um yayın bittikten sonra. Adam maçına girmişsin. Oyuncu aratıyordum. Sonra da maçına girdim işte.
Bir girelim de bir gol yedirtelim kardeşime. Direnin lan 20 dakikada. Ey maşallah Lavrovic kardeşim bak müthiş top oynuyor. Eyvah. Böyle zehirli ok atıyor ya. Birazdan attın oğlum golü. Bir yaşarsan savaşacağım haberin olsun. Amına koduğum. Konuşma. Konuşmuyorum kanka söz. Bu ligde baktı sen bunu geçiyorsun ya hocam kuduracak bu. Hemen zehirli ok atmaya mı başladım? Evet müdahale etmeye başladım. Maça falan girdi bak. Hocam tam ismini hatırlarsan öyle aratalım çünkü bulamıyoruz ya. Eksik yedik aratınca. X-Raging hocam. Yayına yeni gelen arkadaşlar hepsi hoş geldiler. Chat'e gizli sekmeden izleyen arkadaşlar da buradan olsun selamlarımı iletiyorum. Devam et hadi. Direnin lan. Twitch'te umarım işleriniz iyi gidiyordur. Ya son dakikada olmaz çocuklar. Ya yedik amına koyayım. Amına koduklarım. 5 dakika uzatma vermiş 90 artı 7'de gol yedirtiyor ya. Oha lan. Önce çok fena gülüyor eğlendi bak ben sana söyleyeyim. Yayına bak. Ben hocam. Bunu sessize alıyorum yine bu kendi kendine konuşsun ya. Ya benim konuşmadım konuşmadım. Fena güldü sana onsuz söyleyeyim. Köpek. Vallahi konuşmadım kardeşim haksızlık yapıyorsun bana bak. Ama ben sana dedim bak yayına geldi şey maça geldi puan kaybı yaptıracak Lavrovic'e de ya bir hocam, maşallah 20. dedi. 20. takıma berabere kaldım ya. Ben Ali Hoca'ya yazar bence ya. Bu çok bir puan. Vallahi kanka sus dedikten sonra sustum bir ben daha hiç konuşmadım. Amına koyayım senin ya. Kırmızı görecek maçı buldu ya. Gözlerin yetiyor Ali Hocam senin bazen. Ulan Mendy'e değil de bana mı yazıyor Göksel maç? Mendy kırmızı görmüş. Adam kazanıyordu. 2'yi de attı hatta. Oğlum iptal etmişler 2'yi. Ben ne yaptım? Tamam işte iyi oynuyordu yani adam. Girdin maçı değiştirdin. Sangare savaş ortası. Aramıyorum ki savaş ortası. Arkadaşın Efe Kurtulmuş. Bakmıştık ona galiba Burak ya Twitch'teyken. Bir daha bakalım. Çıkmadı şu an. Eyvallah Barış hocam hoş geldin. Selamlar. Raging yazmış. Lucas Perry çok patlak almayın. İkinci sezon kullandın mı yazmış? Sattın mı yazmış? Tam anlayamadım. Aleykümselam Yasin hocam hoş geldin. Selamlar. Ay restesi al diyor da çok pahalı işte. Kopenhag'dan açıklama. Deplasman tribünü dışındaki tribünlere Galatasaray'a ait ürünlerle girilmesi ve Galatasaray'la ilgili tezahüratlar yapılması durumunda ihraç edileceksiniz. Karışabilirler mi öyle ya girdikten sonra? Ne Göksel Savaş? Allah Savaş beni sessiz aldı galiba. Maçı izledim diye. Edemezler bence. Ya bence öyle girilmesin diye algı yapıyorlar önden gibi geliyor bana. Yine ele çıkartacağız maçı Allah kahretmesin ya. Gelmedi mi hiç? Pardon Burak'cığım o zaman. Arattım ama çıkmadı ya Burak. Rego'ya bakalım nasılmış. 19 yaşında. Bir rapor alalım kardeşimden. Güzel, yetenekli bir çocuğa benziyor. Yarın maçım var. Savaş kardeşim benim. Ya Savaş'a sorsana beni yine sessize mi almış? Maçım var yarın. Konuşamıyorum da. Hocice beni sessize mi almış diyor. Sessize aldım ya. Uğursuz sesini duymuşsun diyorum. Ben ona dedim konuşursan alırım diyor. Konuştu. Bir dakika konuşursam alırım dedikten sonra hiç konuşmadım. Onu iletir misin? Göksel iletsene. Ne? İletsene oğlum söylediğimi. Hocam şey diyor hani konuşma dedikten sonra hiç konuşmadım ama diyor. Fark etmez o zamana kadar 50 kere konuştu. Fark etmez diyor o zamana kadar 50 kere konuştu diyor. Nasıl anlaşacağız diyor. Kuş diliyle mi anlaşacağız maçta? Nasıl anlaşacağız kuş? Lan oğlum bana ne? Bana niye söylüyorsunuz ya? Hızlı hızlı geçirsin. Oyuncu mu oyuncu da bakmasın. Hızlı hızlı geçirsin diyor. Umurunda değil diyor. Ben de her maçına girip konuşacağım. Hocam ne dedi biliyor musun? Söyleme sana Göksel sal kavga çıkar. Ya, ne dedi işte Göksel, dedi bana şunu yaptığını söyleme. Hocam ne dedi biliyor musun? Bunu ben söyleyemem zaten yani. Söyleme Göksel. Hocam boşver. Göksel kavga çıkar söyleme. Savaş götten vurduruyor dedi yani. Oha onu da demedim. Dedim de. Onu da demedim. Yuh. Oha. Sen de ne yaptın? Ya Barko da iyileşmemiş ki aslanım ya. Ben de dediğiniz adamlara bakacağım ama önce şu Arsenal'a kalan bir yarım kalan bir hikayemiz var.
Onu atlatabilirsek çok tatlı olacak ya. Ya rakip sağdayız. 4-2-3-1 oynayacağız yine. Matteo Franç'a gel baba. Matteo büyük maçlarda oynama şevkin vardır inşallah. Senin yok. Sol bakkenin var mı? Sol bakkenin de yok ya. Kameranın var mı? Abi kim oynatacağım ben? Sol bakken sen gel yavrum. Abi Sivasspor deplasmanda Muslera'sı ne yapacağız? Abi ben Sivas'ı umurumda değil benim ya. Benim umurumda olan bir tane maç var. O da Kopenhag maçı. Savaş Hoca'ya papatya şeylerle bir tane. Bence doldur ama hiç görmesin onları şu an. Sinirli çocuk. Hocam Rafael Luiz bakar mısın? Abi maçlardan sonra. Göksel Başkan Savaş Patron Ali Patron'u duyuyor. Onu çevirmene gerek yok. Sadece Ali Patron'a aracılık yapmana ne? Aslında gerek yok. Ya sessiz almış beni Discord'da gördüm ya. Yusuf Hocam. Sessiz almış yani. Nasıl duyuyor? Böyle oynamayacağız abi. Disiplinli oynayacağız. Bunu basmayacağız. Ağır tempoda oynayacağız abi. Boş oyunda pas yok. Benim Greenwood'u sağ kanada alacaktım bak. Yanlış oynadım. Boş oyunda pas tam olabilir belki. Karşı pres kontrole kalk yok. Tempoyu düşürdük. Biraz savunma hattına geri alıyorum. Daha sık önde savun yok. İnşallah kırmızı yemem şunu kaldırdım diye. Bu şekilde çıkıyoruz abi. Allah yardımcımız olsun. Şampiyonlar Ligi ikinci maç. Elersek çeyrek finaldeyiz abi. Allah yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi be çocuklar da. Hadi aslanlarım be. Türk kupasındakiler gelsin de Şampiyonlar Ligi izlesin dedi hocam bu arada orada. Öyle bir şey demedim oğlum ya. Yanlış şeyleri iletme bak kızdırma çocuğu. Hadi yavrum be. Hadi çocuklar biz oynayalım ya. Hata yapmayalım. Hata yapmayalım. Böyle de bitebilir hiç problem değil. Yaptırmayalım ama aslanım. Oynanan Arsenal 3 tane sarı görmüş. Ya gelmesinler yavrum ya. Kapalı mı orada topu? Hakemin Bitcoin hesabı kontrol edilsin. Ya kapamadığım topa bak. Yapma Saka yapma. Allah kahretsin yine ilk top gol oldu ya. Hiç atakları yoktu bir de. Abi salı diye biliyorum ben Kopenhag maçı. West Ham'a Luis Suarez aldım. Yaşlı mı Luis Suarez'im Berat hocam? Hoş geldin. Greenwood'u sağ kanat oynatacaktım. Eşeklik yaptım. Sinirle kollarını savur diyeyim de bir gaza getirmeye çalışayım çocuklara bakayım. Belki getiririz ya. Est. Salı saat 11'de mi maç? Allah yardımcımız olsun abi. Ulan Greenwood'un oynaması lazım. Greenwood oynamıyor abi. Ne bok yiyeceğiz? Uzun top yapsam problem olacak. Böylece stoperlere ver demeyeyim topu ya. Şuraya da kontrole kalk diyelim ya. Adamlar çok yorgunmuş bak ha. İkinci yarı oyuna girebilecek oyuncularına sert girelim. Biz de sert girelim ama. Sarı kartlı oyuncularına pres yapabiliriz aslında ya. Gain'in o kadar çok ayağı iyi değildi. Neyse. Allah yardımcımız olsun abi. Hadi be çocuklar bir tane atalım ya. Bizim de ilk hatamız gol olsun. İlk defa ne olur. Ne olur. Ne olur. Hadi be yavrum be. Vur diyorum önde be. Brian. Olis. Greenwood. Sapladı. Ne olur gol olsun olur hocam. İptal etme canım hocam ne olur. Hocam lütfen. Lütfen artık engel olmayın Crystal Palace'ın umutlarına. Allah kahretsin sizi hoca gibi. Ya böyle offside mi olur? Adamın kolu var burada. Bir de Greenwood'da offside yok. Olise veriyor offside'ı. Pakola sarı yemiş ya. Hiç kaygılı olma abi.
Hiç kaygılı olma, çıkartıyorum seni. Polis şimdilik sen dur abi. Dur bakayım ya. Belki J'leri de çıkartabilirdik aslında. Dur bakalım. Kötü oynamadım. 11 şutum var. Adamların 2 şutu var. Bir tane isabetli şut var kaleye adamların. O gol olmuş Arsenal'ınki. Benim 4 tane var. Yapma lütfen ya. Satma artık maçı Mamardaşvili ya. Lütfen. Bizde kalsın abi ya. Yedirmeyin lütfen ya. Penaltı yapma. Gol yeme, gol yeme, gol yeme. Of. Burayın. Koş oğlum koş. Pas at, pas at. Araya, 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 araya. Araya, araya. Araya, araya, araya. Araya, 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 araya. Van der Son'u da sol bek almak istemiyorum ya. Ne kadar durumda? Oynayabilecek durumda mı ya? Geçme sürecinde. Bu oyunu alsak sakatlanır emin ediyorum. Gel gel. Sen gir. Van der Son. Sahte bek oyna abi destekte. Yardımcımız olsun. Kötü oynamadık bu zamana kadar. Bizim hak ettiğimiz bir maçtı ya. Lütfen hocam ya. Lütfen. Gyökeres çalışkan forvetsin. Bir top indir ya. Pivot değilsin biliyorum ama bir tane top indir ya. 100 milyon verdim sana ya. Allah belanızı versin sizin. Benim golümü offside'den iptal ettiniz. Bunu iptal etmezsiniz değil mi? Offside yok mu zaten de? Bir yolunu bul yani. Top oynamadı Arsenal. Vallahi 3 tane isabet şutu var ya. 5 toplam şutu var. Benim 13 şutum var. Hayvan gibi 7 kornerim var. Adamların 0 korneri var ya. 0 kornerle nasıl alabilirler maçı ya? Sıfır ya. Kodumun Mamardaşvili'si. Satma işte maçı da alalım yani. Karşı pres yap artık. Bu saatten sonra öndeyiz abi. Önde savunacağız bu saatten sonra. 100 tane orta yaptırdınız. Hepsine de vurdurdular. Hayvan gibi boyları var stoperlerimin yani. Hadi çok konuşmuyorsun hiç. Konuşuyorum ben. De şey bas konuşa basmıyorum konuşurken. Gel baba Greenwood. Bizi bu karanlıklardan çıkart Esposito ile beraber aslanım. Gel. Zaten basıp konuşan birileri var diyorsun herhalde. Evet. Ya top oynamadan Arsenal yeniyor beni Göksel. Deli olacağım ya. Hiç top oynamadılar. Benim golümü de iptal etti bir de köpekler. Aa, çok çabalayayım beyler hadi. Ya 0.70 XC'ye yenileceğim abi. 1.77 XC'm var ya. Elendim mi? Allah kahretmesin bu oyunu ya. Abi hiç top oynamadılar. Gördün değil mi Göksel? Gördün mü bilmiyorum da hiç top oynamadılar ya. İlk yarı izledim ya. Yarı izleyemedim. O çart Eda. Senin ligde ben içinden geçmez miyim? Bu Gyökeres'in de alacağı olsun. Ağzına sıçacağım onu. Satacağım. İzin sonunu getireceğim. Abi FC24 geçlerin Arsenal farkı yedik. Nasıl? FC24 geç Arsenal'dan fark yedik mi diyorsun? Sanırım Ali Patron birazcık gergin. Abi nasıl gerilmeyeyim? Hayvan gibi top oynadım ya. Vallahi yazık oldu şu maça. Ali Hoca sağda Turut Ömer gibi gezenleri futbol hayatımı bitireceğim. Öyle abi sattı. Bak Uğurcan'ı sattım. Yine satayım. Allah yine satacağım böyle yapanları. 36 yaşında santrafor yoktu. Adam gibi hepsi de pahalı ve sonra da ucuz diye aldım. Nasıl katkı veriyor mu peki? Arada yaşlı adam iş görüyor. Çömezlere top öğretiyor. Ben de Quaresma 7, Ragnar Klavan'ı aldım. Yok artık. Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı 11'deymiş Göksel ya.
Hep o saatte oluyor. 9.45-10 falan da olabiliyor ya bazen. Afer Luiz'e bakalım. Bir rapor alalım abi. Top oynamadı bizimkiler ya. Beyler hiç hak etmediler ya. Vallahi hiç hak etmediler ya. Hak ettiler mi Allah aşkına söyleyin ya. Yazık oldu. O 9 taç atış antrenmanı. Vallahi olabilir abi. Salih Hoca'nın El Nasr izliyormuş lan. Satayım bunu da. 27 yaşına geldi. Para gömdük zaten buna. Salih'e para abi, veriyorlarsa satacağım seni sonra. Anne. Allah susturmuş belli. Yoksa alsın. Bunu da kim ilgileniyor? Buna da El Nasr istiyor. Var mı ilgisi? Yok. İlgisi yoksa satmıyorum abi kimseye. Simeone. Bu satılmadı mı bu eşek? Gitmemiş mi bu ya? Hemen teklif gelsin de satacağım. Bir yere gitti herhalde ya. Yoksa geçirdi. Maçı da geçirmedi. Bu eşek de kiralanmadı. Abi YouTube'a nereden geçtin? Arkadan oyuncu bakmıyorum. Abi Barış cümlelerin çok devrik oğlum. Ha, ne demek istediğini anlayamıyorum. YouTube'a Twitch'ten geçtim. Twitch'te yayın yapıyordum normalde. Eğer o tarz bir soruysa. Sorun. Şimdi istediğiniz oyuncu varsa bakabilirim beyler. Benim maçım yok şu an. Savaş'ın maçı var konferans. He o bakamıyorsun. Okey. Şimdi oyuncu bakabiliriz beyler. Önerirseniz bakarım şu an. Şu an her şeye bakarım. Savaş'ın maçı var zaten. O arada oyuncu bakabiliriz. Şu an benim bir tane kanada ihtiyacım var. Hatta iki bile olabilir yani. Sağ açık sol açık. Kaleci alacağım ben. Kaleciye ihtiyacımız yok. Efe Niyazi kurtulmuş. Arkadaş sıkıştırıyor. Daha demin çıkmadı bilmiyorum. Bir daha bakalım. Abi muhtemelen Türkiye'de alt ligleri açmadık. O yüzden çıkmamış olabilir. Gronto ihtiyacım yok abi. Kaleci ay oyuncu forvet ihtiyacım var ama Gronto transfer oldu. Alamam onu. Selamlar Atakan hocam. Hoş geldin. Nöbette misin yine? Hocam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la eşleştim. Son 16'da sana özet geçeyim. Eledim Galatasaray'ı. Arsenal geldi. Arsenal'ı ilk maç yendim. İkinci maç bedava yenildim hocam. Daha iyi top oynadım. Yenildim. Elendim ya son 16'da. Karbon'u almadım. Yoğun yevesi bana vermezler beyler ya. Çok pahalı. Çok pahalı abi. Estevao kanat. Estevao'ya bakalım. Estevao hangi? Şu mu? Buysa kötü abi şu an. Valentin Karbon'u. He, onu alacaktık galiba. Dur bakalım. Valentino değil de Valentin'di sanki ya. Evet. Potansiyeli nasıl? Hocam daha iyi olabilir diye almadım herhalde ya. Vermedim para. Berat hocam sen ne yazdın? 19'da belt olmayan oyuncuların maçlarından nasıl çıkabilirim? Hocam direkt bak ne yapabiliyor musun? U19 açıyorsun bu şekilde. Buradan rapor diyorsun hocam. Buradan potansiyelli oyuncuları gösteriyorsun böyle tamam mı? En üstten mesela. Şuraya kadar olanlar potansiyelli diyelim. Bunların hepsini böyle otomatik olarak seçiyorsun. Sağ tıklıyorsun. Transfer ister geliştirme listesine koy, ister transfer durumundan transfer listesine koy veya gözden çıkarılanlar listesine de koyabilirsin. Oynayacakmış ya Göksel. İdmandaymış herhalde. Duydun mu? Vallahi özledik ya. 2 hafta oynamadı adam. Vallahi Davinson'u ben de çok özledim. Ya Göksel ben hayatımda öyle stoper izlemedim ya Galatasaray'da veya Türkiye liginde. Yani sen söylemiştin de ben bu kadar beklemiyordum. Bilmiyorum sen bu kadarını bekliyor muydun gerçekten? Doğruya doğru söyle. Ya bu kadar hemen oturacağını tahmin etmiyordum da adam ilk maçında beri hani 40 yıllık topçu gibi oynadı. Ama iyi topçu olduğunu biliyordum yani. Ben bu kadar yani hani dediklerinizden iyi topçu olduğunu ben hani şeylerini izlemiştim Göksel Tottenham'da hatalarını falan görmüştüm. Ya dedim bizde de çok hata yapmasın falan dedim de abi yok bu kadar baba bir Davinson Sanchez gibi stoper beklemiyordum yani. Bülent Korkmaz falan halt yemiş abi. Bülent Korkmaz ne abi? Bülent Korkmaz vardı yazmışlar da. Bülent Korkmaz bırak Abdülkerim kadar bile yok. Hani Davinson'la kıyaslayayım. Kaleci öner miyim? Hocam kaleci alacağım ben. Norwich'in kalesini alacağım. Kaleci önerisine gerek yok abi. Messi'yi alacağım.
Kanat forvet olur. O şekilde. Orta saha ihtiyacım yok şu anda. 15-30 verdik ama. Ya Göksel, bu Norwich şerefsizlik yapıyor. Ne konuda? Abi 70 falan istiyorlar şu anda. Hani 35'e gelecekti adam. Verecekler de bana sözde 35'e bunlar. Vermediler. Leeds mi Norwich mi? Leeds ya, yanlış söyledim. Abi istiyor al. Temsilciyle detayları görüştüğümde normalde 35'e falan gelecek gözüküyordu, biliyor musun? Bak hala bir şeyler istiyor oradan. Utanmazlar ya. Neyse biraz düştüm. 36, 50 falan mal olacak herhalde taksitlerle baya. Davinson'un en büyük sıkıntısı savunma arasında yeni kaybetmesi Tottenham'ı oynarken. Bence Davinson'un en büyük sıkıntısı onunla beraber Tottenham'ın taktik anlayışının Davinson'a uymamasıydı ya. Tottenham çok önde oynayan bir takım değildi abi. Ama biz de önde oynadığımız için acayip katkı sağlıyor. Matias Arezzo. Hocam o çok iyi çıkmadı bu oyunda ya. Jerem Doku kiralık deneyim istersen hocam. Bakayım ya. Zaten baya kanadı var. Şeyin istin belki kiralar. Çok iyi durumda değil ki, bir tek fizikseli var ya. Kiralamaya uygunmuş bu arada ama çok para isterler eşekler bunlar. Robertson mamış. City'ye bak, Robertson dalmış. Bu o değilmiş ya. Rafinha'yı vermezler mi oynatmıyorlarsa? Aha City Rafinha'yı satıyor lan 29'a. Alayım mı Göksel? Kanatta iş yapar mı dersin? 28 yaş. Vermiyor. Kiralık vermiyor. Maaşı da çok düşüyor. Gelmek istemiyor zaten. Gürcü kaleci bende zaten şu anda. Roni Barcı'yı çağlar hocam. Ben Galatasaray kariyerimde aldığım için bu oyunda almadım. Almayı da düşünmüyorum. Galatasaray kariyerimde var çünkü çağlar hocam. Abi Davinson müthiş topçu ya. Bende oyuncu önerisi yok ama sağ skorer kanat eksik bence takımda. Hocam Ulysses'e birler... Evet evet, hatırlıyorum. Geçir. Tahmin ediyorum hocam. Geçiliyorum. Benim sesimi açın artık Göksel. Kaç saat oldu? Lan Savaş, sesimi aç. Alo. Hocam yalvarıyor bu. Ne olur beni affetsin diyor. Gol yemin primini kaldı. Açmıyorum. Açmıyorum. Kafam aç, dinleniyor böyle. Diyor. Galatasaray kariyeri bitmedi, devam edeceğim abi. Video çekmeye devam edeceğim beyler. Savaş Hoca'nın maçında konuştum diye, bu arada yeni gelenlere bir bilgilendirme yapalım. Maçında konuştum, gol yedirdim diye sesimi sessiz aldı abi. Konuşmayayım diye. Sinirlendi. Son dakika gol yiyip berabere bitti maçı. Ya da yenildi mi, o tarz bir şey. İkisinden biriydi. Sağ tarafa bir tane adam mı olmamız lazım? Kaç maç var? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben ya. Bakmadım da 2-3 maç falan kalmıştır. 3 maç kalmış Göksel. Valla benim City maçı yerleştirmişler ya. Şu kiralayalım, bu neymiş ya. Lugre Simeone köpek. Niye sen de gelişmedin ya. İkna. Kinyevi de kiralayacağım. Ben de top oynamadı. O kadar potansiyeli var. Geliştirsin. BF oynayalım ya. Bugün BF oynayamadım, içimden kaldım. Savaş oynayacak mı ki? Yoksa. Ben oynarım bu arada. Çok keyif aldım ben bugün. Savaş çok iyiydi oyun. Sen düşmeseydin internetin. Birinci oluyorduk zaten ya biz. Hakan Hoca ile falan hayvan gibi. Tarih bir durum. Hani. Franca baba gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam Forcan, hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın Forcan? Blacksmith. İyi, çok şükür, siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Forcan, Uğurcan eşeğini sattım. Uğurcan eşeğini sattım, bir de U21 aldım. Ya Atakan hocam, bu arada fikrinize katılıyorum ama oyuncu kim, onu bulamadık. Ya aslında bizim tam adamımız Sassuolo'daki yaşlı adamdı da. Kariyerine baksaydık ya, kaç taneydi. Ya gerek yok ya. Hiç bakmayın, canımız sıkılmasın. Tadımız kaçmasın, aman Ali Rıza Bey. Ama yani
Haklıymışsın yani istikrar konusunda ben bu kadar istikrarlısın. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim de Mamardaşvili de o kadar öyle top oynamıyor yani. Onun da ortalaması... Ama oynatmadı çünkü. Lan nasıl oynatmadım? 27 maçta oynamış. 27 maçta 43 gol yemiş Göksel. 27'si 11 değil ki o maç. 18'i 11 ama yemiş yani. Abi bu da yemiş yani. O ikisi de kötü. Takımın zaten leş gibi ki senin. Bak Lig'de sana 12. sıradasın. Sana söz verdim. Sene sonuna, sonuna kadar oynayacağım. Senin yani. Ya sene sen sonuna kadar oynatacağım. Sene sonuna kadar oynatacağım göreceğiz bakalım. Hayır takımın leş gibi ki senin yani bu sene. Ne yapayım abi? Şampiyonlar Ligi'ndeydim. İkisini bir de götüremedim yani. Adam seni halı saha takımıyla geçti ya. Adamlar topunu halı sahada oynuyor ya. Ya ben kardeşimi yendim ligde. Hala ne diyor Savaşçı? Ben yendim. Ligde çaktım. Ligde evinde ligde yendim evinde. Diyor. Evinde çaktım diyor. Vallahi yalan yok bu arada. Bu sefer doğruyu söylüyorum evet. Zaha'yı geri istemek olabilir hocam, ya. Hocam sikimde değil ya. Zaha'yı Zanyolu alayım mı? Bir çocuklarımı oynatıyorum keyif alıyorum. Bununla sidik mi yarıştıracağım? Yarıştır. Çoluk çocukla yenerim ben onu dedi. Yani daha doğru söyle demedi de ben çoluk çocukla... Oğlum ben onu sessiz almadım ben onu duyuyorum. Onu söylediklerini bana iletmene gerek yok. Benimkileri ona iletiyor. Yeter. Direkt seni mutelediyse gidiyordur belki dedim. He ben onu duyuyorum ya bilmiyorum. Oğlum Galatasaray'dan Zanyolo Zaha'yı alayım mı ya? Kanatlara. ...20 yıllık arkadaşlık nereye gelmişsin? Nereden nereye? Kadere bak. Abi Mustafa'yı almam. Bu senelikte senin üstünde bir bitirsin de bak gör ben sana neler yapıyorum. Abim bitirirse bitirsin. Ben Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldım Crystal Palace olarak kardeşim. Benim övünçüm var. Karabağ Cup'ta final oynadım. FA Cup'ta yarı final oynadım bu sene yine. Ya Süt Kupası'nda final oynamış onlar övüyor. Överim. En büyük süt kupacı sensin bu arada. Yo alakası yok. Erik Tanaga ayın menajeri mi seçmişler? Abi bu Premier Lig kapatılsın ya. Ayın oyuncusu Maguire. Ayın golü de Garnacho. Ya bu arada ayın golü Garnacho'ya katılıyorum da. Diğerlerine lütfen ses edelim yani. Birisi bir şey desin artık bunlara. Şu Gökeres'i bir yaratıcı deneyeceğim Göksel ya. Çalışkan da bu son zamanlarda hiç verim vermiyor. Ferguson evet iki önlü oynatıyorum galiba. Evet. Ya Levin sakat sakat iş yapıyor ya. Ya Eray Cömert kornetmiş ya. Allah'ım nasıl gol yiyordum. Aleykümselam Hasan Hüseyin hoş geldin canım. Ne yapıyorsun? Eray Cömert mi sandın onu? Ya korneti Eray Cömert diye okudum. Eray'a ne kadar bir nefret duyuyorsam artık. Abi bak Mamardaşvili 45'te kurtardı seni adam. Ya bir tane çıkardı hem de. Sırf onun için maçı mı izliyorsun Mamardaşvili için? Yo, normal izliyordum. Adam iki tane çıkardı. Ulan Şampiyonlar Ligi maçı mı izlemedik köpeşi? Gelip bunu mu izliyorsun sırf Mamardaşvili için? Kardeşim Şampiyonlar Ligi'nde ne yapsın adam? Birini 90'a vurdu Saka gördüm onu. Ya ilk geleni yedi Göksel ya. İlk topu yedi. Hatta adam 90'a vurdu orada. 90'a nasıl çıkarsın onu? Ters adamın, adamların dakika 85'e kadar sadece 2 tane isabet üçlü vardı. İkisi de gol oldu abi. Benim 10 tane isabet üçlüm vardı dakika 80'e kadar. Benim yediğim bütün gollerde tek suçlu kaleci mi ya? Evet. Senin ben futbol bilgini sikeyim hocam. Çok affedersin. Estağfurullah yani. Abi. Senin olsun. Doğu Akım alayım. Abi kanat alacağım beyler. Kanat. Galatasaray'ı Crystal Palace'a getireceğim abi. Zaha ile Zanyolu'yu alacağım. Yeniden Zaha dönemi. İkinci Zaha dönemi. Fatih Hocam dönemi gibi. Fatih Hoca'yı da futbol direktörü yaparım. Crystal Palace'da. Sağ beke de bayağı. Onu almaya çalış. Oy Mamardaşvili iyi kurtardı ha. 3 tane %100 çıkardı. Vallahi bu sefer çıkardı yalan yok. Sol bakken sıçarım ağzına bak. Eyvallah. İnşallah bakalım. Pasını at be. Pasını at kaptırmayalım abi. Bu West Ham'a ikiye atıp fişi çekemedim. Birazdan boktan bir gol yiyip kaleciye söveceğim. Öyle olacak gibi duruyor Göksel. Ay Allah geliyor. Gunumta geliyor.
Allah'ım yardım et. Rab ulan diyorum önde sala. Eşek diyorum önde. Bak defansa bak. Abi neler oluyor? Oy! Oha Mamardaşvili'ye bir şey demeyeceğim abi bundan sonra. Mamardaşvili'ye bundan sonra bir şey dersen. Neler çıkarsın adam yerde top çıkardı ya. Daha bir şey dersen bu adamı vallahi Allah çarpar abi. Bir şey demeyeceğim söz. Stoperler affedersin şeyi çekiyor orada. Vallahi öyle doğru söylüyorsun. Adam 4 kere aynı pozisyonda topa vurdu orada. Vallahi öyle vurdular. Vurdurdum. Ben Ali Hoca'yım. Vurduruyorum. Yalnız dediğim senaryo hemen gerçekleşti. Maalesef. Abi M-League oynayacağım ben. Görüşürüz canım. Major League mi oluyor M-League? Major League'de atmayayım mısın yoksa Barış? Merkezden oynamaya zorla abi şunları. İlk şutları yine gol oldu. Dersem çarpılır mıyım? Bir tık. Ya bu Barkos sakatlandığından beri yüzüm gülmedi ya bu takımda. Vallahi yüzüm gülmedi ya. Sen hocam öyle çaktım attım dersen böyle olur. Vallahi. Allah da beni çarpıyor. Kesin adam rakibe verecek topu bak. Eşek. Öyle öyle serbest vuruş mu kullanılır? Nerede gördün öyle serbest vuruş kullanmayı ya? Lan daha neyi çıkarsın bu kaleci ya? Ya sus haklısın sus. Bu kaleci daha neyi çıkarsın ya? Ya o haklısın. Maç, en az 4 tane gol çıkardı ya. Çıkardı ne yapayım? Kaç oynuyor? İyi oynuyor. Takımın en iyisi. Muhtemelen. Ferguson. Bence senin stoperlerin ikisi de çok kötü. Çok para verdim onlara ya. Performans olarak hiç iş yapmıyorlar evet. Greenwood be. Ya bir Barış'ım vardı Greenwood'la beraber gol atan. Onu da sattım. Takımda başka gol atan kalmadı abi. Ben sana artık bir şey söylemiyorum. Espasito be. Sakat sakat iğneyle oynatıyorum 18 yaşındaki evladımı. Ben hatırlıyorum. Tek skor yapan adamın onu da satma bari demiştim. Ya abi Forge'in 25 milyon euro istedi senelik sözleşme. Araplara gitmek için, gitmemek için. Nasıl vereyim? Sözleşmesi bitiyor muydu ki? Bitmiyordu da sorun çıkartıyordu. Takım dinamikleri bozuluyordu. Ya o bir yerden sonra düzelirdi ya. Takımda oynadıkça düzeliyor. İstemiyor. Ah be. Abi 25 istiyordu ya. Kolay değil ki. O tarz durumda şey yapacaksın. Aklımdaki fiyata uygun bir teklif gelirse satacağım diyeceksin. O fiyatı çekebildiğin en yüksek yere çekeceksin. Zaten o teklif gelmeyince otomatikman düzeliyor. Ya belki dedim hani biraz sözleşmesini yükseltebiliriz falan. Hani bu çok fazla oldu dedim. Biraz indirsen falan dedim. 25'ten 23 milyon euroya düşürdü senelik isteğini. Adam 2 milyon euroyu bırakmış işte daha ne yapsın? Ya. Eşek ya. Abi şöyle uzun zaman sonra yendim ya. Araplarda. Bakmadım bir bakayım ya. Acaba kaç istedi Araplardan bakayım. En az 20 alıyordur ya. Bilmiyorum benden 1.5 alıyordu da. Abi 55 alıyor Araplardan yuh. Alır. 55 milyon euro alıyor Barış Alper Araplarda da inanılmaz bir şey. Oha. Uğurcan falan da öyle alıyordur ki bak Uğurcan'a. Uğurcan daha gitmedi takımdan satıldı da. Sene sonra gidecek. Vizeyi ihya eder ya. Sana Messi ile aynı parayı kazanıyor Barış Alper şu an düşünebiliyor musun? Abi 22 yaşında Messi ile aynı parayı kazanıyor valla. Oy. Galatasaray B eşittir Crystal Palace. İnşallah yapacağız Yusuf Salih Hocam. Kerem'i de alacaksın o zaman. Kerem'i yani halı saha maçına çağırma. Unfollow. Hani Kerem demeseniz. Ya tamam Kerem'i de severim bu arada. Hani bir şey demem de yani abi yok ya. Türk kuralı olmasa gerek yok yani.
Savaş kardeşim de bizim maçlarımız iyice şey oldu ya. Hiç beraber oynanmamaya başladı. Sürekli birbirimizi bekliyoruz maçlarda. Bu değil, bu Zaha gelince yine Kerem 10 numara oynamasın ya. Ya sorma ya. Zaha'yı sola atacak diye de Kerem'i 10 numarada oynatmasın. Mertens falan başlasın Göksel ya. Kerem'i de daha kesmez. Bir iki maç gol attı ya. Abi Zaha yorulursa öyle alsın Kerem oyunu. Sola alsın alacaksa da. Savaş'ta maçımıza az kalmış beyler. İki maç kalmış vallahi. Evet ya. Ya Diomonde'nin iki tane iyi özelliği var. Onlar da düşüyor ya. Antrenör de vermiyor ki. Antrenör alayım birazdan. Üç tane alabiliyormuşuz hala ya. Bakayım. Kondisyon lazım. Zihinsel savunma lazım. Bir tane savunma antrenörü. Kerem, Ziyeh, Zaha. Ya 10 numarada ben Ziyeh oynatılması taraftar değilim ya. Sağ tarafta oynatırım ben Ziyeh. Sağ tarafta verim veriyor bence Ziyeh'te. 10 numarada... Bilmiyorum. Beğenen beğenebilir de. Ben beğenmiyorum 10 numarada. 11 olarak hiç 10 numarada başlamadı mı? Başakşehir maçında başladı. Ama o zaman fiziği iyi değildi tabii. O maçta da golünü attı. Ya attı ama hiç top oynamadı yani. Öyle boş beleş bir gol attı. Uzaktan vurdu maçı işte. Maçı aldı mı? Sana ona bak sen. Ya işte büyük topçu da. Ama 10 numarada oynayamadı bence o maç. Öyle. Yani bir tane maç oynayamadı diye oynayamadı mı? Yok. Kariyerinde 10 numara daha çok oynamıştı. Geçen maçta da mı 10 numarada mesela izledik şeyde ilk 11'de? 70'ten sonra geçiyor. Herkes farklı bir yerde oynuyor. Sonradan 70'ten sonra sağ kanada aldı Ziye'yi. Daha etkili oldu sağ kanada aldıktan sonra. 10 numara başladı maça. Yine. Genel olarak söylüyorum. Yani sürekli o dörtlü sürekli değişiyor yani. Hatta üçlü yani. Ya tabii bir oynaması lazım istikrarda. İstikrarda oynayamıyor ki. Yani sakatlık muhabbetlerinden falan. Bakayım Yavuz. Kim? Zaha'yı hiç sağ kanatta göremedik. İmkanı yok onun için demişler. Ya abi Zaha'yı oynattı bir yere. Maç içerisinde falan aldı hoca da ben yok abi. Solda oynasın yani. Zaha soldan başka bir yerde oynamaz. Mümkünse Kerem de hocam. Abi Liverpool'un menajeri bana gelir mi ya? İkisi aynı anda mı oynasın peki sol? Hayır abi ikisi aynı anda oynamasın. Zaha ilk 11 abi, Kerem yedek. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle. Ligde nasıl olacak? Ya, ligde istediği şekilde oynasın hocam. Önemli değil. Ligde bir şekilde kazanırız maçları. Son maça bakarsak kesinlikle Tete 11 başlamalı. Abi eğer kazanmak istiyorsak Tete'yi 11'e yazmam Atakan hocam. Ama evet geçen maç çok etkiliydi, katılıyorum. Ben de bunu anlamıyorum ya. Bir tane maç oynayınca ne oldu yani bu adam? 20 maçtır hiçbir şey vermedi. Bir tane gol asisti yok Şampiyonlar Ligi'ndeki golü dışında. Şimdi bir tane maçta kıpırdadı diye önünde Yusuf Erdoğan oynarken iyi mi topçu oldu yani? Ya Allah var şimdi iyi diyor ama yani tabii Yusuf ya Erdoğan vardı. Ya kardeşim bir maç üzerinden mi yani yok, bu adam? Yok abi zaten oynatılmaması gerekiyor dedim yani. Bana oynasın bir tane Şampiyonlar Ligi'nde bir tane maçta bir hareket yapsın. İşte ya. Bir Kopenhag maçında yaptığı yediği ekmeği zaten yiyor hala. O da 10 kişilik takıma yani tek kale baskıya kurmuşuz zaten yani bir tane topa vurdu yani. Vallahi öyleydi evet. İnşallah oturur olur ya Göksel. Olumlu bakalım, olumlu olsun abi. Elimizde patlamasın da Cengiz gibi. Cengiz gibi olursa yanarız abi. Lan abi bir kere adam mental şeyleriz. Olarak bitik yani. Tete mi Cengiz mi hangisi? Şey ya Tete. Fazla para versem. Gel. Fazla para şey psikolojisine düşmüş yani. Gol atmam lazım. Kendimi göstermem lazım. O anlamda evet katılıyorum sana ya. Hani kendisini çok göstermeye çalışıyor. Hocam ne olursa olsun Ziyeh kötü transfer. 2 maç var. 3 maç yok. Ama abi Ziyeh'e para vermedin ki. Bonservisi saldın. Ve sana maç aldı adam Şampiyonlar Ligi'nde. Şu an eğer hala bir şansın varsa Şampiyonlar Ligi'nde Ziyeh sayesinde var. Ve para vermedin sen bu oyuncuya. Sadece maaş vereceksin. Seneye de istersen kalacak. Biz Tete'ye de para vermedik de. Tete'ye imza parası verdik ama galiba. İmza parası verdin ya. İmza hayvan parası verdik. Para alıyor bir de üstüne 3,5 milyon euroya yakın para alıyor. Gel antrenör olarak oyna işte oğlum ya. Antrenör yapmak istiyorum ben seni. Gel paranı fazla vereceğim. Yeter ki antrenörüm ol. Şöyle gelin bana ya.
Lan Vicente Munoz'una da deneyeyim aslında. Tete'yi satamazsan ileride çok büyük zarar. Maalesef ya. Ya maaşı çok ya. Elden anca zararını... Ya aynı fiyata falan çıkartırız. Zarar etmeyiz bence ya. Göksel elden çıkartırken Tete'yi de. Hocam hani... ama şimdi Tete'yi sen Araplar dışında Avrupa'da bir yere satamazsın. Ya işte Rusya Ligi'ne, Ukrayna Ligi'ne, işte Araplara. Ya işte tekrardan Araplar Brezilya. Dışında yani Avrupa'da Fransa falan, İngiltere falan almaz o adamı. Alsa bile o maaşı vermez. O ya orta sıra alt takımları gitmez falan alır. İngiltere'den. Almaz hocam ya. Leicester'da adam oynamış yani. 20 maç hiçbir şey yapamamış. Aynı Zaniolo. Ay, savaşın gibi yeniliyor. Alsalardı o dönem alırlardı. Öyle öyle haklısın. Da bence denenebilirdi ya. Yönetime de bir şey diyemiyorum ya. Ya ben denenmesi konusunda yönetimi suçlamıyorum ki. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünüyorum sadece. Şu an kötü oynuyor. Ve hani biraz akılsız oynuyor. Denedik tutmadı. Peki şu an Zaniolo geri dönse? Şekilde, en hızlı şekilde bence çıkılmalı yani. Çıkabilir. Zaniolo geri dönse rotasyonu değiştirir misin? Zaniolo hakim ziyi olarak rotasyonu değiştirir misin? Geri dönse Zaniolo. Zaniolo mecbur dönüyorsa birinden çıkman lazım yani orada. Ama Zaniolo'nun da dönmesi taraftarı değilsin değil mi? Satılması taraftarısın. Ya satılamıyorsa yani adamlar gönderiyorsa dönecek, yapacak bir şey yok. Göksel hocam Lyon aldı zaten. Lyon'da iyi demişler. Şarktar'da da iyiydi. Lyon'da ben çok maçını bir hatırlamıyorum. Bilmiyorum ya. Şarktar'daki birkaç maçını izledim, hatırlıyorum. Denk madem geldim. Lyon'da iyiydi. Lyon niye almadı abi? Lyon kiralık aldı bu adam. Sonra Fulham'da mıydı bir ara? Fulham'a mı gitti kiralık? Lyon bunu kiraladı. Sonra bir daha Lyon şey yaptı. Leicester'dan sonra bir daha kiraladı. Adama iki kere kiraladılar. Ona rağmen adamı almadılar yani. Neden almadılar? İsmail Hoca da şey demiş. Bana göre sözleşmeyle alakalı kulübüyle sıkıntı yaşayan oyuncular patlıyor. Oğulcan, Onur, abi diğer örnekler çok şey ama aşağıda. Bence biz riskli transfer politikası güttüğümüz için böyle oldu abi. Her mevkiye hani herhangi bir şeyden sıkıntısı olan bir oyuncu aldık. Tamam, iyilerini almaya çalıştık ama hep riskli bir oyuncu almaya çalıştık abi. O yüzden sıkıntı oldu. Vallahi bizde para yoktu moruk. Kimden derse desin biz paramız yoktu. Parasız transferlere yöneldik yani. Şampiyonlar Ligi'nden gelen o son parayı da zaten Davinson aldık. O da tuttu gibi duruyor şu an. Sakatlık vermesin meblağı da. Para verdin çünkü Davinson'a. Evet, bonservis verirsen abi olur. Yani Avrupa'da oynamış. Kendini göstermiş. 3 gol atmış falan. Ve herkes tarafından bilinen bir oyuncu boşta. Ve Avrupa'dan hiçbir teklif almıyor ama ne hikmetse Türkiye'ye gelir duyuyor oyuncunun. Ya abi çok para verince geliyor işte. Ama tabii o paraları vermez. En fazla 1,5 milyon euro maaş verirlerdi ona Premier Lig'de orta sıra takımı veya alt sıra takımı. İmza parası da bir o kadar verirdi yani. Biz adama 7,5 falan yedirmişizdir. 2,5 maaş, 5 de imza parası. Muhtemelen o tarz bir şey olmuştur. Yani bence Tete'nin zaten menajeri Türkiye'de yatıp kalkıyordu yani. Adamlar kaç aydır Türkiye'deydi. Bir öyle Fener'e gidiyorlardı, bir bize geliyorlardı. Uğur yazıyordu bence ya karakolu. Teklif falan da yoktu yani öyle çok büyük ciddi. Başka yok takımlardan. Aynen, Timur açıkladı zaten para yoktu diye demişler. Demek istediğim kulübü vermemek için FIFA'ya falan şikayet ediyorsa hiç uğraşmayıp almayacaksın. Hiçbir katkısı olmuyor adamların egosu. Ya yok ya, bence denenebilir bu tarz şeyler. Çünkü sonuçta Ukrayna'da bir savaş var. Denenebilir abi, ben bir şey demiyorum bu konuda. Ama riskli transfer tabii. Riskli transfer yapmak yanlış belki de. Ali hocam ve Göksel hocam cevaplarsanız sevinirim. Ndombele, Tete, Zaha, Ziyeh, bunlardan hangisini alırdın? Ben sadece oradan Zaha'yı alıp çıkardım abi. Ama o da çok para yani Türkiye Ligi için. Gerçekten nasıl yani, anlamadım. Hani sizin imkanınız olsaydı bu transferlerde hangisini alıp çıkardınız diyor. Hangilerini ya da? Ya Zaha'yı alırdım. Ziyeh'e de şans verirdim ya, böyle kiralama usulü alabiliyorsan. Zaten para vermedik. Bence denenebilir yani. Ya hocam 23-24 yaşında adam daha mentor olarak kendini geliştirir elbet. 3 ayda 5 ayda denedik, olmadı tutmaz. Tutmadı demek ne kadar doğru. Daha ne oynadı da tutmadı denendi. Ya 24 yaş çok yaşlı bir yaş yani, öyle genç bir yaş değil. Yani. Evet, eskisi gibi değil yani. 18 yaşında Bellingham senede 60 maça çıkıyordu. Bunun 20 tanesi Şampiyonlar Ligi yani. Zirkzee transfer oldu ya. Zirkzee'ye bakalım ama Yavuz. 24 yaşındaki Napoli'ye adam kendini zaten böyle mental sıkıntıya sokuyorsa o adam yani
gelişmesi çok zor. Oğlum Savaş arada maçın bitti falan de bari de geçireyim yani. Savaş şey Göksel'le muhabbet ediyorduk görmedim. En fazla iki kişi sayabiliyoruz. Mesela o yüzden politika çok kötü. Paranın gözü kör olsun. E öyle abi. Maaşı yatırmak yerine bonservise para yatırmamız lazım beyler. Ya çok kötüydü yani. Son gün 8 numara transferinin son güne kalması tam bir fiyaskoydu. Sorma ya. Hala o konuda elim ayağım titrer yani. Aklıma geldikçe. 8 numara transferinin son güne kalması. Geçen seneden beri en ihtiyacın olan yer 8 numara. Sonra 10 numara ve sol bek yani. Ya Kaan Ayhan böyle bir sürpriz yapmasaydı da böyle bir top oynamasaydı ne yapardı? Valla Okan Hoca, şeyden çıkarttı işte. Sürpriz yumurtadan çıkarttı Okan Hoca. Kaan orta saha formülünü. Baktı hiçbirinde bir bok yok. En son Kaan'ı koydu hoca. Ve performansı da aldı yani. Direkt Okan Hoca'ya yazar. Hani eleştiririz meleştiririz ama hakkını vermek lazım Okan Hoca'ya. Manchester deplasmanında. Ya bir de Manchester deplasmanını aldı yani değil mi? Doğru doğru. Bence en iyisi Kaan'dı yani. Ben Abdülkerim derdim ya. Apo da iyiydi evet. Davinson da derdim. İki tane asist yaptı adam. Bir de hayvan gibi stoper oynadı. Yalnız abi biz full stoperlerle oynuyoruz ha. Maçlarda. Yani bir maçta 3-4 tane stoperle oynuyoruz. İleriden hiç katkı alamıyoruz ki. Ne istiyor musun lan? İstiyormuş. Teklif getir bakayım ne kadar getireceğim ya. %4 komisyon alıyorsun. Tamam olur bu. 40'a falan okutursan bu çocuğu da okutacağım ya. Sol bak yerine de okutacağım. Ne yapıyorsun lan Savaş? Apokerim 29 yaşına geldi hocam Galatasaray'a. 27-33 en verimli çağı topçunun. Daha vakti var sıkıntı yok. En üst seviye topçularla kıyaslarsan zaten adam sana niye gelsin gider üst düzey takımlara. Ya hak veriyorum abi de işte yani sadece performansı düşük diye yorumluyoruz. 23 yaşında elinde bonservisi olan kendini kanıtlandığını bakayım düşündüğüm hocam, bir oyuncuyu Avrupa'dan hiçbir kulüp almıyor ama Türkiye'ye geliyor. Çok pahalı ya Winnex. Bir de 17 yaşında gelmez yani şu an bana. 18 olması lazım en az. Bir kanat bakalım hadi. Savaş geçmezken hazır. Savaş ne yapıyor? Bir sorsana Göksel. Hiç hem konuşuyor ne oynuyor. Savaşıcı burada mısın? Burada değil o. He, o yüzden bir yere kadar gitti o zaman. Oyunu kaydedeyim de ne olur ne olmaz internete gider bir şey olur. Ya Duranville'i hiç denediniz mi ya? Sadece hızı var başka hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ama. Dortmund'daki kanatta. Ben Doğa Kal. Kal değil miydi ya? Fatih'e bakayım gelir mi acaba? Gelmez ki. Bir de çok pahalanmış ya. Gelmiyor. Ben Doğak'a bakalım. Hazır Savaş yokken şey bakalım. Ben Doğak geliyor da bunun da raporu çok iyi değil yani. Bu da olmamış bir topçu. Bana bir tane olmuş topçu lazım artık beyler ya. Hep olmamış topçu alıyorum. O yüzden takım patlıyor yani büyük maçlarda şeylerde. Cesar Huerta bakar mısın? Bakalım abi. Takım hepsi genç. Hiç olmuş topçu yok takımda. Bir tane var o da anasını satayım top oynamıyor. Gyökeres. İyileştiğinden beri top oynamıyor. Abi bu serbest kalmış. Bu çok kötü ya. Fizik ara mı versek ya? Verebiliriz kardeşim istersen. Benim sesimi açtın mı sen? Açtım. Milli ara var çünkü 14 gün. Tamam. Yarın mı yapacağız bizim maçı ya? Yarın maç. Hem de ligi bitiririz yarın muhtemelen. Yarın maç var Galatasaray'ın. Aa yarın salı mı lan? Pazartesi değil mi yarın? Bugün yarın. Müydü pazartesi? Aa yarınmış lan maç. Hakikaten ya. Unutmuşum lan. Bugün pazartesi oldu. Bugün pazartesi oldu ya. Evet. Yeni mi oldu? Pardon. Ulan be. Ulan Savaş. Kandırdın beni. Bir anda heyecan yaptım. Ulan dedim. Ne çabuk geldi Galatasaray'ın maçı. Datro Fofana Berardi. Hocam Berardi'yi düşünüyorum da 100 milyon euro olmuş değeri. 30 yaşındaki adam ya. Haydi çıkalım. Ondan bir daha para kazanamam ben. Nico Williams'a yarın bakacağım. Fofana'ya bakacağım. Kardeşim eline sağlık bu arada. Birisi çok istiyorum evet. Birisi bakalım. Yanlıyorsan abi. Yok vallahi yanlamıyorum ya. Bizim şeylerimiz kapışmamız futbol menajer de Göksel kardeşim, Savaş kardeşim yoksa benim dünya ahiret kardeşimdir. Yayını kapat da bir çok çok yapsın. Aynen yayını kapatıp ben bir Savaş hocanın gönlünü almaya gidiyorum beyler. Katıldığınız kaptanlığınız için teşekkür ederiz efendim. Yarın hem transfer bakarız sağ kanat hem ligi bitiririz ikinci sezon biter.
Bugünlük bu kadar. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni gelen arkadaşlar. Eskiler de varsa artık. Yarın saat kaçta olur bilmiyorum ama yine yazarız. Discord'dan bildirim atarız. Discord'a katılmayı da unutmayın. Herkese iyi akşamlar diyorum efendim. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Bu arada yayına eşlik eden sevgili Göksel ve Forge'un Blacksmith ve de sevgili ne yapıyor lan? Hakan'a teşekkür ediyoruz. Est. Değerli bilgilerinden dolayı ve yayına bilgi kattığı için bilgi dolu adam, 5 dil bilen avukat. Hakan hocam mı? Avukat, Balkanlarda okumuş, Balkanları yalayıp yutmuş ama iki anlama da dahil yani. Sevgili Göksel'e teşekkür ediyoruz. Kapat şu yayını. Kapatıyorum. Blacksmith buradaydı, geç geldi. Blacksmith de buradaydı. İyi akşamlar. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız.